Bir dinle YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğeni, yorum yapmayı, bize destek olmak ve emeğe saygı için abone olmayı unutmayınız. Bizi dinleyip desteklediğiniz için teşekkür eder, keyifli dinlemeler dileriz. Refet Fatma Ali'ye seslendiren Vasfiye Sarıkaya. Yüce okuyuculara şurasını itiraf edelim hikayeye adını koyduğumuz Refet, serüvenini yazmaya başlayacağımız kızcağızın asıl ismi değildir. Asıl isminin yazılmaması için böyle adlandırdık. Şunu da söyleyelim ki, burada Refet'i herkese beğendirmek maksadıyla şöyle güzel, böyle yüksek ahlaka sahip, öyle nazik falan diye bir hayali şahıs tasvirine kalkışmayacağız. Hakikati kopya edeceğiz. Serüven sahibi neyse onu göstereceğiz. Talih'inin dert ve sefalet vadilerinde sürüklüye sürüklüye 23 yaşına ulaştırdığı Refet, 4-5 yaşında yetim kalmış, bundan 17-18 sene önce annesiyle Anadolu'nun nokta nokta şehrinden Dersaadet'e yani İstanbul'a gelmişti. Babası memleketinde çift çubuk sahibiydi. Ticari işlerle de uğraştığı için bazen İstanbul'a gelirdi. Bir defasında buradan kendisine odalık yapmak için bir cariye alıp götürdü. Taşralı eşleri İstanbul'dan giden cariyeyi bir türlü çekemedikleri gibi yetişmiş oğlu, kızları da ondan dünyaya gelen Refet'i bir türlü sevemezler. Odalık olan cariyenin ismini burada Binnaz diyelim. Temizce bir kapıda küçükken büyüme bir şey olduğu için güzelce ve İstanbul tarzı biçip dikti ve İstanbul'dan götürdüğü elbiseleri giyinir. Kızını da öyle bebek gibi giydirip kuşatırmış. Bu kıyafetiyle ev halkının kıyafetine pek yabancı kalan bu anayla kızı, efendi dışında ev halkı pek yabancı olarak görürmüş. Binnaz ne kadar uğraşsa da onlara yaranması mümkün olamamış. Tabii Gitgide o da onlar gibi giyinip kuşanmaya başlamış. Yine kendini ısındıramamış. Zavallı kadıncağızın suçu güya başka bir yerden gelmesiymiş gibi ortaklar onun aleyhinde bulunmak için birbirleriyle anlaşırlarmış. Ayrı ayrı annelerden olan kardeşler bu işte tek vücut gibi birlik olmuşlar. Bunun asıl sebebi ise birkaç defa İstanbul'a gelmiş, ve bazen de uzun süre oturmuş olan Hayati Efendi'nin İstanbul tarzında terbiye görmüş bir cariyeden hoşlanmasıydı. Bin aldıktan 7-8 sene sonra Hayati Efendi vefat edince, Binaz'la kızına olanca hiddet ve şiddetleriyle diş bileyen hanımlar ve oğullar, ellerinden gelen baskı ve zulümden asla çekinmedikleri gibi yorulmadılardı. Binaz her türlü zulme katlandıysa da, artık gelip geçenin refeti hırpalamasına ve sonra da işe abartarak rastladıkları yerde zavallı çocuğu tekmesiyle dövmeye vardıracak derecede bir zulme tahammül edemedi. Kendi yediği dayaklardan şikayet etmeye zamanı kalmıyordu. Çocuğu için merhamet, insaf rica ediyordu. Fakat o kadar zamandan beri onlara diş bileyen kişilerin onları dövmek değil, diri diri yemediklerine şükretmek gerektiğini gördü. Fakat ne yapabilirdi? Yabancıydı, kimsesizdi. Dünyada bir tanecik refetinden başka kimsesi yoktu ki. O da şimdi onu gözetecek bir yaşta değildi. Kendisi gözetilmeye ve korunmaya muhtaçtı. Yediği yumruklardan refetin arkası gömüldükçe, zavallı annenin de sanki ciğer ağzından geliyormuş gibi oluyordu. Onurlarını kırmak için Anayla kızı sofraya almıyorlar. Bazı zamanlarda yemekten sonra yemekleri ve ekmekleri sokaktaki köpeklere hızlıca dökmeye pek istekli davranarak onları üzmek istiyorlardı. Zulmün bu dereceye vardırılması artık yalnız eski kin ve öfkeleri yüzünden değildi. Binazı canından bezdirip yanlarından savarak refetin hissesine düşen malların üzerine oturmak içindi. Hayat Efendi'nin bıraktığı servet çocuklara bölüştürüldüğünde hisse başına düşen çokça bir şey değilse de yine bir ana kızı kimseye muhtaç etmeyecek şekilde geçindirmeye yeterdi. Ancak Binaz zaten gözü açık biri olmadığı için miras nasıl geçer, mal nasıl bölüştürülür böyle şeyleri bilmezdi. Dahası efendinin mal ve mülkünün ne kadar olduğunu da bilmiyordu ki kendilerine ne kadar miktar düşeceğini tahmin edebilsin o güne kadar bildiği bir şey varsa, efendisine ve efendisinden sonra da efendisinin çocukları bildiği üvey oğullarına itaat ve hissettiği bir şey varsa, o da kızına muhabbetti. Sonunda efendisinin bir çocuğunun da refet olduğunu düşünüp, artık onu bu azaptan kurtarmak için ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaya karar verdi. O güne kadar kuzu gibi uysal olan kadın, ana hissiyatıyla bir aslan kesildi kükreyip evladının önüne geçti fakat heyhat arı da ufak bir hayvan olmasına rağmen hepsinin birden hücumu bir aslanı nasıl şaşırtırsa binnaz da güçsüzlüğünü fark etti sonra İstanbul'da efendisi kendisini aldığı zaman akrabalarından bazılarının evlerine götürmüş olduğu için aklına bu İstanbul'daki akrabalar geldi ve o zaman hatırladı ki bu İstanbul'daki akrabalar evleri gösterişleri pek yolunda olan zengin kimselerdi. Binnaz artık bu hatırlamayla kendini bir kurtuluş ümidi bulmuş sayarak hemen yola çıkmayı aklına koydu. İstanbul oraya bir aylık yoldu. Bu arzusunu gerçekleştirmekse güç olmadı. Zira kendilerini zaten başından def etmek arzusunda bulunan aile fertleri izin verme lütfunda bulundular. Böyle uzun bir yolculuğun masrafları için Binaz boynundaki altınlarla Refet'in nazar takımını hayattayken efendisinin kendisine hediye ettiği 20-30 liralık kadar küpe ve yüzüğünü dörtte bir fiyatına satıp İstanbul'a gidecek bir aileye katıldı. İstanbul'a vardıkları zaman o akşamı birlikte geldikleri ailenin yanında geçirip ertesi gün oradan çıktı. Kızıyla kendisinin bir bohçadan ibaret olan eşyasını bir kolunun altına Refeti de diğer kolunu alıp boğaz içi vapurlarından birine bindi. Binnaz, Refet'in İstanbul'daki akrabalarının en zenginine değil, en yakınına gidiyordu ki o ailede oldukça servet sahibiydi. Evleri cariye ve uşaklarla idare edilirdi. Ev sahibi Refet'in halasının çocuğu oluyordu. Onun yetişmiş kız ve oğulları da hep Refet'in akrabası olduğundan Refet'in bu evde birçok akrabası var demekti. Binnaz evladı olduğu için sevdiği, efendisinin çocuğu olduğu için de gözetmesi gerektiği Refet'i sağ salim akrabasının yanına getirmekle övünç duyuyordu. Hayat Efendi kendisini aldığı zaman birkaç gece misafir olduğu bu eve Binnaz o övünçle girdi. Fakat heyhat sanki kaderleri kendilerinden evvel oraya erişmişti onları orada da uğursuz çehresiyle karşılıyordu. Memleketlerinde gördüğü zulümden zaten zayıf ve çelimsiz kalmış Refet, üzerine bir aylık yol yorgunluğu eklenince adeta sıska bir şey olmuştu. Binaz akrabalarından hiçbirinin onu okşamaya ve öpmeye tenezzül etmediklerini görünce şaşırdı. Çünkü Hayati Efendi kendisini aldığı zamanlar bu evde pek çok ikram görmüştü. Fakat o zamanlar bu eve birkaç gün misafir olmak üzere gelmiş, şimdi ise Refet beraber sığınmak üzere girilmişti. Binaz kendince pek kıymetli olan kızının akrabalarınca da önemli olacağını sanıyorduysa da, akrabalarının gözünde yanında öyle sıska bir çocuğu olmasa pek hala işe yarayabilecek bir kadın sayıldığına şüphe yoktu. Binaz memleketlerindeki akrabalarının zulümlerini, üveylik meselesine verdiği halde bunların bu soğuk ve yüz vermez tavırlarını haksız buluyordu. Diğer akrabalarını da dolaştı. Aynı hal. Elbise ve harçlık verenler oluyordu. Fakat hiçbirisi horlanmaktan ve zayıflıktan adeta hırçın bir şey olan Refet'in vızıltısını hoş göremiyordu. Zavallı çocuk evvelce pek sessiz ve pek usluyken, şimdi kendisine bu huysuzluğu veren şey zayıflığıydı. Eğer Binnas bunu anlamış olsaydı, çocuğu bir doktora göstererek zayıflığı için ilaç alır, tedavi ederdi. Ancak o zaman onu Binnas gibi taşrada zamanını geçirmiş bir kadın değil, diğer kadınlar da bilemedikleri gibi tıp bugünkü dereceye ulaşmadığından, belki doktorlar da zayıflığın çocukların ahlakı üzerinde etkisini bilemezlerdi. Zavallı çocuk Kendisinde yürümeye mecal bulamadıkça anasının eteğine asılı ağlar, vücudundaki ağrılardan, kemiklerindeki sızılardan acı çektikçe feryada başlardı. Çocuk ağrıyor diye bir yerini gösteremiyor, zira vücudunun her tarafı ağrıyordu. Refet halini anlatamadığı gibi Binaz da asla anlayamıyordu. Onun fikrince önceleri Refet pek usluydu babasının vefatından sonra böyle oldu. Önceleri rahat ve mutluydu. Sevilir, okşanır, hoş tutulur ve öylece mutlu olduğu için güler, uslu dururdu. Babasının vefatından sonra ise gezdiği, koştuğu avlularda, sofalarda artık serbest gezmeye ve koşup oynamaya bırakılmadı, ve azarlandığı, hakaret gördüğü, artık kendisine karşı uzanan eller onu okşamak için değil, ona tokat, yumruk atmak için kalktı. Velhasıl, mutsuz olduğu için ağlıyor, huysuzlanıyordu. İşte Binazın fikri buydu. Yaratılıştan saf sinir denilmeye yaraşır bir halde asabi olan refete, zayıflığın ve Binazın dediği gibi, her şeyden mahrumiyetin, hor görülmenin verdiği hırçınlık o dereceyi bulmuştu ki, hani ya, görenler ev sahibi kadınlara da hak verebilirlerdi. Evin içinde sürekli bir çocuk vızıltısı ve ağlaması onları da bıktırmıştı. Hele çocuğun geceleri bağırmasından şikayetleri pek de haksız değildi. Zira herkes vücudunu dinlendirmek üzere yastığa baş koyduğu zaman bağırtıdan, ağlamadan kurtulamıyorlardı ki rahat uyuyabilsinler. Kimse "Belki bu çocuk hastadır." demiyordu. "Ne kadar huysuz çocuk." diyorlardı. Mevsim kış olduğu için yolda gelirken refet çok üşümüş ve zayıflığın verdiği ağrılarla dermansızlıklarla ek olarak vücudunu bir de şiddetli sızı kaplamıştı. Fakat görünürde hastalığı olmadığından bunu kimse anlayamıyor ve refet bunu anlatabilecek bir yaşta bulunmuyordu. O acı çektikçe ağlıyor, herkesin dinlenmek için girdiği yatak sanki bir çare batıyordu. Sağlam kimselere pek çabuk geçen, hastalara çok uzun gelen gecelerde refet için bir tip tükenmiyordu. Birkaç ağızdan "Çocuk, artık uyu Edepsizliğin el vermedi mi?" denildikçe o daha çok vızlıyor. Azar işittikçe acısına karşı haksızlık edildiğinden daha çok bağırıyor. Gönlü alınsa yarasını daha çok anlatmak istiyormuş gibi bir kat daha inliyor. Velhasıl susmuyordu. Artık Boğana ile kızın maruz kaldığı aşağılamalar hakaret derecesine ulaşmıştı. Hep bu sıska kızdan rahatsızlardı. Refet yürürken vızlıyor, annesi kucağını alırken de ağlıyordu. Artık bunun kadar ahlaksız bir çocuk olamayacağını hükmediyorlardı. Fakat zavallı Refet, yürürken dizlerinde güç olmadığından zahmet çekiyor, Gayret etmese olduğu yere çökü veriyor. Bunu görenler de yürümemek için inatçılığına veriyordu. Annesi kucağına alırkense o hastalıklı kollar sanki kopacakmış gibi ağrıyordu. Binnaz kızının hürmet ve rağbet göreceğini umduğu akrabaları yanında kendisinin de kızı yüzünden ağır geldiğini anladıkça şaşırıyordu. Onun fikrince Refet ağlasa da sızlasa da sevilmeliydi. Çünkü kendisi seviyordu. Dünya, hayat, hepsi onun için bir tanecik ciğer paresi. Efendisinin çocuğu Refet'ten ibaretti. Kendisini ne kadar aşağılasalar, ne kadar horlasalar razı. Fakat Refet'e yapılan hakaretlere tahammül etmek güç geliyordu. Hele ev sahiplerinin çocuklarının Refet'e karşı muamelelerini bir türlü hazmedemiyordu. İster hazmedebilsin, ister edemesin, iş o derecede dahi kalmıyordu. Refet'in sıska vücudunu ve zayıflıktan sararmış yüzünü, acıdan çatılaşmış kaşlarını, ağlamış yüzünü gören çocuklar, çocukluk günlerinin şanı olan tebessümlerden, gülüşlerden, koşmalardan, hoplamalardan mahrum olan bu çocuğu hoş göremiyorlardı. Bazen onları oynarken görünce, Refet'in de yüzünde bir heves parıltısı görülüyor. Gözleri parlıyor. Ekseri ağlamak üzere bükülen zayıflıktan incelmiş ve dudaklarının hizasına doğru yayılmış. Kansızlıktan kül rengi haline gelmiş dudaklarında bir tebessüm beliriyordu. Oyun dünyasında kendilerine bir arkadaş daha katmayı arzu eden çocuklar onun bu hevesini görerek eskiden çağırıyorlardı. Fakat körebe oyununda ilk önce kendisi tutuluyor. O körebe olduğunda ise hiç kimseyi tutamıyor. Gerektiği gibi koşamıyor, saldırıp yakalayamıyor. Yağ satarım, bal satarım oyununda sırtına yediği yemek havlusunun topacının acısını ise diğer çocuklar gibi kahkahalarla geçiremiyor. Zira zavallı çocuğun diğerleri gibi sırtında eti olmadığından acısı ciğerine çöküyor, ağlamaya başlıyor. Bu nedenle Tatsızlık çıkardığından oyun bozanlıkla suçlanarak derhal topluluktan uzaklaştırılıyor. Bir köşeye gidiyor, boynunu büküyor, ağlıyor. Acısını unuttuğundan yine oynamak istiyordu. Çocuklar merhamet edip yine içlerine kabul ediyorlar. Anlaşma yapılıyor, şartlar teklif ediliyor. Artık tatsızlık bozgunluk etmeyecek. Refet hepsine rıza gösteriyor, söz veriyor. Köşe kapmacaya başlanıyor. Fakat çekilir dert mi ya? Orta yerde köşesiz kalan hep Refet. Onun halsiz olduğunu bildikleri için önceleri ortada onu bırakmıyorlar. Bir köşeye yerleştiriyorlar. Ama köşeler değiştirilecek değil mi? Refet karşı köşeye varıncaya kadar ortadaki çocuk onun gideceği köşeyi kapıyor. Ortada kalan hep o, hep o. Bu yüzden oyunda bir değişiklik olmuyor. Halbuki diğer çocuklar da ortaya geçip köşe kapmadaki yetenek ve hızlarını göstermek istiyorlar. Böyle aynı şekilde kalan oyunda lezzet mi olur? Hep bu tatsızlıklar refet düzünden oluyor. Ancak refet tatsızlığın bu kadarıyla da kalıyor mu ya? O da uzun süre ayak üzeri durmaktan, köşe kapacağım diye boş yere oraya buraya sallanmaktan, bir o tarafa, bir bu tarafa dönmekten dizlerinin bağ çözülüyor, dermanı kesiliyor, midesi bulanıyor, başı dönüyor. Olduğu yere avlunun taşları üzerine düşüveriyor. Başı acıyor, burnundan akan kanları görünce ağlamaya bağırmaya başlıyor. Öbür çocukların oyunlarının da tadını kaçırıyor. Artık bu defa kovulmasına da gerek yok. Binaz onun sesini işitip geliyor yerden kaldırıyor, yüzünü yıkıyor, burnunun kanını dindirmeye çalışıyor. O kadar kansız olan çocuğun bu şekilde kan kaybetmesi de halsizliğini artırıyor. Sinirlerine dokunuyor. Hırçınlaştıkça hırçınlaşıyor. Yine oynayanlara katılmak istiyor. Ancak artık kabul eden var mı ya? Fakat onlar istemedikçe bu inat ediyor oyundaki görevlerini yerine getiremediği için duyduğu mahcubiyet kendisine pek ağır geliyor. İlla o da bir başarı göstermek istiyor. Artık Binnaz küçük hanımların eteklerini öpüyor, onlara yalvarıyor. Sonunda yine Refet kabul olunuyor. Bu defa kurallar Binnaz'la kararlaştırılıyor. Ama bak Binnaz da, bu defa da senin hatırın için. Bir kere daha bozgunluk ederse kabul etmeyiz deniliyor. Bir ara çocuklar iki sıra halinde diziliyor. Bunlar karşı karşıya geçiyorlar. Bir sıra diğerine karşı sırayı bozmayarak ağır ağır o oyuna mahsus olan şarkıyı birazdan söyleyerek gidiyor. Sıralar yakınlaştıkça şarkının nakaratı olan atarlar, tutarlar, en güzelini kaparlar diye kimi kapacaklarını hissettirmeksizin aniden öbür sıradan bir kız kapıyorlar kendi sıralarını ekliyorlar. Fakat bu şarkıya giden sıra içinde çocuklar arasında önceden kimi kapacakları karar veriliyor ki, bu karar üzere kapılan çocuğun o sıradaki çocukların en güzeli olduğu, öbür sıra çocukları arasında oy birliğiyle kabul edilmiş demek oluyor. Bu konuda itiraz etmek ve sözü uzatmak, kimi kapacaklarını öbür sıra çocuklarına eşittirmek ve sezdirmek, bu oyunun kurallarının dışına çıkmak sayıldığından, bu konudaki sözleşmeye çocuklar her zaman uyar. Derken sıra diğerlerine gelir. Onlar isterlerse yine kendilerinden çalınan güzeli alırlar ya da onları kızdırmak için öbür sıranın en güzelini seçerler. Bazen iş inada biner. Hep aynı çocuk o sıradan öbür sıraya geçirilir, kapılır durur. Ancak genellikle bu oyunda bir de masumca bir kibarlık bulunur. Zira çocuklar bilirler ki bir defaya mahsus değil, daima böyle birleşip oynayacaklar. Hissederler ki sürekli görüşecek olan arkadaşlar arasında kırgınlık olmamalıdır. Hatta bu oyun dünyasında bozgunluk eden, bütün arkadaşlar tarafından görüş birliğiyle bir daha oyuna kabul olunmaz. Masum sohbetlerine dedikodu, iki yüzlülük karıştıran çocukla hiçbir komşu çocuk görüşmez. Bu masum dünyadaki kurallar ve doğal düzene hayran olmamak mümkün değildir. İşte bu oyunda bile hüküm süren nezaketin göstergesi olarak genellikle sırayla her gruptaki çocuk diğer grup tarafından alınır ki hepsi en güzel çocuk olarak kabul edilmiş olsun. İşte bu alış ve kapışta en sona hep refet kalıyor. Hem de bu bir kerelik olsa zararı yok. Her zaman böyle bazen bu sıraya dahil olur, yine öyle. Öbür defa diğer sıraya dahil olur, yine öyle. Başka çocuklar bazen sonraları en güzel seçilmeye erişir, bazen de birinci, ikinci defada. Zira dediğimiz gibi bunda bir hatır gözetilir. Arkadaşların gocunmamaları sağlanır. Fakat Refet'e en güzel demek için çocukların hiçbir acele etmez. Zira birbirlerine alay konusu olmaktan korkarlar. Hem de Refet'le ne alışverişleri var? O sevap için bir lütuf ve iyilik gösterilmek amacıyla oyuna dahil edilmiş. Onunla da bir ahbaplıkları yok ki. Gece onlarla birlikte oturacak, konuşacak değil ya. O ağlayacak, sızlayacak. Hem yaşça onların akranı değil. Başından büyük işlere kalktığından oyunlarına katılmak istiyor. Oyunlarına dahil etmeleri onun için bir nimet. Evet, diğer çocuklarca böyle ama Refet öyle mi düşünüyor ya? Her gün en sona o bırakılıyor. Hem de çoğu kestire ona gelince bir kere daha gitmeye gerek görülmeyip onun bitti denilerek onu asla en güzel şerefine nail etmeksizin oyun sonlandırılıyor. Refet bunu çok iyi anlıyor fakat bir şey söyleyemiyor. Çarpılmış gibi bir tarafa dönüp ağlamaya başlıyor. Sanki onun gocunduğuna bir önem vereceklermiş. Fakat onlar önemsemedikçe o sızıltıları feryatlara çıkarıyor. Çocukların bir ikisi "Ne oldun yine Refet?" diyorsa da Refet'in gururu hiçbir zaman meseleyi açıklamaya el vermiyor. Hırsından, hiddetinden aralıksız bağırıyor artık daya hak ediyor değil mi? Evet, gayri çocukların da sabrı tükeniyor. En sabırsızı işe başlayıp ardı sıra artık silleler tokatlar birbirini kovalıyor. Geç kalan bir tekme yetiştiriyor. Böylece Refet de nasibini alıyor. Ertesi gün yine oyuna katılmak istiyor. Fakat artık her istedikçe yanlarından def etmek için onu dövüyorlar, tepeliyorlar. Bu dayak meselesi Binnaz'ın tahammül edemediği bir şeydi. Binnaz akrabaların hangisinin evine gitse, Refet'in çocuklar arasında gördüğü muamele hep öyleydi. Fazlaca dayak yediği bazı günlerin gecesi baygın düşerek yatıyordu. Binnaz o geceyi rahat geçirdiğini sanıyor, ertesi gece ise o dayağın acıları baş gösteriyordu. Bir ara bahar geldi. Refet memleketindeyken o zamanı kırlarda, çayırlarda geçirirdi yanlarında bulundukları akrabalarının çocuklarının yaşayışlarına binaz hayret ediyordu. Binnaz'ın geldiği memlekette çocukları kırlara, çimenlere bırakırlardı. Burada ise muntazam bahçeler bozulmasın diye çocuklar bahçeye yanlarında biri bulunmaksızın ve izinsiz salı verilmiyordu. Refet ise bahçenin kapısından bile baktırmıyorlardı. Ev içinde ses ettiğinden evinde en alt katında vakit geçiren Refet gittikçe vücuttan düştü. Sıskalaştıkça sıskalaştı. Zaten az kalmış olan gücü daha da azaldı. Zayıflığı o dereceyi buldu ki artık yerinden kalkamaz bir hale geldi. Kolunu kaldırmaya mecali kalmamıştı. O eve gelip giden misafirlerden 45-50 yaşlarında bir kadın vardı. Binaz'ın ve Refet'in üzücü halleri onun merhametine dokunurdu. Bu defa gelişinde ise, Refet'in artık fena bir hale gelmiş olan zayıflığını gördü. Binnaz'a, ''Kızım, bunu İstanbul'a indir de, bari bir hekime, hocaya götür.'' dedi. Fakat, Binnaz İstanbul'un sokaklarını bile unutmuştu. Hekimlerini, hocalarını nereden bilecek? Bunu hanıma açtı. İyiliksever kadıncağız, Birkaç gün bizim eve geliniz de konu komşu biz o çocuğa bakarız. Bunun hali böyle ne olacak der demez Binnaz bohçasıyla refeti yüklenerek kadının arkasına takıldı. Köprüye çıktılar, tramvaya bindiler. Mürüvvet Hanım denilen kadın yüksek kaldırıma biletleri aldı. İstasyonda inip bir sokağa saptılar. Bir iki daha sapıp Haylice'de yürüdükten sonra harapça bir evin önüne geldiler. Mürüvvet Hanım'ın evi yeni değil fakat ferahtı. Büyük değil fakat bahçesi büyüktü. Malta döşeli temiz bir taşlık, merdivenlere kar gibi beyaz bezler yayılmış. Aşağıda bir yemek odası, yukarıda da büyükçe bir odayla küçük bir oda vardı. Kadıncağız yaşmağa attığı gibi bir yatak çıkardı. Onu küçük odaya serdi sandığından temiz, ütülenmiş çarşaf ve yastık örtüsü çıkardı. Kadın çarşafı açınca mis gibi sabun kokusu, temizliğine işaret ediyordu. Sofadaki ambarından bir basma yorgan çıkardı ki çarşafı kaplandıktan sonra daha kimse örtünmemişti. Zira Mürüvvet Hanım örtünülmüş yorganı ambarına koymazdı. Misafiri gidince hemen yorganları söker, yatak çarşafı ve yastık örtüsüyle beraber yıkar, yorgana da diğer temiz çarşafı kaplardı. Böylece ne kapsız yorganı kalır ne de kirli çarşafları bulunurdu. Misafirlere kirli yatak sermeyi, o misafir hakkında hakaret sayma adetini ne güzel koymuşlar. Çünkü hakikaten misafire en büyük ikram temiz yataktır. Ama dikkat gerek, süslü, kıymetli yatak değil temiz yatak. Yani Mürüvvet Hanım'ın hazırladığı gibi çarşafları, yastık yüzleri temiz bir yatak ki yıkandıktan sonra daha kimse onda yatmamış olsun. Bazı kadınların gidip misafir oldukları evlerde her gördükleri kusura ve her şeye bir bahane bularak bir takım laf yapmaları ne kadar çirkin görülse de bu yatak hususunda ayıplamaları o kadar takdir edilmeli, övülmelidir. Zira bu şey pek çirkin görülmeli ve pek büyük ayıp sayılmalı ki o kusurdan sakınan çok olsun. İşte bizim Mürüvvet Hanım hakikaten birey kadın olduğundan bu hususta kimse onunla alay etmez, onu ayıplamazdı. Mürüvvet Hanım bir bohçasını da çıkarıp o odadaki eski bir ceviz çekmecenin gözüne koydu. Bir çift detaylık getirip yatağın ayak ucuna bıraktı, ondan sonra aşağıya indi. Mürüvvet hanımın taşlığı da döşeliydi. Bir tarafında bulunan kerevetin üstüne minder serilmiş ve üzerine dokumadan örtü örtülmüştü. Binnaz Refetle oraya oturdu. Mürüvvet hanımın avlunun bahçeye olan kapısının iki kanadında açınca Binnazla Refet'in karşısında zümrüt gibi yeşil bir zeminle beyazlı ve pembeli çiçeklerle donanmış ağaçlar göründü. Binnaz bu manzaraya karşı kendiliğinden bir Oh! Çekti. Refet ağzını açmadı. Fakat gözlerini o iç açıcı manzaradan alamadı. Mürüvvet, kerevetin yanı başındaki ufak bir tahta dolaba açtı. İçinden bir ispir tokandili çıkardı. Pişirdiği kahvenin bir fincanını Binnaz'a verdi. Birini de kendi aldı. Bir de sigara yaktı. Bahçeye bakan kerevetinin minderi üzerinde bir güzel keyif çattı. Evin içi dışarısındaki perişanlığı göstermiyordu. Duvarlar temiz badanalı, bembeyaz, her tarafta sakız gibi örtüler, dolap ve masaların üzerleri dantelli örtülerle örtülü. Her taraftaki temizlik, evin içine bir ferahlık veriyor ve eskiliğini örtüyordu. Mürüvvet, yorgunluğunu aldıktan sonra bir kaba hasır çıkarıp bahçeye bir ağaç dibine serdi üzerine ufak şilteler de koydu. Sonra yukarıdan iki de küçük, basma yüzlü, fakat yine temiz yastık getirdi. Orayı hazırladıktan sonra içeri girip, Binaz Hanım, haydi kardeşim, çocuğu biraz bahçeye çıkar. İsterse uzansın, ben yastık da indirdim. Haydi, biraz hava alınız. Çimenler, çiçekler, mis gibi kokuyor. Siz yabancı değilsiniz ya. Ben de bir bakayım, Bizimki akşama bir şey hazırlayıp bırakmış mı?" dedi. Binnaz gördüğü ikramlara şaşırıp kalıyordu. Onları bahçeye çıkardıktan sonra Mürvet kilerindeki tel dolabın kapağını açtı. "Aferin kocacığım. Bak beni ne güzel düşünmüş. İşte bir soğanlı kavurma yapmış. Bir de kabak pişirmiş. Oh, ne ala. Bu beni düşündüğü için Belki geç gelirse yemekleri hazır bulsun diyedir. Bunları pişireceğim diye vaktinden önce uykudan kalkmıştır. Öyle ya, zamanında işe yetişecek. Baksana, tap taze, mis gibi kokuyor. Mutlaka bugün pişirmiştir. Ah benim hakikatli kocacığım. Ben de bir çorba pişirip şu misafirlere ikram edeyim. Oldu gitti. Çalışkan kadın böyle söylenerek mangala biraz kömür koydu. Ateş yanıncaya kadar pirinci ayıkladı. Soğanlı kavurmanın kavurmasından 3-4 parça alıp bir tencereye koyduğu suyun içine attı. Mangala oturttu. Pirinci, etin faydası biraz suya karıştıktan sonra salacağından misafirlerin yanına gidip bir sigara daha sardı. Kaba hasırın üzerindeki minderin bir üzerine uzanıverdi ki bu uzanışa oturmaktan ziyade Yatmak denilebilirdi. İkiye katlamış olduğu bir erken minderini kolunun altına almış olduğundan ancak yarı belinden yukarısı yarı oturmuş vaziyetteydi. 45'lik 50'lik mürüvvet sanki Venüs'ün İda Dağı'ndaki vaziyetini almıştı. Ancak mürüvvet oralarda mı ya? Venüs'ün adını bile işitmemiş. Öyle kadın şeklindeki Venüs'ü ne işitmiştir ne de bilir. O keyif çatıyor. Yorgunluk atıyor vesselam. Boğaz içinden erken vapurla indiklerinden şimdi henüz öğle vakti olmuştu. Çiçeklerin, çimenlerin mis gibi kokuları insanın kalbine ferahlık veriyordu. Ya rüzgar ne kadar hafif esiyor, kuşlar ne güzel ötüşüyordu. Refet annesinin yatak gibi yaptığı yere uzanmış, bakışlarını ileriye doğru salmış, hareketsiz yatıyordu seste de çıkarmıyordu. Derken kapı çalındı. Mürüvet kalktı. Binnaz ağlıda Mürüvet hanımın "Vay efendim, safa geldin komşum." dediğini işitti. Mürüvet misafirini yukarı aldı ve biraz sonra aşağıya inip kahve cezvesini koydu. Binnaz kalktı ve kahveyi kendisi pişireceğinden Mürüvet'in misafirinin yanına gitmesini rica etti. Mürüvet hanım bu teklifi kabul ederek çıktı. Binaz, Refet'ten hala ses seda çıkmadığına şaşırıyordu. Refet çok zayıf olduğundan çiçeklerin kokusu ona bir gevşeklik getirmiş, adeta sızmıştı. Eğer evin içindeki bu kokulara maruz kalsaydı, şüphesiz korkulacak bir halde bayılırdı. Belki sonra ayılması da güç olurdu. Ancak güneşin o güzel sıcaklığının tesiri ve hafif esen rüzgarın okşarcasına ok üzerinden geçmesi onu yalnız sızmakla bırakmıştı. Bir süre sonra Refet gözlerini de kapadı. Artık yarı uyku yarı uyuşuk halde daldı gitti. Binaz bir yandan kahveyi pişiriyor, bir yandan da göz ucuyla bahçede uyuyan kızına bakıyordu. Kahveyi yukarıya götürüp verdi. Mürüvvet Hanım gel bakalım Binaz Hanım, sen de şuraya otur. Refet'in rahatını bozma, o güzel güzel uyuyor. Sen otur, ben onun üzerine bir şey örterim, diyerek Binnaz'a pencerenin önünde yer gösterdi. İşte, uyanırsa şurada görürsün, diyerek kalktı. Bir küçük battaniye çıkarıp Refet'i örttü. Gelen misafir, komşu Nezaket Hanım'dı. Büyücek bir kapının çırağı, yani gelindi. Efendileri bir ev almışlardı. Bu ev Mürüvvet Hanım'ın yanındaydı. Sırtında kadife hırkası, oyalı hotozu, salkımlı küpeleri, gül bozuğu, menek şeynesi hepsi üzerinde bulunuyor. Boynunda nasma kordonun püskülleri de kadife hırkasının biraz açık önünden görünüyordu. Nezaket Hanım'ın lafı hep konağa ve yeni efendisine dairdi. Evet, böyle olduğu sözün gelişinden anlaşılıyordu ama söylediklerinin hepsini anlamak mümkün olamıyordu. Nezaket Hanım memleketinden geleli 17 sene oluyordu. Bir kapıda eskimiş, hürriyeti verilerek ödüllendirilmişti. Nezaket Hanım çerkezdi. Fakat hayli süre abazaların içinde oturmuş olduğundan abazaca da öğrenmiş, İstanbul'a geldiğinde Türkçe öğrenmiş ve geçim kapısı büyük bir ev olduğu için hem Çerkes hem de Abaza'dan kapı yoldaşları bulunduğundan bunların kimiyle Abazaca, kimiyle Çerkezce konuşmuş. Derken efendileriyle Arabistan taraflarına gidip bir süre orada bulunmuş. Oradan da biraz Arapça öğrenmiş. Bizim Nezaket Hanım muhtelif diller alimi ha. He? Heyhat. En çok kullandığı lisan Türkçe olduğu halde Türkçesini anlamak güç. Çerkezce konuştuğu kişiler de iyi konuşamadığını, Abazaca söyleşenler de Abazacasının anlaşılmadığını söylerler. Ya Arapçasını anlamak, bilmece çözmek gibi bir şey. Nezaket Hanım bir süre diğer dillerde konuşmayı bırakarak hep Türkçe konuşmaya başlamış ve evlendikten sonra da Türk olan efendisiyle hep Türkçe söyleşmeye mecbur olmuştu. Fakat tam öğrenmeyi başaramadan memleketindeki akrabalarını ziyaret etmek üzere İzmit'ten ötede bulunan köye gittiğinde yine Çerkezce'ye dalmış ve çok az kaldığı için onu da iyice kullanamadan gelmişti. Lakin yazık ki o zaman o kadar emek verdiği Türkçeyi de unutmuştu. Amma yaptın ha mı deniliyor. Masal anlatmıyorum, hakikati söylüyorum. Bu olacak şey değil diyen varsa şükürler olsun Nezaket Hanım hayattadır. Cenab-ı Hak uzun ömür versin. Ama nezaketin kalbi o kadar güzeldir ki bunu övmek için sayfalar doldurulsa azdır. Sadıktır, insaniyetlidir. Hala efendilerinin, efendilerinin çocuklarının kulu kurbanıdır. Yaratılıştan terbiyelidir. Kapı yoldaşlarına vefalıdır, iffetlidir. İyi bir eş oldu. Hakikatli bir anne çıktı güzel ev kadınıdır. Bu kadar güzel huy, hiçbir lisanı iyice bilmemek gibi bir eksiği örtmez mi? Hem onun zararı kendisine değil midir? Aleme bundan ne? Kendisi de bu eksinin farkında değildir. O konuşurken iyi anlatıyorum zannediyor. Bulamadığı kelimelere de aceleye gelince duyulmamış bir isim takıyor, söylüyor ve selam. Mürüvvet Hanım Komşusuyla bir seneden beri kaynaştığından epey sözünü anlamaya alışmışsa da Binnaz pek anlayamıyordu. Fakat nezaket hanım Binnaz'ın sözlerini anladı ya. Hatta pek hoşlandığından onu evine bile davet etti. Binnaz pencereden Refet'i gözlüyordu. Güneşin sıcaklığı sanki hayatın akışı olarak çocuğun vücuduna nüfuz ediyormuş gibi Refet'in kurumuş kemiklerinin şekli meydana çıkmış olan yanaklarına hafif bir pembelik geldi. Bir aralık solgun dudakları üzerinde bir de tebessüm görüldü. Masum uykunun en güzel süsü olan tebessüm o sıska çehrede bile bir şirinlik gösterdi. Ancak o güzellikte tebessümün devamına özgü olan an süresince devam etti. Bir şimşek parıltısı gibi geçti, gitti. Yalnız yanaklarına gelen hafif pembelik orada yatan çocuğun ruhsuz olmayıp canlı olduğunu anlatıyordu. Nezaket Hanım evine gitti. Mürüvvetle Binaz bahçeye indiler. Refet hala uyuyordu. Kızının bu kadar süre sessiz sedasız, feryatsız figansız durduğunu hali zamandan beri görmemiş olan Binaz sevincinden ne yapacağını bilemiyordu. Mürüvvet Hanım Refet'in rahatı bozulmasın diye yanına gitmedi. İki iskemle çıkardı. Bahçenin bir tarafına koydu. Birine kendisi oturdu, diğerini de Binnaz'a ikram etti. Refet bir aralık gözlerini açtı. Hareketsiz duruyordu. Bir süre sonra kolunu örtüden dışarı çıkardı. Önüne doğru sallandırdı. Epeyce zaman kımıldamaksızın durduktan sonra ince parmaklarıyla hasırın çubuklarıyla oynamaya başladı. Güneşin sıcaklığının uykudaki çocuğa tesiriyle pembeleşmiş olan yanaklar yavaş yavaş yine sararmaya başladı. Eski halini aldı. Mürüvvet Hanım: "Haydi kalk yavrum, şu çimenlerde gez oyna." diye Refet'e teklifte bulunduysa da Refet ne yerinden kımıldıyor ne de cevap veriyordu. Mürüvvet pişirdiği çorbanın yarısını akşama saklayıp yarısını bir kaseye koydu. Sofrayı da kurdu bir çorba, bir de kabak öyle yemeğini oluşturuyordu. Refet çorbayı seve seve içti. Böyle çorbadan hayli zamandan beri mahrumdu. Akrabalarının yemek tepsileri mükemmeldi. Börekler, tatlılar vardı. Fakat çorbaları hasta çorbası değildi. Terbiyeli falan şeylerdi. Bir çorba ısmarlamak oralarda kolay bir şey değildi. Dışarı ısmarlanacak, aşçıya haber gidecek falan hayli işti. Üstelik Binaz gibi devamlı olarak kalan birinin öyle sürekli keyfine göre yemek ısmarlaması saygısızlık olacağından Binaz öyle cüretlerde bulunamazdı. Tepsiyle ne gelirse onu yemeye mecburdular. İşte asıl o börekler, hamur işleri gibi sağlıklı olanlara özgü yemekleri yemesi Refet'i böyle berbat ediyordu. Çocuk havaya, güneşe, perhize muhtaçtı. Refet'in oldukça büyük sıkıntılarından biri de midesindendi. Akşam Mürüvvet'in kocası geldi. 60 yaşlarında bir adamdı. Ta gençliğinden beri 300 kuruş maaşı vardı. Evlerine kira vermiyor, çok mutlu yaşıyorlardı. Ertesi gün Mürüvvet'in kocası işine giderken komşularından askeri doktor bir kolaasını uğradı. İşi olmadığı bir zamanda Refet'e bakmak üzere gitmesini rica etti. Adamcağız derhal geldi. Refet'i güzelce bir muayene etti. Perhis tembih etti. Et suyuyla çorba ve süt tavsiye etti. İlaçları kendi akşama getireceğini söyledi. İnsaniyetli adamcağız akşama getirdiği ilaçların parasını almadı. İhtiyaç sahipleri defterine geçirdiğini söyledi. Bu biçimde tedavi edilirse bir aya kadar Refet'in haylice kendini toplayacağını da söyledi. Mürüvvet Hanım, hava değişikliği olması için bir ay süresince kendilerini evlerinde alıkoyacağını söyledi. Binaz, bu mahallede gördüğü yardım ve şefkate şaşırıyordu. Bu mahallenin komşularında birbirleri için o kadar vefa ve gayret mevcuttu ki, içlerinde bir hasta olsa mahalle halkı ona hizmetkar olur, bir işleri dikişleri olsa birbirlerine yardıma koşarlardı. Eski insanların söyledikleri, ''Ev alma, Komşal sözünün hikmeti bu mahallede pek anlaşılıyordu. Hepsi güzel ama doktorun tavsiye ettiği çorbayı, eti ve sütü kim alacaktı? Binaz'ın cebinde üç kuruştan başka para kalmamıştı. O üç kuruş haydi bir gün için yetsin. Fakat bu tedavi yalnız bir güne mahsus değildi. Binaz'ın koynunda bir gümüş saati kalmıştı. Vakit ve zamanını bununla biliyordu onu çıkardı. Mürüvvet, dur bakalım, gerekirse diye saati iade etti. Ve o günlük mürüvvetsin ikramı olmak üzere Refet'in sütü ve çorbasının eti alındı. Kocası gittikten sonra mürüvvet başını örtüp sokağa çıktı. Biraz ileride birçok ineği olan bir sütçü memiş vardı. Bu memiş ağa süt satmaya çıkmazdı. Birkaç gezdiricisi vardı. Bunlar tayin edilen konaklara süt götürürler, ve satmak için de gezdirirlerdi. Karına bereket olmak üzere günde yüz dirhem sütün pek gerekli bir yoksula verilmesini Mürüvet Hanım rica etti ve refetin halini anlattı. Memişa bir ay kadar günde yarım kıyıya süt sadaka vereceğini söyledi. Hatta karşı ve geldiği için Mürüvet Hanım'ın evine de gezdiricinin bakacağına söz verdi. Mürüvet binnaza asla sezdirmeksizin bir iki komşuya gitti beşer kuruş, ikişer kuruştan otuz beş kuruş kadar para topladı. On da kendisi üzerine koydu. Bunu bir astar torbaya koydu. Bu biçimde Refet'in bir ay için günde yüz dirhem et parası da sağlandı. Sabahleyin süt geliyor, et alınıyor, önce Refet'in karnı doyurulup bahçeye bırakılıyordu. Ondan sonra sofra kurulup, Mürüvvet, kocası ve Binnaz da başın dört olduğu halde yemeğe oturuyorlardı. Binnaz, her ne kadar onlardan sonra artıkları yemek istemişse de Mürüvet Hanım misafirine bunu yapmak istememiş. Binaz da Mürüvvet'in kendisi için ayrı yemek koymak zahmet ve masrafına girdiğini görerek başını örtüp sofraya gelmişti. Binaz Mürüvvet'in bu türlü zahmetlere girmesini fazla buluyordu. Zira akrabalarının evinde arka sofraya oturduğu için artık yemekleri yiyordu. Hem böyle Mürüvet'le kocası gibi temiz, pak insanlar olduklarını bildiği kimseler de değil. İlletli mi, hastalıklı mı, ne olduğu bilinmeyen bir takım misafirlerinde de artığı. Öyle ya, illetli veya pis olmak yoksulluğa özgü bir şey değil ya. Günler geçtikçe Refet canlanmaya başladı. Ağlaması, inlemesi yalnız gecelerde kaldı. Gündüz bahçede kendi kendine oynuyor, yuvarlanıyor, Yabani çiçeklerden demetler yapıyordu. Değnekle havuzlar kazıp musluktan taşıdığı suyla onu doldurmaya çalışıyor. Koyduğu suyun bir defa daha kabını doldurmaya gidip geldiğinde kaybolduğunu görüp şaşırıyordu. Yorulduğu zaman da hasırın üzerindeki minderlerin birine uzanıyor, gözlerini amaçsızca etrafta dolaştırıp dinleniyordu. Böylece bir ay sonunda Refet Koşu Poplar bir çocuk oldu artık sofraya alınmasına da ara sıra gelip yoklayan insaniyetli doktor tarafından izin verildi. Bir aylık süre tamamlanmış, çocuk da kendini toplamıştı. Binnaz bulundukları süre boyunca Mürüvvet Hanım'ın yemeğini pişirmek ve diğer işlerini görmek istediyse de vicdanlı kadın kendisinin çocuğuna iyi bakıp bir an önce sağlığına kavuşması için çalışmasının daha önemli olduğunu söyleyerek onu engellemişti. Bir aylık sürenin sonunda Binnaz, Mürüvvet Hanım'dan gitmek üzere izin istedi. Mürüvvet, akrabalarından hangisinin yanına gideceğini sorduğunda, Binnaz önüne bakarak, hiçbirine cevabını verdi. Binnaz, o bir ay sürenin sonu yaklaşınca saygısızlık etmemek düşüncesiyle kendi başlarının çaresinde düşünmüştü. Evvelce bu tür şeyler aklına gelmiyordu. Zira bu mahalleye gelmeden önce kendisi için geçim kaynağı olacak şeyler bulabileceğini bilmiyordu. Mürüvvet Hanım'ın evinde bulunduğu süre boyunca Binnaz pek çok komşuyla görüştü. Bu mahalle halkından birçok kadının tahta silmeye ve çamaşıra giderek nafakalarını çıkardıklarını gördü. Binnaz bir oda tutarak öylece yaşamaya karar vermişti. İşte bu kararını da Mürüvvet'e açıkladı. Mürüvvet, akrabalarının yanına gitmek istemiyorsa oda tutmaya gerek olmadığını, kendi evinin yemeğini pişirir, çamaşırını yıkayıp diğer hizmetlerde görürse, onları boğaz tokluğuna kabul edeceğini, kendisinin onlara maaş verme gücü bulunmadığı için haftada bir günde çamaşıra gitmek üzere izin vereceğini söylediğinde, Binnaz sevincinden çıldırıyordu. Binnaz çamaşıra, tahtaya gidiyorsa da bazı yerden beş kuruş, bazı yerden on kuruş veriyorlar ve her haftada iş bulunmuyordu. Ancak çalışkan kadın konu komşunun dikişlerini de dikerek ayda iki mecidiye para kazanıyordu. Refet kendini toplamışsa da yine sıska denmekten yakayı kurtarabilecek bir hale gelememişti. Fakat epeyce kuvvetlenmiş olduğundan birkaç ay sonra mektebe verildi. Refet'in zekasına, kavrama hızına, derslerindeki ilerlemesine hocaları şaşırıyordu. Mektepteki yoksul çocukların genellikle kağıt kalem gibi şeyleri, ve ders kitapları zengin çocuklar tarafından verilirse de, Refet'in pek soğuk tavrı, gururu ve inadı, hiç kimseye sokulmaması ve zengin çocuklarına asla dal kavukluk etmemesi, kendisini bu gibi yardıma erişmekten mahrum bırakıyordu. Refet'in kağıdı kalemi, üstü başı, ayakkabısı ve Binnaz'ın üstü başını tahtadan, çamaşırdan kazanılan 40 kuruş kadar parayla almak gerekiyordu. Bu şekilde bir yıl geçtikten sonra verilen imtihanda Refet sınıf başı oldu. Refet patlak kunduralarına, yamalı elbiselerine bakıp da biraz gururunu terk etmiyordu. Dersini iyi yapıp da hocalarından aferinleri, takdirleri bir bir aldıkça başını daha çok yukarıya kaldırıyor ve sınıflarının baş tarafına geçip de oturunca ''Bu çocukların en üstü benim'' demek ister gibi bir tavırla bulunuyordu. Refet her sene sınıf başı oluyordu. İttidayı bitti, Rüştiye'ye geçti. Refet için bir yeldirme ve namaz bezi gerekti. Binnaz'ın bütçesi buna müsait değildi ama gayreti müsaitti. Birkaç gün sırayla çamaşıra gitmesine Mürüvvet Hanım'ın da mürüvvete eklenince yeldirme ile namaz bezi de yapılıp meydana çıktı. Kolları üzerine birinci sınıf işareti olan bir sıra yün şerit dikildi. Refet'in sevincini görmeli. Hele iyi okumasına ödül olarak komşular tarafından ortaklaşa alınan kitap çantasını da koluna takıp gittiği gün onu görmeliydi. Ta sokağa dönünceye kadar arkasından bakan bir ilk defa mutluluk gözyaşlarının ne olduğunu tadıyordu. Rüşte'nin hocaları kadın olup Darül Muallimat mezunlarındandı. Nakış ustaları da Mektebi Sanayi mezunuydu. Refet ilk senesinde sınıf dördüncüsü olabildi. Bunun sebebi de nakış ve biçki dikişten tam not alamamasıydı. Bu da el işi için ipek atlas ve kumaş gibi şeyleri sağlayamamalarından ileri gelmişti. Usta hanımın artık ipeklerden kırpıntı parçaları üzerine işletmiş olduğu şeyler, Refet'in verdiği emeği ve ustalığı gösterememişti. Bu durum Refet'e pek fena dokundu birçok fakir çocuk zengin çocukların yardımıyla bir takım kumaş ve ipek sahibi olmuşlar ve not almışlardı. Refet kendi tutukluğunun bu defa yanlış olduğunu anladı. Fakat gönlüne söz anlatamıyordu. Hayır, hayır, kimseye dal kavukluk edemiyordu. Ertesi sene derslerine başladığı zaman Refet bir nazı zora soktu. El işinde de tam nottan başka ödüller almak istiyordu sınıf başı olmak kararlılığındaydı. Binnaz komşulardan yardım isteyerek bunu elde etmenin belki mümkün olabileceğini söyledi. Yardım mı? Vay refetteki ağlamalar. Kendi not kazanacak diye alemi rahatsız etmeyi istemezmiş. Refet önceki gibi pek küçük değildi. Kendisiyle beraber inadı ve gururu da büyüyordu. Binnaz ders kitaplarına para yetiştiremiyordu ki bir de kumaş gibi şeyleri sağlamaya gücü yetsin. Ana kız düşündüler taşındılar. Kendilerince buna bir çare bulunamayacağını görüyorlardı. Bu mesele Refet'i çok üzüyordu. Zeki çocuk halkla ilişki ve dostluğunda insan için gerekli olduğunu gördü. Ondan sonra arkadaşlarına sokulmaya başladı. Yine dal kavukluk yapamıyordu ama alçak gönüllülük gösteriyordu. Refet gibi zeki bir kız için dost edinmek güç olmadı. Zengin kızlarına dal kavukluk etmiyordu fakat gerektiğinde onların hizmetlerini görüyordu. Refet'in böyle sessiz, olgun hizmetinden ve davranışlarından hoşlanan küçük hanımlar, onu bazı akşamlar evlerine götürmeyi, gece birlikte derslerini yaptıktan sonra biraz da sohbet edip, yine sabahleyin birlikte mektebe gelmeyi teklif ediyorlardı. Refet bunu Binnaz'a açtı. Binnaz kabul etmedi. Ben geceleri neredeysem sen de oradasın. Sen neredeysen "Ben de oradayım." dedi. Refet bu davetleri cuma günleri annesiyle birlikte gidip gece kalmak suretiyle kabul ediyordu. Refet'in dostları çoğaldı. Bir alışta dersini öğrenip aklında tutan Refet'e dersini anlattıktan sonra unutan kızlar sokuluyorlar ve onun yardımıyla derslerini yapıyorlardı. Zengin arkadaşlardan dost edindikten sonra Refet'e elişi için gerekli olan şeyleri sağlamak güç olmadı hem de ricasız minnetsiz. Mesela çocuğun biri, bir yastık başladım ama bu çift olsa ne kadar iyi olacaktı? Fakat o kadar kendimi sıkamam. İş göstermek için de bir tanesi yeter. İki olsa sonra işime yarardı. Gibi şeyleri söyleyenlere refet. İsterseniz ikinciyi ben size işleyeyim. Zaten imtihana iş hazırlayacak değil miyim? Not aldıktan sonra sizin olur deyince arkadaşı memnun oluyordu. Çünkü o ücretsiz bir yastık işletmiş olacak, Refet de masrafsız not alacaktı. Refet'in bu teşebbüsünü gören diğer küçük hanımlar, "Peki Refet Hanım, nokta nokta hanıma bir yastık işliyormuşsun. Bizim dostluğumuz da o kadar yok mu?" dedikçe Refet'in sevinci artıyor. "Peki, acancığım, size de bir gömlek işlerim." diyerek beyaz üstüne işlenecek işlerini de gösterebileceğine memnun oluyordu. Refet böylelikle birkaç iş topladı. O senenin imtihanında sınıf başı oldu. Refet derslerinin ezberlenmesine ve imtihana yetiştirilecek el yardım etmek üzere annesiyle beraber bazı geceleri geçirdiği konaklardan Refet'e elbiselik basma ve yeldirmelik günlüler hediye ediliyor, küçük hanımların başladıkları işlerin çoğunu da Refet işliyordu. Ancak bu gizli kaldığı için Refet'e hediyeler geliyordu. Binnaz bir yandan Mürüvvet Hanım'ın ev işini görmek, bir yandan tahtaya, çamaşıra gitmek ve dinleneceği gecelerin çoğunu da gideceği konaklarda kızına eşlik etmekle geçirdiğinden dinlenmeye hatta yorgunluktan inlemeye bile vakit bulamıyordu. Öyle ya, insanların evinde özellikle öyle büyük konaklarda inlenmez ya saygı gerek. Şurası var ki, buralarda gördükleri muamele, akrabaların yanında gördüklerine benzemiyordu. Küçük hanımın okul arkadaşı diye Refet'e pek ziyade rağbet ediliyordu. Binnaz aşağıda kalfalarla oturduğu halde, Refet ta yukarıda küçük hanımın odasında zaman geçiriyor, bu kadar çalışmaktan Refet de pek yorgun düşüyordu. Bir yandan sınıfının birinciliğini kaçırmamak üzere kendisi için çalışıyor, bir yandan da el masrafını ve ayakkabısını, yeldirmesini bedavadan edinmek için ellerinin işini işliyor, dersini belletiyordu. Bu yorgunluklar Binnaz'ın canına geçiyordu. Bir gün artık Refet bu okul meselesinden ne zaman kurtulacağız, kaç sene kaldı, dedi. Bu söz üzerine Refet gülümsedi. Anneciğim, daha Darül Muallimat var, dedi. Binnaz Darul muallimat mı? O da ne demek? Refet, hani ya bizim hoca hanımlar yok mu? İşte onların çıktığı okul. E, ee, onlar çıkmışsa sana ne? Nasıl bana ne? Oradan çıkmayınca hoca olunur mu? Tamam ama hocalık sana mı kalmış? Hiç bizim gibi fukaralara öyle şey verirler mi? Anneciğim, kim çalışıyorsa ona verirler. Binaz bu sözlere şaşırdı. Refet yarı gülümseyerek, ''Hem de ancak bizim gibi fakirler öğretmen olurlar. Zenginler öğretmen olmak için okumazlar, bilgi edinmek için oraya gelirler.'' Binaz bu sözün doğruluğunu görüp düşünmeye başladı. Önceleri yalnızca okuma öğrenmesi ve oyalanması amacıyla Mürüvvet Hanım tarafından Refet mektebe verildiği halde, şimdi de kızının ağzından işittiği öğretmenlik sözüne şaşırdı. Zavallı annenin kalbine bir ümit doğdu. Fakat bakınız bu ümidi nasıl üzüntüler, kederler takip etti. Mürüvvet Hanım'ın eşi dediğimiz gibi ta gençliğinden beri 300 kuruş maaşla bir memuriyete devam ediyordu. Bir günlük mesafedeki bir yerde açılan 1000 kuruş maaşlı memuriyet kendisine teklif olunca karısına danışıp kabul etti. Mürüvvet Hanım birlikte gitmelerini teklif etti. Bennaz da gitmeyi pek gerekli görüyordu. Fakat Refet buna itiraz etti. Refet'in rüşteyi bitirmesine bir senesi kalmıştı. Artık 18 yaşındaydı. Çocukluktan çıkmıştı. Ana kız yalnız bir odada kalıyorlardı. Binnaz kendilerinin Mürüvvet Hanım'la birlikte gitmelerinin uygun olacağını kızını anlatmak istiyordu. Refet de başını sallayıp, ''Hayır anne, hayır, daha kaç sene böyle hizmetçilik edeceksin? Hem bir evin bütün hizmeti hem de tahtaya, çamaşıra gitmenin artık senin vücudunu harap ettiğini görüyorum. Bir yandan da dikiş dikiyorsun. Artık miyopluktan gözlerini kırpıştırmaya başladın. Bir iğne geçirinceye kadar nice dakikalar geçiriyorsun. Bu yaşayış senin vücudunu bitirdikçe benim de yüreğimi eritiyor. Bu kadar hevesle çalışmama sebep olan, bana gayret veren şeyin çoğu da seni bu durumdan kurtarmaktır. Yoksa gidip gelmeye ayakkabı yetiştirmek, kitap parası, el işi masrafı, mektebe götürülecek yiyeceği sağlamak gibi şeyler bizim çalışmamıza en büyük engellerdendir. Fakat görüyorum ki senin sağlam ve iri vücudun bile şu yolda çalışmaya dayanamıyor. Ben bir an önce diploma alsam da seni bu zahmetlerden kurtarsam diyorum. Mahallemizdeki komşuların çoğuna bakıyorum. Öyle çamaşır, tahta, dikiş gibi şeylerle geçimlerini sağlayanların. Yani kendini yalnız onunla geçindirebileceği için daima o yolda çalışanların vaktinden önce vücutlarının harap olduğunu yalnızca gençlik zamanlarında çalışabildiklerini sonra vaktinden önce sağlıklarının bozulduğunu görüyorum onları görüp de senin için korkuyorum anne Hiç korkma kızım bir şey olmaz çamaşır yıkamak tahta silmekle insana ne olur Refet acı bir tebessümle kendi evinin gerektiğinde tahtasını silmek çamaşırını yıkamak bir şey olmaz ancak boğazını doyurmak, sırtını giydirmek için bütün gün çalışmak, gece de yorgunluk çıkaracak yerde dikiş iğneye sokuşturmakla neler olmaz. Artık çocukluktan çıktım. Sana yük olmak bana güç geliyor. İki kişi için çalışıyorsun. Artık benim de sana yardım etme zamanım geldi. Mektebe devam etmek için sana karşı çıkıyorum sanma. İşte işi senin kararına bırakıyorum. Fakat iyice açıklayayım, izah edeyim de. Öyle karar ver. Ben de çalışmaya karar verdim. İstersen senin gibi hizmetçilik edeyim, tahta ve çamaşıra gideyim. Ancak bunun için de yine İstanbul'da olmamız gerekir. Zira Taşra'da bu kadar işçi, çamaşırcı kullanan yoktur sanırım. Gidilecek yer bir kasaba. Mürüvvet Hanım sana ne demişti? İki kişi besleyeceği için yine önceki gibi yalnız Boğaz Toklu'na değil mi? O da haklı. Son günlerinde yemek üzere 5-10 para toplamak için gurbete gidiyor. Bütün aldığını bize harcamaz ya. Benim asıl düşündüğümde o kadın bir hizmetçiyle işini görebilir. Ve orada bir hizmetçiyi ayda 20-30 kuruşa kullanabilirken biz iki can ona yük olacağız. Bunda biraz insaf ve saygı gerek değil mi? Sözün burasına gelince Binnaz, Hakkım var kızım, ben burasını düşünememiştim, dedi. Refet biraz düşündükten sonra yine söze başladı. İşte istersen sana yardım etmek üzere mektebi terk edeyim. Zira daha beş sene ben mektepte kalacağım. Sen ikimiz için çalış demeye ağzım varmaz. Binnaz gözleri sulanarak. Ah Refet ben seni tahtaya çamaşıra göndereyim ha. Bu mümkün mü? Ben hayatta oldukça bu mümkün mü? Anne Sağlıklıyken de demeyi unutuyor musun? Ya sağlığın bozulursa, ya çalışamayacak günlerin olursa, buralarında düşünmeli değil mi? Evet, binazla düşünmeye başladı. Hem de Refet'in bu sözleri üzerine çok düşündü. Gözlerinden gelen yaşlar, yanaklarından yuvarlanarak dedi ki: Sen benim gibi çalışmaya kaç gün dayanabilirsin? Evet, naifim, zayıfım da onun için değil mi? Evet. Ben de bunun için kendime birkaç ay veya umduğumdan fazla birkaç sene dayanabilecek iş yerine yaşlandığımızda bile uğraşabileceğimiz ve ikimizi de geçindirebilecek bir iş istiyorum. Bunun için de öğretmenliği uygun görüyorum. Yaşlansam da bu görevi yerine getiririm. Bir süre sonra kalkamayacak hale gelsem 10 emeğe karşılık emeklilik maaşı var. Alacağım maaşla ikimiz de geçinebiliriz. Yoksa beni hizmete gitmek istemez, kibirlenir sanma. Haydi, gayret etsek, senin çalıştığın gibi ikimiz de çalışsak. Artık yorulmaya başladığını sen görmüyorsan, ben yüzündeki haraplık belirtilerinden anlıyorum. Benim sağlığımın uzun bir süre bana uygun olmadığını sen kendin söylüyorsun. Demek ki iki vücut birden perişan olacak, düşecek. O vakit bize kim bakacak anne? Kim bakacak? Evet, şu da aklıma geldi sen bu yolda çalışırken ben yalnız iş işler dikiş dikerim. Geçen gün küçük hanımefendi Fransızca bir gazete okuyordu. El dikişine çalışan kızlar odalarda kapalı kalmaktan, güneş ışığı ve hareketten yoksun olmaktan, geceli gündüzlü başını eğip gözünü yormaktan, kansızlık ve görme bozukluğuna tutuluyorlar. Kimi bir süre sonra çalışamaz hale geliyor. Çoğu da pek çabuk solup, kuruyup çok gençken ölüyor. Ölmekten korkuyorum sanma ömrümüz olduğu sürece çalışamaz hale gelmeyelim diye korkuyorum. Bizim gibi insanlar ömürleri oldukça çalışacak halde olmalı. Bu söz üzerine Binnaz tatlı tatlı gülümseyerek. Fakat artık yetişkin oldun kızım. Her zamanda kadınlar çalışacak değil ya. Hayırlı birine düşersen seni besledikten sonra senin hatırın için beni de besler. Sen benden ayrılacak değilsin ya. Elbette. Ben annemden ayrılmam dersin. Değil mi ya? Ah Refet. Dünyada senden başka neyim var? Ben sensiz yaşayamam. Elbet senin kalbinde benim gibidir. Değil mi? Sen de bir tanecik anneciğinden ayrılmazsın. Beni istemeyecek olan adama uyup da beni bırakmazsın. Beni istemeyeni sen de istemezsin. Değil mi? Refet. Değil mi? Biz birbirimizden sağ oldukça ayrılamayız, değil mi? Söylesene, cevap versene. Bu konuda en ufak bir şüphe beni mahveder. Beni istemeyecek adam için sen benden geçmezsin, değil mi? Ben seni her zaman beslerim. Her zaman senin için çalışırım. Aa, hala cevap vermiyorsun. Yoksa sen benim sandığım gibi refet değil misin? Refet kederli bir halde Tamamıyla senin sandığın gibiyim anneciğim. Eğer evlenecek olsaydım seni istemeyen adamı ben de istemezdim. Seni çalıştırmak değil. Ben çalışıp seni oturtmak fikrindeyim. Fakat. Binnaz hayretle. E ee, fakat. Refet'in solgun yanakları kızardı önüne bakarak. Evlenemeyecek olduktan sonra böyle sözlerle kendimizi ne diye yoralım? O ne demek? Bu sözü uzatmayalım, rica ederim anne. Yo, onu kabul etmem. Anlamalıyım. Bu söz nasıl söz? Kendini yorma anne, biliyorum. Canım, neyi biliyorsun? Refet kıpkırmızı oldu, kaşları hafifçe çatılarak. Kendimi biliyorum. Sözlerin bilmece halini aldı Refet. Neyin var? Refet kaşlarını daha çok çatıp küskün bir tavırla. Fakirlik var, sıkıntılar var, sağlık yok, güzellik yok. Aa, bütün herkes parası için mi kara alır? Hem sen çirkin misin? Bu gerçekleri bir annenin iltifatı örtmez. Nafile, kendini yorma. Ben böyle abuk subuk sözlerden anlamam. Refet gayet ciddi bir tavırla. Mesele bana kendini pek güzel anlatmıştır anneciğim. Kendi kendini bak nasıl şeylerle özlüyorsun üzülmüyorum diyemem. Fakat ümitsizliğe kapılmıyorum. Evet, keşke ben de güzel olsaydım diye düşünmemek mümkün değil. Ancak servet yoksa çalışmaya iki elimle sarılmak istiyorum. Bir sayesinde ev bark bulmak için güzelliğim yoksa alnımın teriyle ev bark idare edebilerek servet ve güzelliğe nispet yapmak istiyorum. Herkese kendini sevdirmenin, herkes tarafından hürmet görmenin yalnız güzellikle olmayıp çalışmakla, kazanmakla, öğrenmekle, ilim bilmekle de olacağını göstermek istiyorum. Bu sevilmenin, bu rağbet görmenin öyle kaybedilebilecek, çalınabilecek bir servete, gençlik alemine özgü, geçici güzelliğe benzemediğini anlatmak istiyorum. Onlar sahiplerini alınları buruştukça, saçları ağardıkça, vücut pörsüdükçe terk eden vefasızlardır. Onlar bana rağbet etmemişlerse ben de onlara tenezzül etmiyorum. Benim kazanmaya ve ele geçirmeye çalıştığım huylar Ve ise en büyük ve en güzel süsleri Derin düşüncelerle buruşmuş alın ve elim uğrunda ağarmış saçlardır Refet coşmuştu Artık karşısındakinin annesi olduğunu da düşünmüyor Sanki kendi kendine söylüyordu O uçuk beniz pespem olmuş Gözleri parıl parıl parlıyordu Binaz'ın o andaki halini tarif etmek de zordu kızının güzellikten yoksun olduğunu bilmesi ve evlilikten böylece kesmesi zavallı kadıncağızı öyle bir hale getirmişti ki onun o andaki kederini ve yüreğinin sızlamasını ancak kadınlar, kadınlardan da yalnız anne olanları anlayabilirler. Evlatlarının bedbaht olduğunu, kalbinde bir keder bulunduğunu, mahzun ve karamsar, geleceğinin saadetinden ümitsiz kaldığını gören anneler ne hissederler? ve ne biçimde acı çekerler. Evlatlarının içlenmesi korkusundan nasıl yürekleri titrerse, işte Binnaz da o haldeydi dersek bunu yine annelere anlatabilmiş oluruz. Refet'in sağlık, güzellik ve servet gibi şeylerden yoksunluğuna dair söylediği sözler, sanki birer kızgın demir şiş gibi zavallı annenin ciğerine saplanıyordu. Ciğer paresinin ümitsiz olmaması için onu aldatmak istiyor, kendisini güzel zannetmesini arzu ediyordu. Bu yolda elinden geldiği kadar sözler bulmaya, yalanlar düzmeye çalışmak istiyordu. Fakat karşısındaki Refet, Binnaz gibi cahil ve saf bir kadının bu yoldaki yalan tesellilerine aldanabilecek bir kız değildi. Değil annesine, kendi nefsine bile aldanmayacak kadar hakikati gören ve isabetli düşünenlerdendir. Zannedilir ki genellikle kadınlar şirinlik ve güzellik konusunda kendilerini beğenmekte ve kendilerinden başka güzel görememektedirler. Bu sanı doğrudur ama genelleme kısmı doğru değildir. Pek çok şeyde veya her şeyde kadınla erkeğin farkı olmadığı gibi bu meselede de yoktur. Erkekler de kendi erdemlerine herkesten önce kendileri hayran oldukları için değil midir ki kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz denilmiş. Noksanını bilmek, erkekler için bile irfan sayılıyor ki bu da az rastlandığından ileri gelir. İşte kadınlar arasında da bazı refetler bulunabilir. Hem de vardır ki noksanını bilerek irfan sahibidirler. Annesiyle bu hale ederken Refet'e öyle bir heybet ve ağırbaşlılık gelmiş, güzelliğe, serveti olan küskünlüğünü naklederken ve gerçek güzellik saydığı ilim ve bahsederken öyle buyurgan ve hükmedici bir tavır almıştı ki Binnaz kendisinde ağzını açmaya kudret bulamadı. Kızının bu haline hayran kaldı. Refet bir süre sustu. Gözleri dalmıştı ancak nereye baktığını anlamak zordu. Uzun kirpikli göz kapakları biraz aşağıya doğru inmiş, sanki aşağı sıradaki kirpiklerle karışmak istiyordu. Yarı açık gözlerin mahmurluğu, sarı benzine pembelik olarak gelen rengin, pembe dudakları kırmızı olarak gelmesi Refet'i büsbütün başka bir hale getirmişti. Refet düşünüyordu. Düşündükçe yüzündeki bu güzellik artıyordu. Refet'in o halde düşündüğü şeylerin pek güzel, pek yüce şeyler olduğu bundan anlaşılıyordu sanki Refet'in zihninden geçen yüce düşüncelerin aydınlığı, gözlerinden parıltı saçıyor. Kalbindeki yiğit ve erdemli hisler onun yüzüne yansıyordu. O halde o anda Refet güzel olmuştu. Şaşırılmasın, tecrübe edilsin. Nice güzel olmayanlar vardır ki bir takım güzel duygularla hislendikleri, yüce düşünceler düşündükleri zaman hoş ve güzel olurlar. Tavırlarına o anda düşündükleri ve hissettikleri şeylerin büyüklüğünü, şanı ve heybeti yansı. Bunu biz birkaç defa gördük de öyle söylüyoruz. Bir sanatkarı güzel görmek isterseniz, onun sanatı başında görünüz. Bir ressamın en güzel resmine sahip olmak isterseniz, şövalyesi önünde, fırçası elinde olduğu ve işine daldığı anda bir fotoğrafını çekiniz. Hiç de dikkati çekmeyen bir piyanist, piyanosunun başına geçti ve artık zihni parmaklarının meydana getirdiği havayla uğraştı. Gözleri belirlemesi güç bir noktaya dalgın baktığı zaman öyle bir letafet ve öyle bir güzellik alır ki o kadın sanki başka biriymiş gibi gelir. Sanki müzik perisi orada güzelliği keşfe çıkmış zannedilir. Ancak bunun için cidden piyanist, artist olmalı. Sanata aşık bir sanatkar olmalı o sanatkarları o anda güzel yapan nedir? Ressamın fırçasının hareketi, piyanistin parmaklarının oynaması mı? Fakat niçin sıradan bir nakkaş ve sıradan bir piyano çalan o vaziyeti ve o tatlılığı alamıyor? İşte bunun gibi her düşünen de Refet'in o anda aldığı letafet ve güzelliği alamıyor. Ve Refet de her düşünüşünde o tavır ve durumu bulamıyordu. O anda sanki Erdem onun düşünce ve hislerini takdir ederek ona bir tatlılık ve büyüklük giydirmiş, yüzünü güzellik örtüsüyle süslemişti. O anda manevi güzellik, maddi güzelliğe üstünlüğünü göstermiş, kendi varlığı onun eksikliğini bildiremeyeceğini anlatmıştı. Bir çirkini güzel gösteren, güzel duygulanmalardan bahsedildiği şu sırada, bir güzeli çirkin gösteren kötü duygulanmaları hatırlamamak bu fikirdeki denge için bir eksiklik olarak düşünülebilir. Psikolojiyi derinlemesine inceleyen araştırmacılar görüş birliğiyle karar vermişlerdir. Gerek yalnız niyette kalsın, gerek somut belirtileri eyleme dökülsün, her durumda kötü duygulanmalar doğal halinde gereği gibi güzel görünenleri pek çirkin gösterir. Pek saygın, soylu bir kişinin aşık olduğu ve evlenmek üzere bulunduğu bir güzel kadını canice duygular içinde görerek olağanüstü çirkin bulup evliliğinden de sevdasından da vazgeçtiği meşhurdur. Ona ne gerek? Her cani cinayet işlemeden önceki haliyle kıyaslanmayacak bir çirkinlik peyda eder. Her gün birçok caninin durumunu incelemekle uğraşan hakimler bu hakikati herkesten iyi bilirler. Psikologların bu konuda yazdıkları şeyleri düşündükçe insanın asıl güzellik tende değil candadır diyeceği geliyor. Ama candaki güzelliğin tene çarpması için o canın coşması gerekir. Bu durumda sanki can kendi kabı olan tene sığamıyormuş da bütünüyle güzel nitelikleriyle beraber taşıyor ve dikkatli kişilerin gözü önünde buharlaşarak o teni saf güzelliğe boğuyormuş gibi bir şeyler olur. Aksi durumda da böyledir. Teni güzel, Canı çirkin olanlar nice göz yanıltan yapaylıklarıyla o çirkinliği örtebilirlerse de canları coşarak bütün çirkinlikleriyle beraber kabından taşınca kendilerini görenleri korkutacak derecelerde çirkinlik açığa çıkar. Binnaz buralarda değildir ya. Ne kadar saf bir kadın olduğu buraya kadar verilen tafsilattan anlaşılmıştır. Hala da kızını kandırmaya çalışıyor. Bundan dolayı Refet'in bu coşkunluğuna karşılık Binnaz kızının o güzelliğine hayran hayran bakarken kızına kendi hakkında aldanmış olduğuna inandırmak ve bunu göstermek istedi. Ve yüksek sesle "Güzelsin, güzelsin. Kendine iftira ediyorsun." dedi ve bu defaki sözünü de Binnaz Refet'i kandırmak amacıyla değil, cidden söylediği için bir sevinç hissediyordu. Refet'in dudaklarında bir tebessüm belirdi. Ah, bu tebessüm ne anlamlıdır? Nice yüzlerde, ne hallerde görülür. Neleri izah, nice izahı güç şeyleri ifade eder. O anda Refet'in dudakları üzerinde görülen tebessüm de Refet'in güzelliği önem vermemesi hakkındaki niyetlerini ve amaçlarını pek güzel açıklıyordu. Binnaz, güzelsin, güzelsin, kendini gör de haksızlığını anla diyerek Odanın içinde bir taraftan öbür tarafa koşmakta ve nereye koyduğunu hatırlayamadığı ayna parçasını aramaktaydı. Refet annesinin bu telaşına gülümsedi. Beyaz ve muntazam dişleri, kırmızı dudaklar. Hayır, hayır. Hata etmeyelim. Kızarmış dudakları arasından göründü. Kızının bu halini gören Binaz bütün bütün şaşkınlık ve hayran oldu. Refet'in o vaziyeti, o tavrı değil Yalnız Binaz'ın belki herkesin hayretine neden olacak kadar güzeldi. Hele bir ressamı en güzel bir model bulduğuna sevindirecek kadar hoştu. Binaz eline geçirdiği bir ayna parçasını bulunca sevinerek Refet'e gösterdi. Kızının güzelliğini kendisine göstermek istiyordu. Ancak yazık ki kırılmış bir aynanın atılmak için ayrılmış Binaz'ın almış olduğu bir parçası insanın yüzünün ancak bir yerini yani yukarı doğru tutulsa alın tarafı, aşağı doğru tutulsa çene tarafını gösterebilecek kadardı. Refet elini bir taraftan çenesi altına koymuş, dirseğini de yanına dayamış. Diğer elini de dizi üzerine gelişi güzel bırakmıştı. Gözleri mahmur, bakışı vakur, biçimi zaten güzel olan kaşları, hoş ve hafif bir surette çatılmış, dudaklarında tebessüm. Hiddetli midir, şen midir? tayin etmesi güç olan halini bu ayna parçası gösteremezdi. Eğer o anda bir fotoğraf doğal büyüklükte Refet'in bir resmini alıp da sonradan ona sunmuş olsaydı, büyük ihtimal Refet bile bu kadını, bu kızı, kendisini tanıyamayacak kadar güzel bulurdu. Fakat ne yazık! Refet aynaya bakmak için davranmadı bile. Zira onun bu işe yaramayacağını bilirdi. Bunu Binnaz da Refet'in karşısına tuttuktan sonra anladı. Hemen dışarı fırlayıp Mürüvvet Hanım'ın evinde bir tanecik olan holdeki boy aynasına koştu. Ayna çiviye bağlıymış. Yine bağlamak üzere çözdü. Koca aynayı ama Mürüvvet Hanım'ın evine göre koca aynayı yakaladığı gibi getirdi. Ancak bu doğal hareketler epeyce sürdü. Binnaz kızının bulunduğu odaya girdiğinde şaşkınlık ve hayret içinde kaldı. Zira biraz önce odadan çıkarken bıraktığı güzel refet yine eski refet olmuştu. O hoşluk, sararmış çimenleri bir an için yaldızlayan, parlatan bir şimşek ışığı gibi geçmiş. O vaziyet bile değişmiş. Kim bilir ne gibi bir ızdırap hissettiğinden, adeta cismani bir acı duyan kalbi üzerine refet elini bastırmıştı. Keder belirtileri yüzüne vurmuş, dudakları acıklı bir şekilde bükülmüştü. Binnaz getirdiği aynayı kızına karşı tutmaktansa tutmamanın daha iyi olacağını düşündüğü için ne yapacağını şaşırdı. Aynayı tutmak istemediği gibi durumu da hissettirmek istemediğinden kendiliğinden yavaş yavaş Refet'e doğru gidiyordu. Refet başıyla işaret ederek ''Götür anne götür. Bizim gibi fukaraların aynası olmaz. Aynası olmayanların da aynaya bakmaya hak ve yetkileri olur mu?'' hükmünü anlattı. O anda Binnaz da kalbinde bir bıçak saplanmış gibi cismani bir acı duydu. Evet, meydanda bıçak yoktu. Fakat kalpte hissedilen acı, adeta bir bıçak acısı gibiydi. Acaba bu acımı kendini öyle hissettiriyor yoksa onu meydana getiren bıçak mı kendini göstermiyordu? Binnaz o anda Refet'in elini kalbinin üzerine niçin koyduğunu anladı. Yoksulluk ve sıkıntılar zavallı kızcağızı şimşek gibi geçen bir güzelliği görmekten de yoksun bıraktı. Odalarında bir ayna bulunsaydı, Binnaz kızına bunu gösterecekti. Refet'in aynayı götürmesini söylemesi, Binnaz'a bir lütuf gibi geldi. Geldiği gibi ağır ağır geri çekilmeye başladı. Refet mahzun bir halde, ''Onu aldığın yere koy, çözdüğün gibi bağla.'' İnsanların eşyasını yerinden kaldırmaya hakkımız var mı? Binnaz, hata mı ettim Refet? Estağfurullah. Seni azarlamaya haddim olmadığını bilirim. Uyarıyorum anneciğim. Ben de sana gücendiğimden değil. Sözünü onaylıyorum kızım. Ana kız ikisi de üzgündü. Ancak üzüntünün izleri ikisinde aynı biçimde görünmüyordu. Binaz'ın gözlerinden düşen yaşlar yanakları üzerinde yuvarlanıyor. Refet ise sarardıkça sararıyordu. Dudakları titremeye başlamıştı. Refet, bize kendimizi gösterecek olan sefalet aynasıdır. Biz yansımamızı ancak orada görebiliriz. Lakin ben de ona bakmayacağım. Yumruğunu sıkıp ayağını yere vurarak. Onu ayağımla basıp kıracağım. Çiğneyip geçeceğim. Acı acı gülerek. Fakat ben ne yapıyorum? El evinde böyle ayağımı yere vurarak gürültü etme hakkına da sahip olmadığımızı unutuyorum. Gayret anneciğim, gayret. Bir diploma alıncaya kadar gayret. Ah, seni minder üzerinde oturtup daha rahat ettirdiğimi görecek miyim? 800 kuruşa, bin kuruşa kadar öğretmenlik var. Hem ikimizi de geçindirdikten sonra bize ne kadar yemek pişirecek, işimizi görecek bir hizmetçi bile tutabiliriz.'' Ben akşam olunca gelirim. Her şeyimiz hazır. Seni de rahat görürsem ne kadar mutlu olurum. Ben de bundan başka bahtiyarlığı ne yapacağım anneciğim? Refet böyle deyip kollarını açarak Binaz'ın boynuna sarıldı. Binaz da elindeki aynayı duvara dayayıp kızına sarıldı. Refet hem anasını öpüyor hem de "Ah, seni rahat ettirdim. Her ikimizi de yalnız ben çalışarak geçindirdiğim günü görecek miyim?" diyordu. Binaz aynayı yerine koyup bağladıktan sonra yine kızının yanına geldi ve bu öğretmenlik meselesi için kızıyla uzun uzadıya konuştu. Eğer Refet çalışıp da Darül Muallimattan en yüksek derece diplomasını alırsa bir birinci öğretmenliğe tayin olunabileceğine inandıktan sonra artık İstanbul'da kalarak okula devam gerekliliğini onayladı. Birkaç gün sonra Binnaz, Mürüvvet Hanım'ın yol yemeğini yetiştirip, sandıklarının bağlanmasına da yardım ettikten sonra pek dokunaklı bir biçimde ayrıldılar. Hatta o gün Refet de okuldan izin alarak Mürüvvet Hanım'ın evinde bulundu. Ev kiraya verildiğinden Binnaz da Refet de Mürüvvet Hanım'la beraber evin kapısından çıktılar. Okula yakın olmak üzere tuttukları bir ev odasına taşındılar. İki odadan ibaret olan bu evin diğer odasında ev sahibi oturuyordu. Üç çocuğu olan bu kadın hastalıklı marazlıydı. Kiraya verdiği bu odadan aldıkları iki mecidiye onların ekmek parasıydı. Kadın çalışmış çalışmış artık çalışamaz hale gelmiş. Dizleri ağırlıklı olmuş, kollarını kaldırmaya mecali kalmamıştı. Üç yavrucağın sefaleti kendisini bütün bütün perişan ediyor. Ah, anaları var diye bu çocukları kimse düşünmüyor. Bari ölsem de belki kimseleri yoktur diye bunlara bakanlar bulunur, diyordu. Büyük kız 12 yaşında kadar olduğundan bakkala, ekmekçiye o giderdi. Anaları çoğu gününü yatakta geçirir ve gayret edebildiği günde kalınca bir derneğe dayanarak ekmek almaya, çeşmeden su getirmeye giderdi. Katıksız ekmek çok yendiğinden ayda 30 kuruş ekmeğe verirlerdi. Kalan 10 kuruşu da yakacak, Giyecek şeylerin hepsine karşılık tutarlardı. Bu zavallıların geçimine pek az gelen bu kırk kuruşta, binnaz zarefete çok geldiğinden ondan daha ucuz bir oda bulmak istiyorlardı. Okula yakın olduğu ve acele gerektiği için buraya taşınmışlar ve yavaş yavaş daha ucuzunu aramaya başlamışlardı. Yine o civarda 30 kuruşa yer katında bir oda buldular. Hemen oraya taşındılar. Bu ev sahipleri bir karı koca bir de gelinlik kızdan ibaretti. Üst katta otururlar ve alt katı da kullanırlardı. Binnaz Zarefet'in tuttukları oda sokak kapısından girince selamlık odası gibi ayrıca bir odaydı. Zaten eşyaları Mürüvvet Hanım'ın Mürüvvet'ten kendilerine bıraktığı bir yatakla, bir saç mangal, bir tahta olup, bir kaba hasır ve üzeri basma kaplı bir ot minder, bir el lambası, bir şamdan, bir toprak testi, bir su bardağı, bir çorba tası, bir sahan, bir tencere, bir sacayak, bir maşa, bir de tepsiden ibaretti. Ha, Refet'in bir de mini mini tahta kitap dolabını unutmayalım. Bu kadar eşyanın yerleşmesi güç olacak değil ya. Taşınmalarıyla yerleşmeleri bir gibi oldu. Refet'in asıl edinmek istediği bir şey varsa o da bir dikiş makinesiydi. Binnaz'ın iğne kakarak birkaç gecede yapabildiği dikişli hırkaları, makine olsa Refet iki gecede yapabileceklerini düşünüyordu. Zira orta dikişlerini kendisi bir gecede tamamlayacağından, Binnaz da iç ve etraf dikişlerini dikince bir hırka iki gecede yapılabilirdi. Bir hırkayı beş kuruşa dikiyorlardı. Eğer istedikleri zaman dikiş bulabilirlerse, ayda on beş hırka, on beş çeyrek, yani 75 kuruş edecekti. Ancak bu dikişli hırkalar kışın soğuk olan 3-4 ayında diktirildiği gibi her diktirilen dikişçiye özellikle Binnaz'a verilmeyeceğinden bu onlara ayda 75 kuruş getirir bir iş olmazdı. Ancak Refet makine alırsa mektepte öğrendiği gibi süsle elbiseler biçip dikmeyi de düşünüyordu. Binnaz Refet bayramda kandilde akrabalarına giderlerdi. Bunların cömert olanları bazen iki mecidiye verirdi. Ancak bununla makine alabilmek mümkün mü? Refet'in zengin olan okul arkadaşlarının konaklarına gitmeye devam etmesinde epeyce bir fayda görüldüyse de, sonradan bu devamın kendilerince parayla tamiri kabil olmayacak zararlarla sonuçlanacağı anlaşıldı. Refet'in küçük hanımlar tarafından itibar görmesi, konak içindeki başka sığıntıları ve küçük hanımın cariyelerini gücendirdiği için hakkında düzmece işlere başlanıldı. Bunlara önce Binnaz'la Refet tahammül ettiler. Zira bu konaklara Mürüvvet Hanım İstanbul'dan gittikten sonra daha çok ihtiyaç duyuyorlardı. Oralarda kaldıkları akşamlar evlerinde yiyecek tedarik etmelerine gerek yoktu. Ayrıca ara sıra harçlık ve elbiselik, yeldirmelik gibi şeyler hediye ediliyordu. Refet'in asıl beğendiği şey ise küçük hanımların yanında birçok gazete, risale ve kitap buluyor ve onları okuyordu ki kendisinin bunlara para verip alması güçtü. Refet'in oralarda ne kadar itibarı büyüdüyse düşmanları da o kadar çoğaldı. İş o dereceye vardı ki konağın birinde Refet'in ayağına karpuz kabuğu koymak amacıyla hizmetçinin biri, küçük hanımın daima Refet'le oturduğu odada bulunan elmasla saati aşırıp bunu Refet'in aşırdığını gördüğünü söyledi. Fakat hayır sahibi biri de hizmetçinin bunu bir tahta aralığına attığını görüp haber verdiğinde ve tahta sökülüp saat çıkarıldığında iş anlaşıldıysa da Binnaz da Refet eğer bu şey görülmemiş olsaydı başlarına ne felaket gelecekti diye düşündüklerinde fena halde ürktüler. Hele konağın birinde küçük hanımın annesi azarlama gerektirecek bir durumu incelerken cariyelerinin biz ne bilelim? Onun en çok görüştüğü ve sevdiği Refet Hanımdır. Ondan sorunuz. Demeleri Binnaz da Refet'i çok düşündürmüş. Bu konaklara devamdan gelecek faydalardan vazgeçirmişti. Ancak resmi günlerde gidip başka zamanlar kendileri çağrıldıkça mazeretlerini bildiren sözler bulmaya çalışmışlardı. Bazı akşamlar iyice bir yemek yemenin hem de Refet'in terbiyesi ve gerek nakışa gerek ders alıştırmalarına yardım sayesinde rağbet görerek yemek yemesinin kızının sağlığı için ne kadar faydalı olduğunu binnaz biliyordu. Ancak diğer sığıntı ve hizmetçiler tarafından çevrilen entrikalardan ve edilen iftiralardan gelecek zararların, Refet'in okul geleceğini mahvetmek ve çirkin bir şeyle lekelemek gibi felaketlere neden olabileceğini Refet de Binnaz da görüyorlardı. Bunun için Herkes bu canda gerek diyerek kendi peynir ekmekleriyle yetinirlerdi. Refet okula da çoğu günler tahta ve çamaşıra gittiğinden bu anayla kıza sıcak yemek yemek her zaman nasip olmazdı. Zaten geçimleri de buna izin vermezdi. Bir pilav pişirecek olsalar kömür, yağ, pirinç, tuz tedariki gerek. Sebze pişirilse biraz kıyma veya kavurma. Sözün kısası, biraz et lazım. Soğan kavurup sade suya pişirilen sebzenin peynir ve zeytin kadar bile tadı olamıyordu. Binnaz güç verir diye Refet'e ara sıra pastırma yedirmek isterse de okula gittiğinde kokar diye bunu yalnız perşembe akşam alırdı ki cuma günü okul olmadığından pastırma kokusunun zararı olmadığını düşünürdü. Evet, Binnaz'ın kızına güç vermek için aldığı yiyecek pastırmadan başka olamazdı. Bu zavallı ana kız, mürüvvet hanım gideli, yiyeceklerini kendileri sağlamaya mecbur olmalı, ev kirasını vermek icap edeli, daha çok sıkıntı çekiyorlardı. Refet'in sarı benzi daha çok sarardı. Adeta yeşim tırak oldu. Gözlerinin etrafı çürüdü. Kuvvetli ve muntazam beslenmeye şiddetle muhtaç olan kızcağız, onları bulamamaktan başka bulabildikleri kadarını tedarik içinde geceleri annesinin dikişine yardım etmek zorunda olduğundan gerektiği kadar da uyuyamıyordu. Derslerini yaptıktan sonra dikişe oturuyor, gecenin yarısına kadar ve bazen daha çok çalışıyor, sabahleyin derken kalkıp okula gidiyordu. Kendisine gereken biçimde yiyemediği gibi yeterli derecede uyuyamıyordu da. Binnaz'ı her gün tahtaya, çamaşıra çağırsalar, Binnaz yorgunluğunu düşünmeyip memnun olacaktı. Ancak herkes her gün çamaşır adam getirtmediği gibi her getirten de bir nazı çağıracak değil ya. Ne kadar çamaşırcı var? İşlemekten başka bir işle bulmak meselesi vardı. Refet her ay muntazam olarak odalarının kirasını vermek istediğinden her ay 30 kuruş biriktirmeyi ilk vazifeleri biliyordu. Bazı ay oluyordu ki az iş buluyor ve kazanılan paradan 30 kuruş çıkarılınca kalan miktar iki kişinin boğazını doyurmaya yetmiyordu. Hem öyle bazen peynir ekmek veyahut zeytin veya pastırma ekmekle olduğu halde. Refet'in ayakkabısının artık giyilemeyecek hale gelmesi ve üzerinin lastiğinin parçalanması da bu zavallı ana kızın en sıkıntılı zamanlarından biriydi. Binnaz çorabın veya yarısı parçalanıp tabanı yarı kalmış terliğinin üzerine bir takunya giyip hizmet etmeye öyle de gidebilirdi. Ve takunyanın tahta tabanı epey zaman dayandığından çabuk eskimiyor, meşinden tasması bir hayli dayandıktan sonra koptuğundaysa eski bir terliğin meşinini eskiciye verip çivi çaktırıyordu. Refet'in okula gitmesi içinse mutlaka bir potin kundura yahut lastiğe ihtiyaç vardı. Bazen ucuzunu düşündüklerinde iskarpin aldılarsa da bu işlerine gelmedi. Zira iskarpin için mutlaka her zaman çorap gerekti. Potin ise o eksiğin ayı bunu örtüyordu. Çorabın parçalanan yeri asıl ayağı örten yanı ve özellikle tabanı olduğundan refet böyle paralanıp da konç tarafı kalan iki çorabın iki yanından pantolonun paçasındaki gibi birer şerit dikip giyerdi. Böylece ayaklarının potin içinde kalan tarafı çorapsız kalır, onun dışında çorap bulunurdu. Mürüvvet Hanım'ın üst kattaki küçük odasında yatmaya alışmış olan Refet'in sağlığına bu yer odası da dokunuyordu. Ancak bu 30 kuruşu güç sağladıkları halde ondan fazlası hiç işlerine gelmiyordu. Kağıt, kalem, kitap edinmek de günlük yiyeceklerini sağlamaktan aciz kalan bu biçareler için zordu. Fakat ne yapıp yapıp Binnaz kızının o ihtiyacını yerine getirirdi. Birkaç gün yediklerinden daha az yerler, çalıştıklarından daha çok çalışırlar, onları satın alırlardı. Hele resim yapmak için gereken resim kağıtları, lastik ve kalemler de bunlara haylice ağır gelen masraflardandı. Mürüvvet Hanım'ın gittiği zaman ilkbahardı. Binnaz Zarefet, yazı ve sonbaharı bu halde geçirdikten sonra kış geldi. O zaman bir de kömür tedariki meselesi çıktı. Sıcak yemek, yeni pişirilmiş yemek yemekten vazgeçerek kömür masrafından kurtuluyorlardı. Ancak ısınmak için mutlaka ateş gerekti. Isınmak yalnız uyuyabilmek için değil, çalışabilmek için de lazımdı. Mangallarında ateş bulunmadığı zamanlar Refet ne dersine çalışabiliyor ne de dikişe yardım edebiliyordu. Binaz'ın elleri de iğne tutmuyor dikişin üzerinde yürüyemiyordu. Kışın ısınmanın yemek kadar gerekli olduğunu, kömür tedarikinin ekmek tedariki gibi mecburi bulunduğunu anladılar. Bu anayla kızı soğuktan ölmek meselelerinden korkmuyorlardı. Hastalanıp da ölmeyerek marazlık almaktan, çalışamaz hale gelmekten korkuyorlardı. Bir de biri ölür, diğeri kalır düşüncesi her ikisinin de her zaman yüreğini oynatan bir şeydi. İşte o kışın bir akşamıydı ki bu anayla kız için hem ekmek hem de kömür tedariki mümkün olamadı. Binnaz çamaşırdan, Refet de okuldan odalarına gelmişler. Her ikisi de üşümüş titriyorlardı. Ayın başıydı. İki gün önce odalarının kirasını vermişlerdi. Binnaz o gün çamaşır yıkadığı yerden para alamadığı için o akşam anayla kızın tüm serveti 20 paradan ibaretti. Bununla ya ekmek ya kömür almak gerekiyordu. O zaman da kömürün kıyesi 40 para olduğundan 10 paralık kömür onları ısıtamayacağı gibi katıksız 10 paralık ekmek de ikisini doyuramayacaktı. İki akşam önce ertesi gün yerine alınıp verileceği söylenerek ev sahibinden ödünç kömür aldıkları ve iki gün geçmesine rağmen yerine koyamadıkları için bu kez bir sonraki gün vermek vaadiyle tekrar onlardan kömür istemeye yüzleri kalmadığını biliyorlardı. O ay süresince Refet'in yeldirmesi pek fazla parçalanmıştı. Eteklerinin yıpranmış olan yerleri de lime lime ayrılmış ve sırtına gelen tarafıyla kolları pare pare olup elbisesi görünmeye başlamıştı. Bunun için bir yeldirme yapılmış bir de başörtüsü alınmıştı hiç hesapta yokken şemsiye de birdenbire yırtıldığından, mevsimin yağmuru ve karı nedeniyle hem sağlığı korumak, hem yeni eldirmeyi yıpranmaktan sakınmak için bir de şemsiye alınmıştı. Bu fazla masraf, o ay ekmeğin veresi olarak bakkaldan alınmasına neden olmuş ve yeni giren ayın haftası olduğu halde bakkalın borcu ödenmediği için bir an evvel o paralar ödenmedikçe bir şey verilemeyeceğini de bakkal bildirmişti. Binaz'ın o gün çamaşıra gittiği yerden para almamasıysa, yıkayacağı çamaşırla ödemek için önceden o evden bir mecidiye borç almış olmasındandı. Bu durumu anayla kız bildiğinden akşam odalarına döndüklerinde ekmek mi, kömür mü der gibi birbirlerinin yüzüne bakıyorlardı. Fakat o kadar acıkmışlardı ki önce ekmeği düşündüler. Binnaz sokan öbür tarafından gidip Kendini borçlandıkları bakkala göstermeksizin başka bir bakkaldan 20 paralık ekmek alıp getirdi. Ana kız karşı karşıya geçip yediler. O kadar iştahla yediler ki birer dilim daha olsa nazlanmayacaklarına şüphe yoktu. Karınlarının doyması midelerinde açlıktan meydana gelen bir sancıyı savdı. Ancak soğuktan ayaklarının sızlamasını ve titremelerini geçiremedi. Dışarıda şiddetle esen rüzgar harap pencere çerçevelerinden içeri giriyordu. Yalnız rüzgar mı ya? O rüzgarın savurduğu kar parçaları da nüfuz ediyor, pencerenin iç tarafındaki kenarına yığılıyordu. Odanın içinde sıcaklık bulunsa o kar parçaları orada eriyecekken, kar olarak giren parçalar buz parçaları oluşturuyordu. Karların buz kesildiği bir yerde bulunan iki zavallınınsa ne halde oldukları düşünülmeli. O gece o kadar soğuktu ki sobadan odunu eksik etmeyenler bile odalarının o gece ısınamadığından şikayet ediyorlardı. Binnaz çeneleri birbirine çarparak Refet, eğer bu gecenin bu kadar soğuk olacağını bilseydim şu yemek tepsisini satar da biraz kömür alırdım. Fakat artık gece oldu. Bu mümkün değil ki. Refet, yatağımızı serelim de içine girelim. Belki biraz ısınırız. Böyle deyip kalkmak istediklerinde Refet sallanmaya başladı. Eğer duvara tutunmamış olsaydı düşecekti. Ancak duvara dayanması da sonra fayda vermeyip düşmek üzereyken binnaz kolundan tuttu. Refet ayaklarını hissedemez gibi olmuştu. Kesik bir sesle galiba ayaklarım uyuşmuş dedi. Lakin uyuşmuş değil zaten kanı zayıf olan, kanı zayıf olan kızcağızın potin içinde kalan çorapsız ayakları donmaya başlamıştı. Refet ayaklarını sallayıp silkmek ve böylece uyuşukluğu geçirmek istediğinde bunun uyuşukluğa benzer bir hal olmadığını görünce korku ve heyecanla. ''Ayaklarımı bulamıyorum anne, ayaklarım, ah ayaklarıma ne oldu?'' diye ağlamaya başladı. Binnaz koltuklarından tutup kızını oturttu ve hemen eliyle ayaklarını sıkmaya başladı. İyice olmak için potinleri çıkarmak istediyse de bu mümkün olmadı. Ayaklar kazık gibi kesilmişti. O haldeyken fazla zorlamaktan korktu. Binnaz da, Refet de meseleyi anladılar. Korkmaya başladılar. Binnaz olanca kuvvetli ayakları ovuşturmaya çalışıyordu. Ayaklar potin içinde bulunduğu gibi, Binnaz'ın elleri de soğuktan kazık gibi olmuştu. Bir süre böyle ovuşturduktan sonra Refet'in ayaklarına his gelmeye başladı. Fakat bundan sonra potin içindeki ayaklar öyle bir şişti ki artık potinin baskısına tahammül edemeyecek bir hale geldi. Sancımaya, zonklamaya başladı. Refet kıvranarak ''Aman anneciğim, dayanamayacağım, pek fena zonkluyor.'' diye ağlamaktaydı. Binnaz o kadar uğraştı. Potinleri çıkarmak mümkün olmadı. Refet de bir yandan morarıp kıvranıyordu az bir ağrı ve acıya Refet'in önem vermeyip gayret gösterdiğini binaz bildiğinden, o andaki ızdırabının derecesini anlıyordu. Nihayet Refet'in fenalaşmakta olduğunu görünce zavallı kadın şaşırdı. Refet acısından adeta mosmor kesilmişti. ''Aman anneciğim, öleceğim.'' diye tahammül edemeyecek bir hale geldiğini söyleyince, Binnaz'ın gözüp bir şey görmediğinden ve kızını acıdan kurtarmaktan başka bir şey düşünmediğinden makası getirip potinleri kesmeye başladı. Bir süre Refet'in ayaklarını olduğu için Binaz'ın ellerine sıcaklıkla kuvvet gelmişti. Potinleri kesebiliyordu. Yani onun da soğuktan katılaşan elleri biraz önce o potinleri kesemezdi. Potinler kesildikten sonra Refet şiş ayaklarında bir kaşıntı duydu. Kaşındıkça ayaklar daha çok şişiyor, şiştikçe yanıyordu. Binnaz yatağa serdi. Refet'le beraber içine girdiler. Bunlar hem birbirlerine sarılıp ısınmak istiyorlardı hem de konuşuyorlardı. Refet, ama ben yarın neyle gideceğim? Potinleri kestik. Binnaz, az tamah çok ziyan getirir derler. Ben yemek tepsimizi satmak istemezken potinleri kaybettik. Tepsi beş kuruşluk bir şey. Potinse işte 30 kuruş kaybettik. Geçen ay almıştık. Daha bir aylık potin. Halbuki 6 ay dayanacağını hesap ediyorduk. Şimdi tepsiyi satmakla bunalamayız ki. Ah ne dedim de bugün satmadım. Fakat bu kadar soğuk basacağını bilemedim diyordu. Çenelerinin titremesinden bu sözleri o kadar garip telaffuz ediyorlardı ki bu ne peltekliğe ne de kekemeliğe benziyordu. Dışarıdaysa rüzgar türlü türlü sesler çıkarıyordu. Bu zavallılar ne kadar birbirine sokuldularsa yine kendilerini ısıtamıyorlardı. Yüreklerinin korkudan, heyecandan titrediğini hissedenler olduğu gibi, bu zavallılar da o gece yüreklerinin soğuktan titrediğini duyuyorlardı. Sanki ciğerleri donacakmış gibi oluyordu. Yorgan bir taneydi. Eğer iki yorgan olup da üst üste örtülmüş olsalar, belki biraz daha ısınabilirlerdi. Bir aralık her ikisi de ölecek gibi bir hale geldiler. Artık donuyorlar, katılıyorlar zannediyorlardı. Evet, kömürsüz olarak soğukta kalan yalnız bunlar değildi. Fakat çoğu zaman ateşsiz yaşamaya alışmış olanlar buna daha fazla tahammül edebilirler. Zira vücutları o hale alışkın olur. Ayrıca bunlardan da soğuktan ölenler bulunur. Refet de Binnassa İlk defa o akşam çok soğuk bir zamanda ateşsiz kalmışlardı. İkisi de artık ölüyorlar zannettiler. Refet annesine sımsıkı sarılarak, ''Evet, böyle ölmek bizim için şikayet edilecek bir hal değildir. İkimiz birden, ikimiz beraber ve birbirimize sarılmış olarak ölmek de bizim gibi insanlar için mutluluk sayılmaz mı? Böyle yaşamaktansa bu türlü ölmek bizim için daha iyi değil mi?'' diyordu. Binnaz da. Evet kızım. Şimdi böylece ikimiz birden ölmeye ben de razıyım. Ah sana böyle bir sözü kondurmaya kıyamam ama çektiğin eziyet ve zahmet için de sana kıyamıyorum. Benim ızdırabım iki kat oluyor Refet. Kendi eziyetini çektiğim gibi senin çektiğin acıları da duyuyorum. Bunlardan birinin acılarını vücudum duyuyor, diğerininkini kalbim, ciğerim. İnan ki İkincisi bana daha güç geliyor. Biraz ısınırsam, doyarsam, dinlenirsem vücudumdaki acılar hafifliyor, geçiyor. Ancak içimdeki ızdırap öyle değil Refet. Bütün gün sen okuldayken kim bilir şimdi yiyecek yedi mi yoksa hala aç mı? Sırtındaki hırka pek inceydi. Acaba üşüdü mü? Bu sene daha iç fanilasını sağlayamadık. Zavallı yavrumun çorapsız ayakları kim bilir ne halde diye senin çektiğin zahmetleri düşünüyorum. Burada dinlenmeyi, rahat rahat oturmayı, bol bol uyumayı başaramayıp, dersini bitirdikten sonra kalemini divitin içine koyduktan sonra, kitabını kapayıp çantanı yerleştirdikten sonra, dikiş bohçasını açıp benimle beraber iğneye sarıldığını gördükçe ben neler hissediyorum biliyor musun?'' Bu kadar çalışıp bir gün dinlenmediğim halde yine seni çalıştırmaksızın rahat ettiremediğimi. Aklını ve emeğini yalnız dersine, okuyup yazmana ayıramadığıma ne kadar üzülüyorum bilsen. Ah Refet bilsen, kalbimi bilsen. Ah! Elini kalbi üzerine koyarak. Burada senin için neler var. Gülerek Bu acılar bu acı şeyler beraber ne kadar da tatlı şeyler var. Evet. Ne kadar tatlı duygular var. Bugün büyük bir aferin aldım. Hocalarımın teşekkürüne nail oldum. Dediğin, gergefe gerdiğin bir kumaş üzerinde o güzel dallar, çiçekler meydana çıktı ve işlediğin, diktiğin beyaz gecelik gömlekler, kurdelelerle bağlanıp da sahibine gitmek üzere kutusuna yerleştiği zamanlar İşten erkence kurtulup da okula seni almaya geldiğimde gözetmenin, hanım kızınızın güzel ahlakından hepimiz hoşnuduz. Hele ağır başlılığı hiç yaşına göre değil. Doğrusu iyi evlat yetiştirmişsin dediğini, hoca hanımlara tesadüf edecek olursam, hanım, cenabı ı Hak sana iftar edecek bir evlat bağışlamış. Bahtiyarlığını tebrik ederiz. Biz bile böyle çalışkan, yetenekli ve fevkalade bir zekaya sahip bir öğrenciyle gurur duyuyoruz. Dediklerini işitince de nasıl oluyorum bilsen. Bunları mümkün değil sana tamamıyla anlatamam. Kalbimin bu hislerinin bolluğu ve büyüklüğü kadar lisanımda kuvvet ve kudret yok. İşte o zaman tatlı şeyler acıları bastırıyor.'' Nasıl ki demin titremekten lakırdığı güçlükle söylemekteyken şimdi sana sarıldığım, sineme bastırdığım için içim ısındı. Ellerimin hala böyle buz gibi olduğuna bakma. Vücudum üşüyor ama içim ısındı. Bak ne kadar çok konuşuyorum. Hem de kekelemeksizin konuşuyorum. Binnaz hem oldukça zeki hem de çok duygulu bir kadındı. Zaten saygın bir ailenin cariyesi olarak büyümüş. Sonradan taşraya gittiğinde ise en çok yeteneği ve zekası sayesinde kendini Hayati Efendi'ye sevdirmişti. Binaz'ın bir kusuru varsa o da görgüsüzlüğüydü. Şu da var ki Binaz taşradan İstanbul'a geldiği halde de değildi. Refet'in okul arkadaşlığı münasebetiyle girdikleri büyük konaklarda hanımefendilerle görüşmüş ve pek çok kimseyle konuşmuştu ve kızı Refet gibi okul öğretmenlerini bile hayran eden zeki ve arif bir kızla beraber yaşamak ve onun okul arkadaşlarıyla söyleşmek ve sohbetlerini işitmek, kendisi için dünyadaki en büyük lezzetlerden olan kızının tatlı sözlerini ezberlercesine dinlemekle bir nazım fikri aydınlanmış, bundan başka sözleri de daha düzgün olmuştu. Kendisiyle görüşenler onu bir çamaşırcı kadın değil, okumuş yazmış bir kadın sanırlardı. Halbuki Binnaz okumayı bilmezdi. Hele kızıyla beraber dikişe oturduklarında, Refet okul arkadaşlarının zengin olanlarından, yine iade etmek üzere aldığı kitaplardan, risalelerden, gazetelerden okuduğu bazı hikaye ve felsefi fıkraları da annesine anlatarak çalışırdı ki, geceleri devam eden sohbetlerde Binnaz'ı bütün bütün başka bir kadın yapmıştı. Refet, okuyup öğrendiği şeylerin özetini ve incelemiş olduğu şeylerin içeriğini annesine sesli anlatırdı. Böylece Refet, geceleri adeta annesine sözlü ders anlatıyor ve ona eğitiyordu. Binnaz okumayı bilmediği halde o kadar bilgi sahibi oldu ki, bir çamaşırcı kadın olmasına rağmen bilgili, zeki ve aydın bir hanımla sohbet edebilir hale geldi. İşte kızına sarılıp da annelik duygularını açıklamaya çalışan Binnaz, artık öyle bütün bütün boş bir kadın değildi. Refet, annesinin bu dereceye kadar duygularını ifade edebilmesine memnun oldu. Gözlerini kapayıp tebessümle. Ah, ne güzel ninni. Bu sözlerin bana ne tatlı bir ninni gibi geliyor. Benim gibi kocaman bir kıza söylenecek ninni de böyle olmalı, diyordu. Refet'in gözlerini kapaması memnuniyetindendi yoksa henüz uyuyabilecek kadar ısınamamışlardı. Söyleşmek, heyecan biraz sıcaklık meydana getiriyorsa da uyumak için sükunete vardıklarında buz gibi kesiliyorlardı. O gece soğuk o kadar fazlaydı ki, bütün evlerin saçakları ve sokaklar buz tutmuş, arabalar yokuşlardan çıkamaz, beygirlerin ayağı tutmaz hale gelmişti. Tek yorgan altında titreyen bu zavallılarsa mümkün değil uyuyamıyorlardı. Halbuki bu biçarelerin ikisinin de uyumaları gerekiyordu. Ertesi gün ikisi de çalışacaktı. Sadece ertesi gün mü ya? O akşamda da çalışamazlardı, ellerindeki dikişleri sahiplerine teslim etmezlerse ertesi gün için geçim paralarını sağlamak mümkün olamayacaktı. Bununla beraber o gece dikiş dikebilmek değil, yataktan çıkabilmek de mümkün olamıyordu. Binnaz ertesi gün için bir tanecik olan tepsileriyle yemek sahanı satmayı planlamıştı. Refet bir defa daha. Ama ben yarın neyle gideceğim dediğinde Binnaz dedi ki. O kadar üzülme yavrum. Yemek tepsisini zaten satmaya karar vermedik mi? Sahanı da satarız. Bir çorapla on kuruşa kadar bir iskarpin bulur alırız. Pişirecek şey bulduktan sonra tencerede pişirir, kapağında yeriz. Peki ama on kuruş iskarpin yüz paraya da bir pamuk çorap. On iki buçuk kuruş etti. Yemek tepsisi bakır değil ki çinko. Haydi kırk paraya, altmış paraya onu sat. Dört beş kuruşa da sahanı sat. Altı yedi kuruşla bunları almak mümkün mü? Ya kömür, ekmek, binnaz? Sabun da mutlaka lazım. Zira çamaşırlarımız kirlendi. Refet? Evet, aç kalmaya, soğuktan ölmeye razı olurum da kirli gezemem. Açlıktan ve soğuktan ölsem öldüğümde bile üstüm başım temiz bulunmalı. Fakat bunları neyle tedarik edeceğiz ha? Hem biliyor musun gaz da ibriğin dibinde pek az kalmış. Ancak yarın akşam idare edebilir. Gaz olmasa nasıl dikiş dikilir? İşte mutlak alınması gereken bir şey daha. Üzülme kızım, üzülme. Onun da bir çaresi bulunur. Nasıl? Hani ya benim ipekli kumaş bir hırkam yok mu? Ha, şu babamın sana ben doğduğum zaman yatakta giysin diye yaptırdığı hırka mı? Hani ya sen onu giymeye kıyamayıp bir tatlı hatıranın yadigarı olarak saklıyordun? Evet. Demek şimdi bunun satılmasına ben neden olacağım. Eğer potinler kesilmeseydi, tepsiyle sahan diğer şeyler için yeterdi. Ama potinler kesilmeyip de ayaklarım donsaydı, sonra ayaklarımın kesilme ihtimali vardı. Of anne, nasıl olursa olsun benim yüzümden bu hırkanın satılması beni çok üzecek. O hırka bana senin sayende yapılmıştı. Yine sana feda olsun evladım. Elbiselerimiz içinde ondan başka para edecek bir şey yok ki satalım. Refet acı acı gülerek. Öyleyse getir anne de o hırka bize son bir hizmetini yerine getirsin. Bu yorganın üzerine ört. Bizi biraz daha ısıtsın. İşte böylece son hizmetini yaparken bize son defa olarak süsleme vazifesinde yerine getirsin. İlk giydiğin zaman yatağında kundak içinde olan Refet, bugün yine yatağında ve koynunda koskocaman bir Refet olarak bulunurken son defa üzerimize serilsin. Binnaz kalktı. Ana ile kızın her ikisinin elbiselerinin bulunduğu bir tanecik bohçayı açtı. Onun içinde yıkanmış, beyaz ve temiz bir patiskaya sarılı olan hırkayı çıkardı. Ve aklına bir şey gelmiş gibi davranarak diğer eski hırka ve elbiseleri de açıp yatağın yorganı üzerine yığmaya başladı. Ve hepsinin üstüne de o hırkayı örttükten sonra yatağın içine girdi. Refet, bak deminden beri bunlar niçin bizim aklımıza gelmedi? İşte bir yorgan tabakası daha oluştu. Belki böylece uyuyabilecek kadar ısınırız, dedi. Bir zaman kolları arasına kundaklanmış olduğu refeti yine kolları arasına almış ve lohusa yatağında sırtına giydiği hırkada ikisinin üzerine örtülmüş haldeyken Binnaz refetin doğduğu zamanı hatırladı. O muntazam ve süslü yatakla bu yatak arasında ne kadar fark varsa o kundak içindeki refetle bu refet arasında da büyük bir fark vardı. Binnaz birinin eksiğini öbürünün olgunluğunun örttüğünü düşünerek teselli buluyordu. Büyük bir sevgiyle Refet'e bakarak kendiliğinden ''Ah benim güzel evladım'' dedi. Refet tebessümle ''Anneciğim sen de benim gibi çirkin olsaydın kuzguna yavrusu güzel gelirmiş'' derdim. ''Ah Refet yine mi bula yine mi beni üzecek, keyfimi bozacak sözler?'' ''Yok ne me lazım, Madem ki sen böyle zannetmekte bir lezzet buluyorsun, ben de senin keyfini hiç bozmam. Ben kendim hakikati bilirim ki bu yeter. Eşyaların üzerlerine yığılması bu anayla kızı epeyce ısıtmış olduğundan çeyrek saat sonra uykuya daldılar. Ertesi gün uyandıklarında hiçbir işleri görülmemiş, yani para alabilmek için bir dikişleri bitmemişti. Ancak o gün için satılacak şeyler önceden tasarlandığından, tasasız yerlerinden kalkıp giyindiler. Refet'in okulda olmak için belirlenen saatte yetişebilmek üzere erken çıkması gerekti. Halbuki ayakkabı almak için de önce satılacak şeylerin satılması gerekiyordu. İşte halledilmesi gereken bir güçlük daha. Binnaz ne yapacağını şaşırmıştı. Refet anasının eski terliklerini giydi. Anasının önüne de takınyaları çevirdikten sonra, ''Haydi anne, satılacak şeyleri bohçala da önüme düş.'' dedi. Binnaz, ''A kızım, hiç böyle sabahleyin erkenden eşya satılır mı? Para eder mi? Almak için zararı yok ama satmak için ne yapmalı?'' diyordu. ''Fakat ben bugünkü yoklamada hazır bulunmalıyım ki sıfır almayayım. Sonra notumu kırarlar. Haydi, sen çabuk bizim eski mahalleye kadar git de Bizi bilenlerden, tanıyanlardan akşama kadar verilmek üzere bir mecidi al. Ayakkabıyı alırız. Ben işimden kalmam, sen de sattıktan sonra parayı yerine götürürsün. Ve kalan parayla kömür, ekmek ve gaz alırsın. Olmaz mı? Bu plan üzere Binnaz acele çıktı. Ders vaktinden önce Refet'i okula yetiştirmek için hızla gitti. Refet de tekrar yerine oturup o akşam üşüyüp erkence yatağa girdiklerinden yapamadığı dersine çalışmaya başladı. Biraz önce annesine yalnız yoklamada bulunmak, ilk derse yetişmek üzere çabuk okula gitmek için eşyaların satılıp ayakkabının alınması lazımmış gibi söz söylüyordu. Zavallı düşünememişti ki henüz dersini yapmamıştı. Bundan dolayı kendisi annesiyle beraber eşya satmak için dolaşacak olsa derslerini yapamadan okula gitmiş olacak yoklamada sıfır almasa da diğer dersler hep sıfır gidecekti. Refet bunu hatırlayınca yoksulluk şaşkınlığının insanı ne hale getirdiğini görüp başını sallayarak dersine çalışmaya başladı. Zeki çocuk zaten dersi hoca anlattığı zaman ezberlemesine, zihnine yerleştirmiş olduğundan derslerini yapmakta zorluk yaşamıyordu. Refet'te gurur vardı, inat vardı. Ancak zekada pek çoktu. Öyle bir acize, Gurur neye kışır mı denilecek? Evet, bunu Refet de biliyordu. Fakat o kendisinde bulunan bu hale gurur demiyor, vakar diyor ve inadı içinde sebat diyordu. Vakar ve sebatın insanlığın hakiki meziyetlerinden olduğunu düşünüp böylece teselli buluyordu. Evet, Refet'in üstün zekası kendisinin fakirlik ve güçsüzlüğüyle hiç de ilgisi olmayan, bir takım güçlüklerin doğmasına neden olan bu hallerin kendisinde bulunduğunu kendisine gösteriyordu. Dostlarla daha fazla yakınlık, zenginlere daha çok yalçaklanma, konaklara sıkça devam etmenin kendilerini daha fazla rahat yaşatabileceği malumdu. O, kömürsüz kaldıkları geceyi bir konakta geçirseler, o geceki zahmeti çekmezlerdi. Akrabalarına gidip de parasız ve kömürsüz kaldıklarını, çok muhtaç bir halde olduklarını söyleyip biraz ağlasalar, sızlasalar elbet biraz para alabilirlerdi. Lakin Refet gittiği yerde hanımlardan rağbet görüyorsa da hizmetçi ve sığıntıların hareketlerini ve akrabalarına yalvarıp yakarmayı bir türlü nefsine yediremiyordu. Yeni geldikleri mahallede dost ahbap edinerek onlardan arada para ve kömür gibi şeyleri ödünç almak çaresi içinse o kadar yakınlık kurabilmek konu komşuyla sıkça görüşmeye bağlıydı. Bu anayla kızın gündüz işe gitmek, gece dikişte çalışmak gibi meşguliyetleri buna müsait değildi. İşte Refet bu şekilde düşündüğü için kendisini mazur görüyor, çektikleri sıkıntıları mukadderattan biliyordu. Binnaz kızına ayakkabısını getirdi. Refet de ders vaktine az bir zaman kaldığından acele gitti. Akşam odalarına geldiğinde Refet annesinin lazım olan şeylerden birer parça almış olduğunu gördü. Üstelik kömür yanmış, ateş olarak mangallarına konmuştu. Binnaz o gün satacağı şeyleri satmış, alabilecekleri kadarını da almış. Vakitlice odalarına gelmişti. Mangal üzerinde bir tek tencerenin de tıkırdamakta olduğunu Refet gördü. Binnaz bir avuç pirinci suya salmış bir çorba kaynatıyordu. Mangaldaki ateş hem çorbayı pişiriyor hem de odayı ısıtıyordu. Refet yeldirmesiyle başörtüsünü çıkardıktan sonra mangalın başına oturdu. Onun karşısına, yani mangalın öbür yanına da Binnaz geçti. Refet dedi ki: "Bu sabah aceleyle gittim diye soramadım. Ödünç parayı kimden buldun? Bizim karşı komşudan Bari eşyaları sattıktan sonra parayı yerine götürdün mü? Evet, hemen götürdüm. Ev sahiplerinin kömürlerini de yerine koydum. Onun için bize kömür çok kalmadı. Zarar yok. Ödünç alınanı yerine koydun ya. Bu daha iyi. Parayı götürmeye gittiğimde bir iki komşuda dolaştım. Bu akşam bize lazım olan şeyleri çalışmakla değil, eşya satmakla tedarik ettiğimizden ben de bugün biraz haylazlık ettim Refet. Peki iyi ettin anneciğim. Senin eğlencen de bu olsun. Bizim eski komşularda ne var ne yok bakalım. İyidirler. Lakin sana acıyacak bir şey söyleyeyim mi? Ne olmuş? Nezaket Hanım'ın kocası sizlere ömür. Vah vah! Zavallı kadın iki çocuğuyla kalmış. Beni görünce ne kadar ağladı. O da yalnız erkeksiz yaşıyormuş. Bahçesi de ne kadar büyüktür bilirsin ya. Ah, siz bu mahallede olsaydınız, şimdi birlikte otururduk, o da kirası da vermezdiniz, dedi. Vah zavallı. Binnaz, o akşam yaydığı bez üzerine bir kağıt parçasını Nihal'e yerine düzenledi. Üzerine tencerenin kapağını koyduktan sonra çorba tenceresini de onun üzerine koydu. Zira o akşam tepsileri yoktu. Çorbayı içtikten sonra Refet pek dalgın duruyordu. Bir kızının ne düşündüğünü sorunca Refet, ''Bu akşamımızı iyi geçirdik. Yarın ve öbür gün içinde yiyecek ve yakacak şeyimiz var. Eldeki işleri hesap ediyorum. Bakkal olan borcu ödemeye ve kirayı çıkarmaya belki yetecek. Bu ayın diğer ihtiyaçlarını neyle yerine getireceğiz diye düşünüyorum. Zira Artık satacak da kalmadı. Ben yarın Boğaz içine akrabalara kadar gitsem diyorum. E, gitmekle ne olacak? Vapur parası diye eline bir çeyrek verecekler değil mi? Halimizden biraz bahsedip birkaç kuruş istesem? Bizim halimizi onlar bilmiyorlar mı ki bahsedeceksin? Bir yerden aylığımız, yıllığımız olmadığını bilmiyorlar mı? Canım İşleri yok da bizi mi düşünecekler biraz hatırlarına getirmeli Refet düşünmeye vardı bu dilenme kendine pek güç geliyordu ancak halleri de pek yaman gelecekleri de vahim görünüyordu Buna olmaz demek annesine sen daha fazla çalış da kazan demek olacağından ve kadınsa gücünün yettiği kadar çalıştığından Refet zorunlu olarak peki dedi ve biraz düşündükten sonra Madem ki bu zahmete gireceksin bari bir dikiş makinesi parası iste de işimize yarasın. Getireceğim para biter fakat dikiş makinesi alınırsa kazancımıza yardım olur. Şimdiye kadar hiçbir şey istemeyip ilk defa istenileceğinden belki esirgemezler. sözünü de ilave etti. Ertesi akşam ana ile kız yine odalarında birleştiklerinde Binnaz akrabalara nasıl yalvardığını ve nasıl durumlarını ifade ettiğini anlatıp buna karşılık verdikleri bir mecidiyeyi çıkardı. Makine parasına önem verilmediğini söyledi. Bu durum Refet'in gücüne gitti. Onlara yük olmayarak kendilerine idare ettikleri halde geçim kaynağı ve sebebi olarak bir makine alacak kadar cömertlik görmemeleri onu üzdü. Annesine 40 yılda bir dilendik, onu da beceremedik zaten dilenmekten hayır gelmez ki. Çalışmalı, kazanmalı, dedi. Ve biraz daha düşündükten sonra, sen dün gece ne diyordun anne? Nezaket Hanım'ın arkadaşa ihtiyacı olduğunu ve eğer aynı mahallede bulunsaydık, kendisine pek iyi olacağını söylüyordu mu diyordun? Evet, hem de zavallı kadın ağlayarak söyledi. Siz beni bilirsiniz, ben sizi bilirim. Birlikte oturuyorduk. Ben aç kalırsam siz de kalırdınız. Yiyecek bulursak beraber yerdik diyordu. Bizim kendilerine muhtaç olduğumuz kimselerden imdat dileneceğimize, bize muhtaç olanların yanına gidelim. Fakir olan fukaranın halinden anlar. Nezaket Hanım yalnızmış, bize muhtaçmış. Bir eli bir çocuğunun salıncağı ipinde, diğer eli de öbür çocuğunun beşiğindeymiş.'' yiyeceğini kazanmaktan, elinde bulunanı pişirmekten acizmiş. İşte biz de 30 kuruş kiradan kurtulmuş oluruz. Fakat kızım okula ne kadar uzak. Anne aç olarak 2-3 adım gitmektense tok olarak birkaç yüz adım yürümek daha iyiydi. Hazır elde para varken bu odanın bir haftalık kirasını da verip gidelim. Ya bakkala ne yapalım? Bir şey daha sat. A çocuk daha ne var ki? Eski mahallemizde bizi tanırlar. Borç ödeyip ödemeyecek kimseler olup olmadığımızı bilirler. Yarın git. Önce Nezaket Hanım'la görüş. Gelmek istesek de bakkala borcumuz olduğundan çıkamadığımızı söyle. Belki o kendisi verir. İki gün sonra Binnaz, Nezaket Hanım'dan aldığı üç mecidiye ile tüm borçlarını ödedikten sonra Nezaket Hanım'ın evine taşındılar. Nezaket Hanım yukarı katta bulunan iki odasından birini bunlara verdi. Binnaz kirasız olarak girdikleri odanın üst katta olmasına memnun oldu. Çünkü kira verdikleri oda yer katındaydı. Üstelik Nezaket Hanım'ın geniş bahçesi de bu odanın pencereleri önünde güzel bir manzara oluşturuyordu. Refet, Nezaket Hanım'ın evine geleli sağlık kazandı. Üst katta yatmakta çok fayda gördü. Ona yalnız tok olarak değil, güzel havalı bir odada yatmakla kuvvetlenecek uzunca yol yürümek önceki yakınlıktan daha iyi geliyordu. Nezaket hanımın zavallı kocacığı ölmeden önce kömürlüğü doldurmuş, odununu da almıştı. Hatta soğanını dahi mutfaktaki sıraya astıktan sonra vefat etmişti. Henüz açılmış olan bir teneke gaz bunlara hayli zaman giderdi. Nezaket Hanım'ın kesesinde birkaç parası varsa da bir okka ekmeği almaya çıkacak vakti yoktu. Zavallı Hatun'un bir eli büyük çocuğun salıncağının ipinde, diğer eli de küçük çocuğun beşiğindeydi. Biri ağladıkça onu sallıyor, ikisi birden ağlarsa iki kolları da hareket ediyordu. Çocukların çamaşırlarını, bezlerini yıkamak için aşağıya inecek olduğunda Akrabasından 10-11 yaşında bir kıza bu görev veriyorsa da, o da kötü huylu bir kız olduğundan nezaket gelinceye kadar çocuklar bağırışıp duruyorlar. Zavallı kadın da rahatça işini göremiyordu. Refet'le Binnaz Geleli geceleri huzurlu bulunuyordu. Zira bahçesi büyükçe olan bu ev zaten ücra bir semtte bulunduğundan gece sessiz oluyor ve yalnız kalınınca korkuluyordu. Bir de binnaz bir dizinin üzerinde dikiş dikerken, öbür ayağıyla da beşiği salladığından Nezaket Hanım'ın yalnız bir eli meşgul oluyor, diğeri dinleniyordu. Hamarat kadın çoğunlukla salıncağın ipini ayağına dolayıp sallayarak dikiş de dikiyordu. Refet derslerini yapacağı vakit kendi odalarına çekilir, gergefini kendi odasında işler, dikiş dikeceği zamansa o da annesiyle Nezaket Hanım'ın yanına gelir, hep birlikte söyleşerek, konuşarak çalışırlardı. Bu ana kız, Nezaket Hanım'a yük olmayı asla istemediklerinden ve Refet zaten hiç kimseye yük olmamak fikrinde bulunduğundan, Nezaket Hanım da kömür, gaz, soğan, odun gibi evinde bulunan şeylerin onlar tarafından kullanılmasında ısrar ettiği için, bunun altında kalmamak üzere ellerinde para olduğu akşamların çoğunda, Nezaket Hanım'ın ekmeğini de alırlardı. İki kişinin yiyeceğinden fazla ekmekleri oldu ve bir yiyecek alabildikleri akşam yiyecek ve içeceklerini alıp Nezaket Hanım'ın yanına giderek birlikte yerlerdi. Lakin kendilerini doyurabilecek kadar şeyleri olduğu akşamlarsa odalarına çekilip karınlarını doyurmaya çalışırlardı. Nezaket Hanım'ın köyünden getirdiği 10-11 yaşlarındaki kız o kadar kötü huylu çıkmıştı ki Kadıncağız salıncağın ipini eline verse, mutlak çocuğu uyandırır, beşik salla dese, devirir. Çocuğun küçüğünü biraz avutmak için kucağına verse, mutlak ağlatır, bağırtır. Büyünün arkasından dolaş, elinden tut dese, düşürür, kolunu çeker, canını yakardı. Böyle uğursuz bir kızdı. Nezaket bunu ne işe kullanabileceğini şaşırdı ateşe koyduğu biraz çorba veya başka bir yemekle başında beklemeye bıraksa, tencerenin dibi yanıp yemek ziyan oluncaya kadar kaynadığını haber vermezdi. Bazı o kadarla da kalmayıp tencereyi devirir, bir ziyan çıkarırdı. Kısacası kadıncağız buna bir soğan doğramasını bile öğretemedi. Huysuz kızın öğrenmeye ve iş görmeye niyeti yoktu ki bir iş elinden çıkabilsin, Nezaket Hanım'ın evinde kuyusu varsa da yemeğini pişirmek ve içmek için mahallelerindeki tatlı su çeşmesinden biraz su getirtmek gerekiyordu. Nezaket'in ismini Mehtap koyduğu o kız, diğer komşu çocukları gibi çeşmeden suyu doldurup eve kadar getirmek hizmetinde bile kullanılamazdı. Testinin bir tarafını kırmaktan vazgeçse, testiyi doldurup eve gelinceye kadar mutlaka mahallenin diğer çocuklarıyla kavga dövüş etmeden, kapıdan içeri girmezdi. Nezaket kendisi testiyi doldurmaya gitse çocukları yalnız bırakamayacağı gibi Mehtab'a da bırakamazdı. Zira bu kızda o kadar hainlik vardı ki fırsat düşürdükçe çocukların canını yakmadan duramazdı. Bu yüzden Nezaket'in bu türlü işlerini Binnaz görürdü. Binnaz akşamlar dönünce Nezaket Hanım'ın ve kendilerinin testilerini doldurur, ekmeklerini alır ve nezaket hanıma diğer gerekli olan şeyleri de gider alırdı. Bunun için Binazın erken eve dönmesi gerekirdi. Zira Refet susuz kalsa kuyu içerde, çeşmeden testiyi doldurmaya gitmez. Hatta testiyi mehtabın eline verip götürmekle bile gitmezdi. Binaz işinin gereği çoğunlukla pek geç vakit döndüğü için testiyi sabahleyin gitmeden doldurur, yanında fazla parası varsa ekmeğe gelirken alırdı. Yoksa başının örtüsünü çıkarmadan Nezaket Hanım'a ''Ekmeğinizi alıvereyim'' sözüyle meramını belli ederek para alıp gider getirirdi. Akşam saat dörtte okul bittiği için Refet çoğunlukla annesinden önce eve gelmiş olurdu. Fakat ne bakkala uğrardı ne de çarşıya. Mahallelerindeki esnaf Refet'i tanımazdı bile. Bir şey alınmaya pek gerek görülürse Refet çocukların yanında kalır, nezaket gider getirirdi. Sanki şu fakir kadınlar arasında Refet yüksek sınıftan biriymiş gibi bulunurdu. Refet yolunun üzeri olmasına rağmen mahallelerinin çarşısından geçerken canı bir şey istese ve cebinde parası da olsa almadan ve dükkanların satıcıların önünde durmadan eve gelir, annesi geldikten sonra ona para verip almaya gönderirdi. Bu ise annesini hizmetçi gibi kullanmak fikrinden dolayı değildi. Zira kendi mahalleleri olmadığı yerlerden geçerken yün ipini ve bunun gibi şeyleri alır paket taşırdı. Kendi mahallelerinde çarşıya çıkmak ve kendini herkese tanıtmak, çarşı pazar dolaşmak istemezdi. Şunu da gizlemeyelim ki, Refet paket taşırsa da elinde zeytinyağı şişesi, sebze destesi yiyecek içecek çıkını gibi şeyleri taşımak istemezdi. Ama bu hali Refet'in yoksulluğuna uygun görmeyip onun mağrurluğuna vermek isteyenler olursa bizim nemize gerek. Biz Refet nasılsa onu öylece göstereceğiz. Durum ve vaziyetini istedikleri gibi tenkit etmekte herkes özgürdür. Refet, bir genç kızın mahallede kendi vakarını muhafaza etmesi fikrindedir. Refet bu meseleyi de uzun uzadıya düşünmüştü. Mahallelerindeki bazı genç kızların yarım papuçla bakkalın, manavın önünde çene çalmalarını ve ellerindeki yüklerle mahalle kahvesinin önden geçmelerini hoş görmüyordu. Bunların içinde mazur gördüğü iki kız vardı. Bunlardan birinin annesi hasta, yerinden kalkamaz haldeydi, başka kimseleri de yoktu. Diğerinin de annesi vefat etmiş, artık köşeden kımıldayamaz kadar ihtiyar ve felçli babasını geçindirmek. Ona bakmak kendisine kalmıştı. O baba odanın bir tarafından öbür tarafına kadar gitmek için bile kızının onu tutmasına muhtaçtı. O adam zamanında kunduracıydı. Çalışabilecek zamanı geçmiş, sermayesi bitmiş, sağlığı gitmişti. Zaten kendilerini ancak geçindirebilecek kadar kazandı. Dükkanı da olmadığı, ve geliri bulunmadığı için bir de o işin emekli maaşı olmadığından maddi sıkıntıya düşmüştü. İşte evin erkeği o durumda olduğundan kız çalışıyordu. Bir vücut iki kişi için çalışıyordu. Kızcağız o evin hem erkeği hem de kadını makamındaydı. Hem erkek gibi kazanmaya hem de kadın gibi evin işini görmeye mecburdu. Çamaşırı yıkayacağı sabunu kendisi kazanıp sağlamaya, zaten bir kulübe halinde olan ve ev demekten çok oda demeye uygun konutlarının kuyusu bulunmadığından suyu da çeşmeden taşımaya mecbur oluyordu. Bu su taşımaksa yalnız içmek için bir testi su taşımaya benzemez. Birkaç defa kovasını doldurmak gerekir. Bu işi Saka da görebilir. Ama kızcağız bulduğu parayı ekmeğe vermek varken Saka'ya verebilir mi? Hem o felçli ihtiyara bakmak hem de çalışmak o zavallı için ne güç. İşte Refet bu kızları mazur gördüğü gibi onların haline bakarak kendi hallerine binlerce şükrediyordu. Refet bu kızların halini düşündükçe ''Evet evet ben bunlar gibi olsaydım onlar gibi yapmaktan başka çare olmazdı.'' diyerek annesinin bir kat daha kadrini biliyor ve daha çok onun sağlığını korumayı düşünüyordu. Bir gün akşam kandil olduğundan çocuklar öğleden sonra üçte serbest kalmışlardı. O gün arkadaşlarından biri de Refet'e işletmiş olduğu gecelik beyaz elbiselerin parasını usulüne uygun bir biçimde bir kenarda teslim etmişti. Refet'in arkadaşlarından bir kız, ''Bugün erken çıkıyoruz. Haydi beraber yünceye kadar gidelim de işleyeceğim bohçanın ipek çeşitlerini uyduralım.'' dedi. Refet arkadaşını kıramadığı gibi zaten kendisi için yeni başlayacağı bir yasta örnek beğenmesi de gerekiyordu. İki arkadaş işlerini gördükten sonra o kız Refet'e evinde bir fincan kahve içip biraz dinlenmeyi de teklif etti. Refet hem arkadaşının gönlünü hoş etmek hem de kendi evlerine yarı yol demek olan arkadaşının evinde biraz dinlenmek için kabul etti. Kızcağız'ın annesi Refet'i güler yüzle karşıladı. Kızının misafirine ikram etmek üzere kahveyi eliyle pişirdi. Refet biraz eğlendikten sonra yola çıktı. Koska Caddesi'nde Aksaray'a doğru inerken Kandil Günü'nün kalabalığını görerek ağır ağır yürüyordu. O cadde üzerindeki insan kalabalığı sanki dere gibi akıyordu. O akış içinde ne kadar süslüler, ne kadar pırıltılar ne kadar güzeller, ne kadar da çirkinler vardı. Refet de o akıntıya katılmıştı. Fırınların, şekercilerin önünde erkek kadın birikmiş, fırıncılar simitleri bağlamaya, şekerciler tartıp sarmaya yetişmek için telaş ediyorlardı. Yayalar atlara, arabalara çarpmamak için bakınıyorlar. İki taraftaki yaya kaldırımı üzerinden omuz omuza gidiyorlardı. Bu ne akış, bu ne heyecan, bu ne renk çeşitliliğiydi. İşlediği gömleklerin parası olarak o gün aldığı üç mecidiye Refet'in cebinde olduğundan hem bu hali seyrediyor hem de o parayla alacağı şeyleri zihninden geçiriyordu. En önce yapmak istediği şey sınav için bir yeldirmeydi. Bir de yeldirmenin üzerine yeni bir namaz bezi işlemek istiyordu ki bunun için de tülbent ve ipek alacaktı namaz bezinin kenarlarını beyaz ipekle işlemeyi planlıyordu. İşte bu hülyalarla Refet giderken, Aksaray'daki büyük simitçi fırınının önüne gelmişti. Mis gibi simit kokusu genzine kadar geçti. Sokakta yiyecek almayı sevmeyen Refet, kendiliğinden fırının önünde durdu. Kalabalık o kadar birikmişti ki, fırıncılar durmaksızın simit bağlayıp verdikleri halde, insanların çoğu fırına yaklaşmadan istediklerini söyleyip parayı ön sıradaki adamların omuzları üzerinden uzatarak simitleri alıyorlardı. Göz görür, can ister derler. Evet, Refet'in canı da o simitten istedi. Lakin Refet canının istediği şeyi çoğu zaman almaz, yine canına o isteyişten dolayı ceza ederdi. Hatta parası olsa bile canının istediği şeyi almamak için inatlaşırdı. Belki bu da fazlaydı. Belki bu da hırçınlıktan geliyordu. Olabilir ya, biz de Refet'in hırçın olmadığı iddiasında bulunmadık. Refet bu defa da öylece nefsini köreltmek istedi. Ve o azimle bir iki adım attı. Sonra birdenbire durdu. Aklına gelen bir şey kendisini durdurmuştu. Fırın önündeki efendilerin yirmişer onar simit bağlatmaları Refet'i böyle durdurmuştu bir takım hanımlar ve bir takım konak ağları da deste deste simitler bağlatıp alıyorlardı. Bunlar evlerine götürmek için alıyorlardı. Refet'in göz önüne kendisinin oturduğu ev geldi. Orada kadınlar, çocuklar vardı. Fakat o evin erkeği yoktu. Kadınları da çalışmaktan, çocuklarla uğraşmaktan simit almaya çıkacak halde değillerdi. Nefsini köreltmeyi gönlünün arzularını yenmeye alışkın olan Refet, o andaki arzusuna karşı gelemedi. Gelmek de istemiyordu. Cebinden bir çeyrek çıkardı, simitçi uzatıp, ''Beş çörek onluktan.'' dedi. Bir süre sonra çörek denilen kandil simidiyle parasının üstünü alıp ayrıldı. Aksaray'ın aşağı tarafındaki şekerci dükkanının önü de simitçi fırınları gibi kalabalıktı. Refet doğru yürüdü kendi kendine yeldirmeyle namaz bezine para yetişmeyecekmiş. Ne olursa olsun dişimi sıkar biraz fazlaca dikiş dikerim. Şimdi o çocuğun babası hayatta olsaydı ona şeker götürecekti. Hayattayken öbür kandilde elbet götürmüştür. Bu defa mahzun olacak. Ama çocuk bunu nereden bilecekmiş? Anası bilmez mi? O zavallı kadının hatırına gelmez mi?'' çocuk hiç olmazsa sevinmesini de bilmez mi? O çocuğu sevindirmek, mahzun olan zavallı dulcağızın gönlünü hoş etmek değil midir? diyordu. Şekerciye, yüzer dirham elvan şeker, ayrı ayrı iki kağıda, dedi. Refet, simit destesinin ipini parmağına takarak, şeker kağıtlarını da eline alarak, yüksek kaldırımın yolunu tuttu. Elindeki bu deste ve paketler, kendisine ağır gelmediği gibi, Refet bunda büyük bir lezzet buluyordu. Bir mertlik ve memnuniyet hissiyle yürüyordu. Mahallelerine ulaşıp da evinin kapısına vardığında, Refet ömründe daha böyle sevinçle kapılarını çaldığını bilmiyordu. İmtihanını verdiği günlerde gayet güler yüzlü ve sevinçli bir surette eve gelirse de, o masum bir sevinç olduğu halde bu yiğitçe bir gururdu. İçeriye girdiğinde. Binnazı da işinde dönmüş buldu. Refet doğruca yukarıya çıktı. Şeker kağıdının biriyle simidin ikisini Binnaz'a uzattıktan sonra üç simitle diğer şeker kağıdını alıp Nezaket Hanım'ın odasına girdi. Çocuk ne kadar sevindi. Nezaket ne kadar mutlu oldu. Nezaket'in küçük çocuğu henüz simit yiyecek yaşta değildi. Simidin birini kendi aldı. Birini büyük çocuğun eline Diğerini de mehtaba verdi. Şekerden de biraz mehtaba verdikten sonra kaldığıyla çocuğun eline verdi. Nezaket hem ağlıyordu hem de bir şeyler söyleniyordu. Nezaketin sakin vaktinde sözleri güç anlaşıldığından o üzüntüyle neler dediğini onun sözlerini alışkanlıkla veya ipucuyla anlamaya alışmış olan Refet bile anlayamıyordu. Ancak hali tavrı memnun olduğunu ve dua ettiğini anlatıyordu. Refet kendi odalarına girdiğinde annesinin simitle şekeri önüne koymuş, gözlerinden yaşlar akmakta ve dudaklarından gülücükler saçılmakta olduğunu gördü. Binaz mutluluk ve övünç yaşları döküyordu. Refet'i görünce kollarını açarak "Kızım, yavrum, evimin erkeği." dedi. Refet de annesine doğru yürüdü. Ancak her zaman olduğu gibi bu kez de kendisini annesinin kolları arasına atmadı. O da kollarını açtı. Binaz'ı kolları arasına alarak yüzünden öpüyordu. Ondan sonra iki elini alıp öpmeye başladı. Biraz sonra Refet soyunu pabdest aldı. Seccadeden çıkardığı namaz beziyle başını örttükten sonra saygıyla oturup musaf Şerif'ini açtı. Kur'an-ı Kerim tilavetine başladı. Refet, Rüştiye'nin son sınıfında arzu ettiği gibi birinciliği kazanarak Darül Muallimat'a geçti. Öğretmenlik diploması almaya artık 4 yıl kalmıştı. Refet, öğretmenlik diploması alıp bir maaş elde edecek ve annesini çalıştırmayıp besleyeceği zamanları düşündükçe o tahayyül ve tasavvurun lezzetiyle kendinden geçer gibi hissediyordu. Refet artık 19 yaşındaydı. Onun hayalleri o yaştaki diğer genç kızların hayallerine benzemiyordu. Kazanacak, evini idare edecek, annesini rahat ettirecek, birçok çocuk okutup vatan çocuklarının öğretim ve terbiyesinde bulunacak. O çocukların hepsi buna hürmet edecek. Hocamız diye sevecekler. İşte Refet'in hayalleri hep bundan ibaretti. Bazen Hayallerini daha ileri götürür. Bir ev parası biriktirmek, başlarına bir mekan edinmek ve daha sonraları da eline para geçtikçe o eve şunu almak, bunu almak, güzel güzel döşemek derecelerine kadar varırdı. Hatta bu kadarla da kalmayıp evin bahçesi olacağından orada çimenler, çiçekler yetiştirmek. Bahar ve yaz akşamları okuldan geldikten sonra orada anasıyla karşı karşıya birer kahve içmek ve hem aşçılık hem de hizmetçilik edecek olan kadının kurduğu sofrada pişirdiği yemeği yine o bahçeye bakan odada yemek. İşte onun ümit ve hayalleri buralara kadar da varıyordu. Refet'in ciddi tavrı, çalışkanlığı, üstün yetenek ve zekası, özellikle yaratılışından gelen kendine has edep ve terbiyesi, onu Darül Muallimat'ta da sevdirdi. Rüştede çocukların çoğu Refet'ten küçük yaştaydı. Zira diğer çocuklar oranla Refet öğrenim işinde geç kalmış sayılabilirdi. Çoğu çocuk ondan daha küçük yaştayken mektebe verilir. Fakat Refet'in çektiği sıkıntılar ve geçirdiği hastalıklar okula geç verilmesine sebep olmuştu. Daha doğrusu Mürüvvet Hanım'ın aklına gelmese Binnaz onu okula vermeyi de o vakitler beceremeyecekti. Zira o zaman zavallı kadın İstanbul'un acemisi olup bir şey bilmezdi. Kızının mahalle mektebinde okuduktan sonra tekrar bir rüştiyeye verilmesi lüzumunu nereden aklına getirecek? Sonraları böyle şeyleri öğrendi ama Refet'in sayesinde öğrendi. Darül muallimatta ise Refet epeyce büyük ve yaşıtı arkadaşlar buldu. Darül Muallimat'ta okuma-yazma bildikleri halde, öğretmenlik diploması almak amacıyla son sınıfların derslerini öğrenmek üzere imtihanla girmiş olan yaşlı başlı kadınlar bile gördü. Refet, bu büyük arkadaşlardan pek hoşlandı. Çünkü kendisi küçük yaştayken bile büyüklüğe özlenirdi. Geniş bir fikre, kuvvetli bir zekaya sahip olan Refet, bu okulun haline baktıkça neler düşünüyordu? neler görüyordu. Refet, dersi yalnız hocalardan almakla kalmıyordu. Sabahleyin okulun içi de onun için bir ibret dersi, öğleyin yemekhanede ona bir hikmet kitabesiydi. Her bakış insana her şeydeki hikmet ve ibreti göstermez. Ancak, Refet gibi dünyayı bir evren kitabı olarak görenler, her şeyi dikkatlice ve ibretle bakanlar, o kitabın sayfalarında neler görürler, ondan neler öğrenirler? Ah, o okulda Refet incelikli bakışlarıyla neler görüyor, neler araştırıyor, neler öğreniyor, ne hikmetler buluyordu. Okul kızları çoğunlukla ilk derse yetişmek üzere hemen birbirleri sıra geldiklerinden, Refet kendi lastiklerini çıkarıncaya kadar birkaç kız daha ayakkabılarını çıkarmakla meşgul bulunuyordu. Ah, Bunların içinde ne kadar çorapsız ayaklar potinlerden zorla çıkıyordu. Ne kadar süslü kunduralar da bir kenara diziliyordu. Zengin ve fakirin eşit bir şekilde yer aldıkları bu okul sıralarında, ne kadar süslü ve kürklü hanımlı kızların üst taraflarında ne kadar çorapsız ve hırkasız fakirler bulunuyordu. Evet, çoğunlukla o fakirler sınıflarının üstün öğrencilerinden oluyordu. Çünkü onlar öğretmen olmak, emeklerini kazanmak, azim ve gayretiyle çalışıyorlar. Berikilerse bilgi öğrenmiş ve bu süsle de süslenmiş olmak üzere okula verilmişlerdi. Bunların çoğu ebeveyninden aferin almak için çalışıyorlardı. İçlerinde ancak bilgi edinmenin kıymetini bilenler ve ilimle süslenme hevesinde olanlar biraz fazlaca çalışıyorlardı. Ebeveynin zoruyla çalışanlara hocaların da sürekli teşvik ve baskısı gerekiyordu. Lakin geçim parasını sağlamak amacıyla çalışanlara öyle şeyler gerekmiyordu. Onlar çalışıyorlardı, çalışıyorlardı. Yemekhanede kiminin uşağının getirip okul hizmetçisine teslim ettiği sefertası açılıp sahanlar dizilmiş, kiminin alafranga sepetinin kapağı açılıp hazır edilmiş, Havlusu, çatal bıçağı ve devrilmeyecek, dökülmeyecek şekilde yerleştirilmiş maden sahanlar çıkarılıp sıra üzerine konulmuş. Onların ara yerlerinde de kiminin beyaz ve temiz bir astara veya yazma çevreye bağlı çıkınları konulmuş, kimininse ah, kimininse sandalyesinin önü bomboş kalmış. Ya onlar aç mı kalıyorlar? Yok yok. Zengin kızlar o rahle üzerinde önleri boş olan sandalye sahiplerini yerlerine çağırıyorlar. Kendilerinin yiyeceklerinden onlarla da paylaşıyorlar. Onların birisi birkaç kızın karnını doyuruyor. Hatta bir elma veya bir portakal. Velhasıl mevsimine göre sepetinden çıkan yemişi de yanında ve yakın olanlarla paylaşıyor. Okula sabahleyin yiyeceğini getiremeyenler için de akşama yiyecek sağlamaktan aciz olanlar da var ki, onların o gündüz iyice karnını doyurmalarının akşama da bir dereceye kadar faydası oluyor. Refet, çoğunlukla biraz peynir ekmek veya kuru zeytin ekmek olan çıkınını bir gazeteye sarıp paket biçimine koyarak getirirdi. Binnaz ne yapıp yapar, kızının okula götüreceği yiyeceği sağlardı. Ancak yine nadiren olsun Refet'in de yiyecek götüremediği gün olurdu. O günse inatçı mı diyelim, hırçın mı diyelim, işte artık kim ne isterse desin, bu kız o gün yamidesinin rahatsızlığı veya canı yiyecek istemediği için yiyemeyeceğinden söz ederek, akşama kadar aç kalır da kimsenin yiyeceğine minnet etmezdi. Gözetmenlerden gözü açık biri bunun bu halini sezip çocuklar yemek salonundan dağıldıktan sonra zengin kızlardan arta kalan yemekleri kendileri yiyecekleri vakit Refet'i çağırıp Refet Hanım belki bizimle biraz iştahın gelir. Canın istemiyor ama aç durmak insanı fena eder. Kızım gel bakalım biraz şundan için alır mı? diye bazen Refet'e bir şeyler yedirebilirlerse de o halini katiyen sezdirmemek isteyen Refet'i her zaman öylece doyurabilmek gözetmen için mümkün olamazdı. Refet, merhametine ve yardımına karşı koyamayacağı, iyiliğini reddedemeyeceği bir arkadaşa tesadüf etti. Yani sınıfından Şahap Hanım adında seçkin bir aile çocuğunun dikkatini çekmişti. Refet, kendilerini eğlendirmek, güldürmek, keyiflerine hizmet etmekle kendini beğendireceği küçük hanımlara yaklaşmıyordu vakarını korumaya kendisi için elzem biliyordu. Alçak gönüllülük göstermeyi bir suç ve kabaç sayıyordu. Kendisi gibi fakir arkadaşları ona bu konuda öğüt vermek istediler. Yoksullukla bu kibarlığın sökmeyeceğini söylediler. Refet'e bu sözler hakaret gibi geldiğinden cevap vermedi. Fikrinden de dönmedi. Bu Şahap Hanımsa, Refet Hanım hakikaten sizinle sohbet etmekten faydalanıyorum kardeşim. Buyursanıza burada oturalım, birlikte derslerimizi yapalım sözleriyle onu yanına davet eder ve sofra zamanı da arkadaşsız hiç yemek yiyemiyorum. İnsanın yalnızken iştahı kapanıyor. Lütfeder de bana arkadaşlık eder misiniz? Ne olur kardeşim, iyilik etmiş olursunuz. Sizin de yiyeceğiniz olduğunu bilmiyor muyuz? Fakat birlikte daha tatlı olur. Sözleriyle Refet'i sofrada daima yoldaş etmeyi başardı ve hatta artık hep birlikte yediklerinden Refet'in boşuna zahmet çekip yiyecek getirmemesi için de ısrar etti. Şahap ettiği iyiliklerden dolayı Refet'i asla minnettar görmek istemiyor. Aksine kendisini onun yoldaşlığından dolayı minnettar gösteriyordu. Şahap Refet'e bir şey hediye etmek için önce onun elinde yapmakta olduğu bir dantele veya fistoyu beğendiğinden söz ederek hediye olarak kabul ediyor da Sonra kendisi değerce onunla kıyaslanamayacak bir şey veriyordu. Böyle böyle Şahap gayet kibar bir tavır ve davranışla Refet'i iyiliklerini alıştırmıştı. Ancak Refet'in vakarına dokunmak korkusuyla yardımlarında pek ileriye varamıyordu. Fakir kızlar içinde de Refet'in yakınlık duyduğu bir kız vardı. Bu kızın ismi Şule'ydi. başlı, halini kimseye söylemez, yiyecek çıkınını nadiren getirebilir bir haldeydi. O da Refet gibi yetimdi. Onun da annesi çalışıyordu. Refet kendisiyle benzer gördüğü bu kızcağızı hem seviyor hem de acıyordu. Refet Şahap'la yemek yediğinden kendi yiyecek çıkınını getirdiğinde Şule'ye veriyordu. Böylece hem Şahap'la yemek yemek, yiyeceği olmadığından değilmiş gibi göründüğünden hem de Şule'ye yardım edebildiğinden dolayı hoşnut oluyordu. Fakat Şule, öyle Refet derecesinde bir inada sahip olmadığından kendisi yiyecek getirmedi. Ve Refet'in çıkını da olmadığı vakitler arkada gözetmenlerle beraber zengin kızların artıklarıyla karnını doyuruyordu. Refet halini, derdini söylemeye alışkanlık edinmemişti. Ama kendi haline benzeyen Şule, kendisine derdini döktüğü zaman onu dinlemeyi isterdi. Şule herkese halini söylemezse de Refet gibi hiç kimseye söylemez değildi. Ağzı sıkılık ve ağır başlığına emin olduğu Refet'ten sır çıkmayacağını bildiği için ona halini söylerdi. Yoksa Şule de maddi sıkıntısından bahsederek insanlara kendini acındırmak ve o sayede yardım dilenmek isteyenlerden değildi. Refet'i kendisi gibi yetim olduğu ve sözden anlar, verilecek cevabı bilir. Kısacası onun halini tanıyabilir bir kimse gördüğü için ona kalbinin sırrını açardı. O söyledikçe Refet'in çektiği derinden ahlar, onun yüreğini de Şule'ye anlatırdı. Fakat söylediğimiz gibi Refet halini söylemeye alışkanlık edinmemişti. Refet o senenin imtihanı için büyük bir gergef gelmiş, bir yorgan işliyordu. Gergef, Şahap'ın eski gergefi, Kumaşla ipekler de yine Şahap'ın Ladesoyunun da bile bile Refet'e aldanıp o bahaneyle aldığı şeylerdi. Yattıkları oda pek büyük değildi. Gergef gerilince zaten tüm eşyaları o oda içinde bulunduğu için odada rahat yatılacak yer kalmadığından Refetle Binnaz sofada yatıyorlardı. Refet yorganın tozlanmasından ve ayak altında kalmasından korktuğu için onu sofada bırakmaktansa hava henüz sıcak olduğundan kendilerinin sofada yatmasını uygun görmüştü. Bir gece Binnaz Zarefet uykuya dalmış oldukları sırada Nezaket Hanım'ın ''Aman hırsız var!'' feryadıyla uyandıklarında neye uğradıklarını bilmiyorlardı. Sofada ışık yoktu. Nezaket Hanım hızla oda kapısını açıp sofaya çıkarak birçok isim sayıp ''Tutun hırsız var!'' diye bağırıyordu. Nezaket Hanım'ın kapıyı açıp çıkması, ve sofada bağırması üzerine Refet de bin da cesaret gelerek yataklarından kalktılar. Refet tir tir titriyor ve Nezaket Hanım'ın evlerinde olmayan bir takım erkek isimlerini sayıp bağırmasının hırsızı korkutmak için olduğunu kavrayarak işin tehlikesini anlıyordu. Ne yapacağını şaşırdı. Şimdiye kadar başlarına böyle bir şey gelmemişti. Uykudan da öyle bir heyecanla uyandığından fena halde korkmuştu. Işık yoksa da nezaketin kendi yanlarında bağırdığını sesinin gelişinden anlayıp, kollarını açarak yanında hissettiği vücuda ''Hanım teyzeciğim'' diye sarıldı. Refet ona ne kadar sarılıyorsa, o ondan o kadar kaçmak istiyordu. Refet ise bu hali, nezaketin o anda yalnız kendini düşünmesine bağlıyordu. ''Teyzeciğim, teyzeciğim, beni bırakma!'' diye daha çok ona sarılmak ve başını güya nezaketin göğsüne gizlemek istediğinde yüzü gözü sert ve tüylü bir şey deyince Refet kollarını bırakıp kendini geriye attı. O anda merdivenlerden aşağı hızla biri indi. O zamana kadar Binnaz kibriti çakıp mumu yakmıştı. Merdivenden inenin ne olduğu görülünce Refet az kalsın bayılıyordu. Zira hırsız korkusundan nezaketin kucağına sığınmak istediği halde meğer hırsıza sarılmış hırsız bu çığlık üzerine kaçtığı gibi konu komşuda toplandıysa da hırsızın ayak izlerinden başka bir şey bulamadılar. Bu fakirlerde çalacak eşya olan hırsızların aklına şaşılır ya. Artık o geceden sonra bu zavallı kadınlara uyku haram oldu. Refet hırsıza sarıldığını düşündükçe sinirlerine fenalık geliyor. Binnaz birkaç defa etrafına bakınmadan oda kapısından çıkamıyor. Nezaket Hanımsa "Kocam sağ olsaydı bu felaket bize gelmezdi ya." diyerek gözyaşları döküyor. Her gece birlikte sabaha kadar oturuyorlardı. O sırada Nezaket Hanım'ın köyden 2-3 gün oturmak üzere erkek kardeşi geldi. Nezaketi o halde görünce hem biraz hava değişikliği olması için hem de öyle korkuyla bir hastalığa uğramaktansa bir süre kendi yanlarında oturmak üzere onu götürmek istedi nezaket o kadar ürkmüştü ki biraderinin sözünü uygun görüp hazırlanmaya başladı. Binnaz ile Refet iki seneyi nezaket hanımla oldukça rahat geçirmiş oldukları halde yine yer bulmayı düşünmeye başladılar. Her ne kadar nezaket kendi evinde oturmalarını teklif etmişse de öyle ücra mahallede, büyük bahçeli bir evde yalnız oturmaktan onlar da korktukları için kalamadılar. Lakin bu defa yine alışkın oldukları o mahalleden çıkmak istemeyip bir mecidiye kirayla komşularından birinin evinde bir oda tuttular. Ev sahipleriyle beraber oturmaya karar verdiler. Nezaket köye gitti. Binnazlar efette tuttukları odaya taşındılar. Bu anayla kıza yine birçok masraf kapısı açıldı. Nezaketin yanında oduna kömüre para vermiyorlar. Yiyecek içecek içinde biraz fayda görüyorlardı. Zira nezaket çocuklarla meşgul olduğundan çoğunlukla yemeğini bir nas pişiriyordu ve onları da yemeğe davet ediyordu. Nezakettin yanında aç ve kömürsüz kalmak korkusu yoktu. Refet okulda birkaç gün Şule'yi göremeyince merak etti. Sordu. Annesi rahatsız olduğundan gelemeyeceğini haber verdiğini söylediler. Sonra bir gün onu okulda buldu. Şule başını rahlenin üzerine imiş, dersine bakıyordu. Refet ona doğru gitti. Şule başını kaldırdı bir de Refet ne görsün? Şule birkaç gün içinde erimiş, sararmış, fena halde bozulmuştu. Refet heyecanla, ''Bu ne hal kardeşim?'' dedi. Şule ümitsizce, ''Yetimdim, öksüz de oldum. Hem yetim hem de öksüz.'' dedi. Güzel kızcağızın güzel yanaklarından aşağı elmas taneler yuvarlanıyordu. Refet arkadaşının yanına oturdu. Şule'nin dağınık saçlarını okşayarak düzeltmeye, yüzünden öpmeye başladı. Şule durmaksızın ağlıyordu. Refet onu nasıl teselli edeceğini şaşırmıştı. Nihayet o da onunla beraber ağlamaya başladı. Bir süre bu şekilde geçtikten sonra Şule, ''Derdime mi yanayım, halim mi düşüneyim?'' Refet, ''Ne gibi?'' ''Diploma almaya malum ya, iki senemiz daha var.'' Ben şimdi ne yapacağım? Bu kadar emek ziyan mı olsun? Mümkün değil ben diplomadan vazgeçmem. Ben ne yiyip içeceğim? Nerede düşüp kalkacağım? Bilirsin ya beni de annem geçindiriyordu. Memleketten geldiğimizde beraber 60 lira kadar paramız vardı. Bir yandan onları yedik, bir yandan da annem biraz iş işler, dikiş dikerdi. Pek sıkıldığımız vakitler dayıma yazardık. O bize biraz yardımda bulunurdu. Şimdi de sen çalışırsın kardeşim. Düşünerek mi söylüyorsun Refet? Ben haydi geceleri biraz nakış ve dikiş yapabileyim. Onunla hem ev kirası hem yiyecek hem de giyecek sağlanabilir mi? Özellikle ben bir başıma nerede barınabilirim? Burada ne hısmım var ne de akrabam. Refet, Şulen'in ellerinden tutup İki kişinin barındığı odaya üç kişi de sığar şöyle. Eğer gücümüz olsa yiyeceğini giyeceğini de düşünme derdim. Fakat elimden gelen sana bir mekan ikram edebilmek. Doğru mu söylüyorsun Refet? Doğru olmayacak bunda ne var? Size sıkıntı vermez miyim? Odamız ufak değil. Üç kişi de barınabilir. Dedim ya kardeşim. Niçin sıkıntı vereceksin? Teşekkür ederim. Geceleri hep beraber çalışırız. Evet, bilirim. Sen halini söylemezsin ama siz de güç geçiniyorsunuz. Ben de yiyeceğimi sağlayacak kadar olsun çalışabilirim. O akşam çıkışta Refet Şule'ye yaklaşıp "Haydi gidelim." dedi. "Şule? Bu akşamdan mı?" "Neden olmasın? Ufak tefek eşyam oturduğumuz evde. Ne zararı var? Giderken uğrar." ev sahibine akşam bize gideceğini haber veririz. Güvenilir insanlar değil midir? Güvenilirdirler. O halde haydi, böyle üzgün zamanında yalnız başına bir odada kalıp düşünmeni ve kederlenmeni istemem. Bizimle belki biraz oyalanırsın. Evet, hakkım var. Zira dün geceyi nasıl geçirdim bilsen. Refet arkadaşıyla beraber odasına gitti. Binnaz hemen davranıp bir çorba pişirdi. Şule biraz dinlendikten sonra dayısına da bir mektup yazıp yardımını rica ettiğini bildirdi. Her ne kadar dayısı pek zengin bir adam değilse de merhametli ve cömert olduğundan ondan biraz ümidi olduğunu söyledi. Yemekten sonra Refet'le fikir alışverişinde bulunarak İstanbul'a bağlı bir yerde bir tekke şeyhi olan dayısına mektup yazdılar. Bunda Şule öğrenim ve öğretimi olan arzu ve hevesinden, gelecek güvencesi için bir öğretmenlik diploması almak konusundaki azim ve kararlılığından bahsetti. Hiçbir taraftan destek olmasa da, kendisi çalışıp mektebe devam edeceğini öyle dokunaklı bir biçimde yazdı ki, okurken Refet'le beraber kendisi dağladı. Kendisinin okul arkadaşı Refet ve annesiyle beraber kalacağını ve Binnaz'ın zaten vefat eden annesinin de dostlarından olduğunu ve onların nasıl kimseler olduğunu, mahallelerinden incelemenin de kolay olduğunu bildirdi. İki gün sonra mektubun cevabı gelebildi. Şule'nin dayısı okumuş yazmış hem de iyice okumuş, ilim aşığı bir kimseydi. Memleketteyken Şule'nin okumasıyla ilgilenmiş, iptidai derslerini ve rüştiyede okuyacaklarını kendisi okutmuştu. Böylece Şule İstanbul'a geldiğinde imtihan vererek doğrudan doğruya Darül Muallimat'a girmişti. İşte Şule'nin dayısı onun hem hocasıydı. Tam üç gün sonra Şule istediği yanıtı aldı. Sevgili kızım, mektubunun verdiği kederli haber hakkında sana uzun söz söylemek istemem. Zira bize borç olan seni oyalamak, seni teselli etmektir. Derdini kurcalamak değil. Halbuki ben de kendimi bundan dolayı bir o kadar teselliye muhtaç buluyorum. Çünkü senin için kıymetli ve aziz olan o kaybettiğimiz kişinin benim için de ne kadar kıymetli olduğunu sen de bilirsin yavrum. Öyleyse şimdi gelelim senin işine. Bana ilim ve irfanı olan aşkından bahsediyorsun. Kızcağızım, İslamiyette ilmi talep edenlerden esirgeyenlerin ağızlarına ateşten gem vurulacağını Peygamber Efendimiz söylemiştir. Ya ilim öğrenme arzusunda bulunanları benim bundan men etmeye nasıl lazım varabilir? Hazreti Resul beşikten mezara kadar ilim öğrenmeye emrediyor. Ben ki onun ümmetiyim. Nasıl onun aksini sana nasihat edebilirim? Annen seni öğretmen etmek hevesine düşerek İstanbul'a okula götürdüğü zaman benden izin istedi. O zaman ondan esirgeyemediğim izni senden bugün nasıl esirgeyerim? Özellikle bunda senin üç senelik demeyin de var.'' Mesele şimdi senin geçinmen için yeterli bir maaş sağlamaya kalıyor. Rahat yaşamak için ayda 500 kuruşa muhtaç olduğunu hesap ettim. Evet yavrum. Ben senin rahat geçinebilmen için ayda 500 kuruş tedarikini çok düşündüm. Ancak mümkün değil. Her ne kadar bütçemden, kendi harçlığımdan kessem de bunu başaramayacağımı gördüm. Aylık olarak sana 3 lira gönderebileceğim. İnan ki kızım en büyük bir gayretle yapabildiğim bu kadardır. Ben bütün gün evlatlarıma adam olunuz, okuyunuz, çalışınız, meydana çıkınız, eliniz ekmek tutsun diye nasihat veriyorum. Yine evlatlarımdan biri olan sen çalışacağım, okuyacağım, adam olup meydana çıkacağım dersen ben sana ne diyebilirim kızım? Yanında kalacağın ana kızın halini geçen sene sizin tarafınızdan gelen birine sordum. Tam senin dediğin gibiymiş. Zaten benim kızım hiç yalan söyler mi? Baki gözlerinden öperim yavrum. Artık sana gayret kızım demeye de gerek yoktur, değil mi kızım? Dayın. Şule bu mektubu aldığında sevincinden çıldıracak gibi oldu. Refet hem arkadaşı için sevindi hem de bu işten dolayı şaşırdı. Akraba'dan böyle iyilikler görülmesine şaşırıyordu kendisinin İstanbul'da o kadar zengin akrabaları olduğu ve memleketlerindeki erkek kardeşlerinin hali vakti yerinde bulunduğu halde hiç kendilerine bu şekilde yardımda bulunanlar olmuyordu. Bundan başka erkek kardeşleri onun babasından kalma mallarının gelirini yiyip ona göndermiyorlardı. Şule eşyalarının fazlasını satıp gerekli olanları da Refet'in odasına taşıdı. Şule çalışmaya muhtaç olmuyordu. 3 lirayla hem yiyeceğini hem giyeceğini tedarik ediyordu. İmtihanlık el işi masrafı için de parası kalıyordu. Oda kirasını Refet ortak veriyordu. Refet kabul etmek istemediyse de Şule de kabul etmedi. Kendi yiyeceği kadar şeyin parasını da veriyordu. Ondan fazlasını da Refet ondan kabul etmiyordu. İki bütçenin birleşmesi her iki taraf için faydalı oldu. Bir odada yatıp kalktıkları için yakacak ve ısınacak şeylerin masrafı yarı yarıya oluyordu. Önceleri bir mangal veya bir lamba ve kandil parası veren ana kız, şimdi onun yarı parasını verdikleri gibi, Şule de yalnız olsa hep kendisi vermesi gerektiği halde yarı parasıyla kurtuluyordu. Böylece sıcak yemeği de sık çayıyorlardı. Binaz'ın vakti olursa pişiriyordu. O bütün günü işte geçirdiği için İki arkadaş okul dönüşlerinde biraz sebze veya bazen de biraz et ayıklayıp temizleyip soğanlı kavurarak tencerelerini ocağa koyduktan sonra ara sıra bakarak pişince indiriyorlar, o kaynayıncaya kadar da sohbet ederek yorgunluklarını alıyorlardı. Çoğunlukla akıllarından çıkmadan önce, hemen derse oturup derse iyice belledikten sonra yiyeceklerini düşünüyorlar. Bazı defada adam bu akşam da sıcak yemek olmaya versin, diyorlar. Bazen de Binnaz'ın bir gün önce pişirdiği yemeği hazır buluyorlardı. Şule okuduğunu pek iyi öğrenir ve unutmaz bir kız olduğundan bildiği kadarını Refet'e öğretirdi. Şule bellediğini iyi beller ve iyi belletir. Ancak öğrendiğiyle kalırdı. Refet ise öğrendiği bir şeyden çok şeyler çıkarır, fikri pek ileriye varır bir kızdı. Refet böyle arkadaşla geçen şu günlerini o zamana kadar geçirdiği günlerin en bahtiyarlarından buluyordu. Fakat bakınız nasıl bir şey bu bahtiyarlığı bozdu. Binnaz soğuk ve yağmurlu bir günde mutfakları bahçede olan bir evde çamaşır yıkamış ve akşama kadar devam eden bu çamaşırda fena halde soğuk almış olduğundan o gece yatağa girdikten sonra ertesi gün kalkamadı. İki arkadaş odalarına döndüklerinde Binnaz'ı yatakta buldular. Binnaz zaten hizmet ederken kendine dikkat etmemeye alışmışsa da her nasılsa vücudunun artık çok çalışmaktan yıprandığından mıdır nedir o zaman soğuk almıştı. Ertesi sabahta kalkmak şöyle dursun kendini de kaybedip daldı. Refet hatta şöyle ne yapacaklarını şaşırdılar hemen yanlarında bulunan paradan verip mahallelerine yakın sayılan bir eczaneden doktor çağırdılar. Doktor hastayı muayeneden sonra ''Zatürredir, iyi bakmalısınız. Her gün doktor ister. İlaçlarını da vaktinde ve saatinde vermelisiniz demesin mi?'' Refet yoklamada hazır bulunması için Şule'yi kendinden önce okula gönderdi. Kendisi nasıl olsa birkaç gün için izin alacak ve özrünü bildirecekti. Ancak kendi annesinin hastalığı Şule için geçerli neden sayılmayacağından Şule'yi önceden göndermişti. Refet o günkü ilaçları aldıktan ve ev sahibesini bir süre için hastanın yanına koyduktan sonra okula gitti. Refet okula vardığında onun o kadar geç geldiği görülmüş şeylerden olmadığı için nedenini sordular. Zira önemli bir neden olmadıkça Refet'in birinci dersi geçirdiği görülmemişti. Refet annesinin hastalığını anlattı. Şahap Refet'in yanına geldi. Refet Şahap'ı çok sever ve çok takdir ederse de ona halinin ihtiyaç tarafını açmazdı. Şule içinse bu hal gizli olamıyordu. Zira beraber yaşadıklarından doğal olarak her hallerinden haberdar oluyordu. Lakin Şule Şahap'ın Refet'e olan yakınlığını bildiğinden Refet gelmeden önce hekim ve ilacın gereklilik derecesini hatta hastaya verilecek süt ve et suyunun lüzumunu ve bunları yokluktan sağlayamadıklarını gizlice anlatmış ve Refet'in duymaması için de ricada bulunmuştu. Ancak ricaya da gerek yoktu. Zira Şahap, Refet'in şeref ve haysiyetine dokunmaktan pek çok sakınırdı. Bundan dolayı Refet gibi sohbeti kıymetli, sözünde istifade olunur bir arkadaş kaybetmek korkusu vardı. Şahap anlamıştı ki Refet açlıktan ölmeyi haysiyetine dokundurmaya tercih edecek kişilerdendir. Şahap, Refet'in yanına geldiğinde hiçbir şey bilmezmiş gibi davrandı. Refet'in annesinin hastalığı için endişe ettiğini ve kendi doktorları pek usta olduğundan muayene ettirmek için iznini rica etti. Akşam paydosundan sonra Şahap evine gider gitmez derhal kendi doktorlarına bir nazın adresini verdi ve oraya her gün gönderilmek üzere usta bir doktor tayinini ve ilaçlar içinde doktorun kendi eliyle yaptırmak bahanesiyle bedava olarak ev halkını minnet altında bırakmayacak bir biçimde götürülmesini tembih etti. Şahab'ın kendi özel doktorları her defa için 2 lira verilen doktorlardandı. Onun her gün Refet'in oturduğu yer gibi uzak bir mahalleye gitmesi güç olduğundan, vizitesi 40-50 kuruş kadar bir doktor göndermek uygun görülmüştü. Hatta Şahap bu işi kendi kendine de yapamadı. Evli olan ablası Cazibe Hanım'a meseleyi anlattı da onun da bu yardıma katılmasıyla bunu yapabildi. Şahap büyük bir ıstırapla ablası Cazibe Hanım Efendi'ye Refet'in halini ve yardımının bu kadarının yetmeyeceğini, hastanın yiyeceğinden başka artık anası çalışamayacağından Refet'in geçim parasını da düşünmek gerekeceğini söyledi. Cazibe 28 yaşında genç bir kadındı. Ancak yaşını başına almış kimseler gibi her şeyi düşünürdü. Şahap'tan Refet'in halini dinledikten sonra ''Pekala, biraz da para gönderelim.'' dedi. Şahap ''Lakin ne diyorsun ablacığım? Hiç Refet'e öyle sadaka vermeye kalkışılır mı?'' ''Neden? Ben onun halinin bu derecesini Şule'nin vasıtasıyla öğrendim. O ne mağrur kızdır bilsen. Para versek mümkün değil almaz. Lakin akıllı diyorsun. Annesinin hayatı tehlikede olduğunda bunu yapamaz sanırım. Yapar ablacığım yapar. Sen nefeti bilmezsin. Ben zannetmiyorum. O vakit bu hopbalık ve çocukluk olur ki onu da biz kendisine anlatırız. Dünyada hayırlı işlerden biri de hasta hatırı sormaktır kardeşim. Yarın erkence birlikte Refet'in annesinin hatırını sormaya gideriz. Oradan ben seni okula bırakır, kendim de eve dönerim. Ah ablacığım, sen oraya kadar gider misin? Arabayla olduktan sonra ne zararı var? Onun için demiyorum, öyle harap ve eski eve. Hastalık bulaşıcı bir şey değilmiş. Doktor zatürre olduğunu söylüyor. Onun için demiyorum ablacığım. Öyle yoksulların evine. Sen fakirlerle aynı okulda bulunmuyor musun? Ben de onların bulunduğu eve girsem ne zararı var? Zaten yardım ve bağış öyle fakir evler içindir. Senin bu sözüne üzüldüm Şahap. Benim seni o okula vermemdeki amacım yalnız hocalarının vereceği ders için değildir. Zira ben o dersi sana burada, evimizde de verebilirdim. Nasıl ki sabahları ve akşamları, hatta geceleri ders alman için burada öğretmenin bulunuyor, o okulda öğreneceğin dersler için de bir hoca gelebilir. Fakat ben istiyordum ki, senin gibi zengin olarak yaşayan ve yoksullukla zaruretin ne olduğunu yalnız kağıt üzerinde görüp anlatılırken işiten ve yalnız kibar aleminde yaşayıp, o yaşayışın altında ne tür yaşamlar bulunduğunu göremeyen bir kız o okulda çeşitli tarzlarda yaşamları görerek dünya hallerini öğrensin. Zenginlerin, fakirlerin ne olduğunu görsün. Kibarların, adilerin halini fark etsin ve birbirinden ayırmayı bilsin. Kısacası dünya denilen şeyin yalnız bizim yaşadığımız zengin ve kibar çevrelerden ibaret olmadığını görerek dünyanın hallerini öğrensin. Şahap üzüntülü. Fakat ben ne dedim ablacığım? öyle fakir evine gidebileceğime şaşırdın. Zenginlerin gösterişine kadar gözlerimizi kamaştırırsa, fakirlerin üzücü ıstırapları da yüreğimizi acıtmalıdır. Biliyorum, bu his sende de olduğu için refete ve anasını acıdın. Yardımda bulundun. Fakat oraya gidebilmek büyüklüğüne mi dokunuyor? Bugün zenginiz. Sonradan yoksul olamayacağımıza dair bir teminatımız var mı? Mülklerden de elde ettiğimiz gelir ve mülklerimize sahip olduğumuza dair elimizde birer senedimiz varsa da o mülklerin yanmayacağına, paralarımızın ve mücevherlerimizin çalınmayacağına, bu sağlam vücutlarımızın hastalanmayacağına dair elimizde bir senedimiz var mı? Ne büyük servetler bir anda mahvoluyor, ne zenginler ne az sürede fakir kalıyorlar. Ya biz de fakir verirsek, ya biz de o halde hastalansak, o vakit bizim bulunduğumuz eve gelenleri ayıplayabilir miyiz? Aman abla, böyle şeyleri için üzerimize konduruyorsun? Sözünden fena oluyorsun. Fakat bunlar olmaz şeyler değildir. Zenginlik denilen şey sonradan da gelir ve gidebilir şeylerdendir. Aslında kibarlıkla zenginliği, fakirlikle adiliği fark edebilmeli. Kibarlık, servet gittikten sonra da kaldığı gibi bazı fakirlerde de yaratılıştan kibar bir mizaç ve tabiat bulunur. Nasıl ki bazı zenginlerde kibarlıktan eser olmaz. Sözünü kesmiş olmayayım abla. İşte bu zavallı Refet de zengin beyin kızıymış. İşte fakirlere dair söz söylerken kendini onların yerine koyarak konuşmalı. Sen onu o açıdan düşünmüş olsaydın deminki sözü söylemezdin. Şahap önüne baktı ablasının haklı olduğunu görüyordu. Ertesi sabah iki kız kardeş Refet'in kapısını çaldılar. İkisi de pek sade giyinmiş olduklarından elbiseleri ev sahiplerinin pek dikkatini çekecek derecede değildi. Ancak kibar hal ve tavırları onlara karşı saygılı bir tavır alınmasına neden olmuştu. Refet'in odasını sordular. Refet, Şahap'la kız kardeşini görünce şaşırdı. Onları nereye oturtacağını bilemiyordu. Zira onlara layık bir sandalye ve minder bulunamıyordu. Cazibe Refet'e, ''Buraya yakın bir dostu görmek için geldik de sizin annenizin de hatrını sormak istedik. Rahatsız etmiş olmayalım.'' deyince Refet vereceği cevaba da şaşırdı. Zira bu iyiliklere karşı ne diyeceğini bilemiyordu. Cazibe doktordan memnun olup olmadığını ve ilaçlara vakit ve saatiyle devam edilip edilmediğini soruyordu.'' Refet dudakları titreyerek bu sözlere cevap veriyordu. Biraz oturduktan sonra Cazibe bir kağıda sardığı on mecidiyeyi hastanın yastığı altına koyup Refet'e ''Hastaya gereken şeyleri alırsınız.'' dedi. Ve bu sözü öyle bir tavırla söyledi ki Refet reddetmek değil nasıl teşekkür edeceğini şaşırmıştı. Nihayet Cazibe hanımefendiye öyle minnettar bir bakışla baktı ki bu bakış onun memnuniyet derecesini bildiriyordu titrek bir sesle ''Efendim, bu iyiliklerinize nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.'' diyebildi. Şule her gün aldığı dersleri akşam geldiğinde Refet'e anlatıp ona da öğretiyor, beraber okuyorlardı. Böylece Refet dersleri kaçırmıyordu. 15 gün sonra hasta iyileşti. Bir ay sonra da ayağa kalktı. Ancak Binnaz o kadar zayıf düşmüştü ki artık o günlerde onun tahta ve çamaşıra gitmesi mümkün değildi. Günler, aylar geçti. Buna rağmen henüz Binnaz kendini pek iyi toparlayamamış, tahta ovacak, çamaşır sıkacak dermanı kalmamıştı. O evde oturuyor, yemek pişiriyor, biraz dikiş dikiyorsa da bu kadarcık iş onların ihtiyaçlarını karşılamaya yetmiyordu. Eskisi gibi çalışmamaktan maddi sıkıntı bunları sardı. Şule'nin 3 lira maaşı ancak kendisini geçindirebiliyordu. Kış geldi. Refet o kış çırıl bir haldeydi. Eğer cazibe tarafından bir kadın hem şule hem de Refet için birer kat elbise getirmemiş olsaydı halleri yamandı. Zira şule de binazın çalışmaması nedeniyle o aylarda maaşını ev masraflarına verip üstünü başına alamamıştı. İşte binaz da Refeti bu durum sıkıyordu. Şule'nin elindeki avucundaki parayı böyle ev masraflarına verip de kendisinin sıkıntı çekmesi bunları fena halde üzüyordu. Anayla kız düşündükten sonra nihayet Binnaz kendisi için en kolay iş olarak aşçılığa gitmeye karar verdi. Artık hali olmadığından çamaşıra gidemeyecekti. O yüzden işi çok olmayan bir yere dört mecidiyeden fazlaya giremedi. Bu da hiç yoktan iyiydi. Çünkü onlar için mutlaka çalışıp kazanmak lazımdı. Binaz'ın aşçılığa gitmesi pek üzünlü bir şey oldu. Ana ile kız o vakte kadar birbirlerinin yanından, hatta koynundan ayrılmamışlardı. Bir odada oturan, bir yatakta yatan bu iki vücudun bu şekilde ayrılması onlara pek güç geldi. Refet, Binnaz'ın çalıştığı yolda çalışmanın sonucunun işte böyle vücudu yıpratacağını önceden düşünmüş olmasının isabet olduğunu gördü. Bu nedenle kendisinin bir öğretmenlik diplomasına sahip olmasının çok gerekli olduğu fikrine daha çok önem verdi. İşte bu yüzden kalan bir buçuk senesi için son derece çaba gerektiğini görüyordu. Bu gayretti ki o kendilerine pek güç gelen ayrılığa boyun eğdirdi. Ama buna kolay alışamadılar. Binaz gittiği yerde Refet kaldığı odasında gözyaşlarıyla yastıklarını ıslatmadıkça uykuya dalamıyorlardı. Binaz ayda bir gece 15 günde bir cuma günü odalarına gelip kızıyla görüşüyordu. Refet annesini üzmemek için bir şey diyemiyorsa da bu ayrılık kendisine pek güç geliyordu. Yüreği daima sızlıyor, daima kederli bulunuyordu. Ev sahipleri zaten Mürüvvet Hanım'ın zamanından beri kendilerinin bildikleri kimseler olduğundan Binnaz, Refet de Şule'yi onlara emanet etmişti. Şule de Refet e arkadaşlık ediyordu. Ancak mümkün değil bu ayrılıktan kalbinde bir yara açılmış gibi hissettiği acıyı Refet geçiştiremiyordu. Şimdiye kadar aç kaldıkları da oldu. Ateşsiz, ışıksız kaldıkları da oldu. Hiçbiri Refet'i bu kadar üzmemişti. Hiçbiri ona bu kadar güç gelmemişti. Bu manevi acı zavallı kızcağızı vücuttan düşürdü. Zaten zayıf olan Refet'i bir kat daha zayıflattı. Yüzünde damarları seçiliyordu. İmtihan zamanı geldi. O zamanlarda bir sabah Binaz'ın evinde olduğu gecenin sabahıydı aşçılık ettiği yere gitmek üzere Refet ve Şule ile beraber çıkmış, yolunun üzeri olduğu için onları okula bırakmıştı. Şule ile Refet yukarı çıktıklarında oldukça zengin bir aileye mensup olan, sonradan görme bir kız, alaycı bir tavırla Refet'e. Sizin geldiğinizi pencereden gördük. Yanınızdaki kimdi? Hizmetçiniz mi? deyince Refet hiç ses çıkarmayıp işitmemezliğe gelmek istedi. Ancak o kırıcı olmayı kesmeyip tekrar. Size soruyorum Refet Hanım deyince Refet biz kimiz ki bizim hizmetçimiz olacak annem dedi. Yine o kız aa ben eski püskü kıyafetle birini gördüm de ondan hizmetçini sandım dedi. Refet bir cevap vermedi. Şule'nin de buna pek fazla canı sıkıldı. Alaycı biçimde o kıza baktı. Bu bakışla asıl alay olunacak şey sizin şu terbiyesizliğinizdir demek istediği anlaşılıyordu. Öbür tarafta bir kız da elinde kağıt kalem bir şeyler yazıyordu. Bu kız şairlik yeteneğiyle okuldaki kızların şiire yatkınlığı olanları arasında kendini göstermiş bir öğrenciydi. Doğaçlama şiir söyleme yeteneği ve edebiyata yatkınlığı vardı. Güzel yazardı. Bir şeyi iyi kaleme alabilirdi. Zekiydi. Lakin bu güç ve zekasını kötülüğe sarf ediyordu. Yazdığı şiirler hep hiciv yolundaydı. Herkesin dedikodusunu yapmaktan zevk alıyor, kendinden başkalarının mutsuz olduğunu görmekten hoşlanıyordu. Birkaç kız pencereden bakarken Refet ve Şule'nin binnazla geldiğini gördüklerinde içlerinden Refet'e hakaret ettiğini söylemiş olduğumuz kız, "Şu manzaraya söylenecek şiirin yok mu?" deyince, Faize isminde olan o şair kız kağıt kaleme eline almış bir şeyler yazıyordu. Deminki sözden sonra o da kalemi elinden bırakıp ''Bakalım bu da doğaçlamayı beğenir misiniz?'' diye yazdığı beyitleri okumaya başladı. Bunda ''Binnaz'la geldi o şu'' diyerek başlayıp bunu ''Binnaz'' anlamında kullanıyormuşçasına Refet'in anası ''Binnaz'la gelmesinden bahsediyor ve geldiğini haber verdiği ve şu sözüyle niteliklerini saymaya başladığı kişiyi ki Refet'ten başkası olmadığı belli oluyor. Öyle tarif ediyordu ki, o tarifle şuh kelimesinin asla ilgisi kalmıyordu. O şuh o kadar nazik, o kadar ince ve hassas ki, sıkı tutulmazsa hemen havaya uçacakmış. Yürürken sallanması acaba nazdan mıymış, yoksa sıskalıktan ve halsizlikten mi gibi sözler, okunan beyitlerin Refet'e söylenmiş bir hicivle olduğunu herkese belli ediyordu. Refet hiçbir şey söylemedi. Sustu. Göğsü normalden hızlı kalkıp iniyor, alnı ve dudakları üzerinde hemen belirmiş olan ter taneleri aşağı doğru yuvarlanıyordu. Ağzını açıp bir şey söylemedi. Bir süre sonra mümeyyizler geldi, imtihan başladı. Kitabet imtihanı oluyordu. Bunda her zaman en yüksek notu faizi alıyordu. Ancak sınıfın ikincisi Refet, üçüncüsü faizi olduğundan sırayla sınava giriyorlardı. Birincinin kaleme aldığı kağıt görüldükten sonra mümeyiz efendiler Refet'e ''Sıra senin kızım, bir şey kaleme al, kitabet seviyeni göreceğiz. Mesela okul ve öğrenim hakkındaki fikrini de duygularını da yaz.'' deyince Refet baş üstüne anlamında bir temenni ettikten sonra büyükçe bir tabaka kağıdın üzerinde kalemini yürütmeye başladı. Kalem hızla gidiyor, satırlar çabuk çabuk bir bir altına diziliyordu. Kısa zamanda sayfa doldu. Refet öbür tarafını çevirip devam ediyordu. Mümeyyizler onun bu hızla devam etmesini çok görmediler. Çünkü çok zaman geçmiyordu. Refet o sayfayı da sona doğru yaklaştıktan sonra kağıdı mümeyyiz efendilere uzattı. Mümeyyizlerden her okuyan diğerinin yüzüne anlamlı bir biçimde bakıyor ve kağıt elden ele geziyordu derken içlerinden biri, ''Bu adeta bir hikmet dersi olmuş kızım. Sen bunu bir de yüksek sesle oku da hem senin okuma bilgini sınamış oluruz hem de burada bulunan arkadaşların da şu güzel sözlerden faydalanmış olurlar.'' dedi. Refet kağıdı eline alıp yüksek sesle okumaya başladı. İnsan konuşma becerisiyle diğer hayvanlardan ayrılmıştır. Konuşan hayvan diye adlandırılan insan konuşma yeteneğini güzel kullanarak şerefli ve makbul olduğu gibi, o konuşmayı kötü kullanan konuşan hayvanın da diğer hayvanlardan daha hakir ve daha çirkin olması gerekmez mi? Talihsiz insan yontulmamış, işlenmemiş bir taşa benzer. Taşlarsa çeşit çeşittir. Çakıl da taştır, pırlanta da. Bir pırlanta taş, kumlar ve adi taşlar arasında bulunduğu halde yine pırlantadır. Ancak onun meydana çıkıp ışık vermesi, baş, göğüs, bilek, parmak gibi yerlerde yer edinmesi, o adi taşlardan soyulup düzeltilmesine ve tıraş edilmesine bağlıdır. Öğrenim, işte o pırlantayı söylediğimiz hale getirmek üzere kullanılan alet edevata benzetilebilir. O alet edevat işlenmediği halde pırlanta yine pırlantaysa da kumlar, topraklar arasında adi taşlar içinde gizli ve saklı kalır. Bir adi taş da öğrenim denilen alet edavatlara ne kadar işlense de yine adi taş kalıp pırlanta olamaz. Fakat insan ki hayvanların en şereflisidir. Madenler hakkında söylediğimiz söz onun hakkında ancak bir misal olabilir. Cenab-ı Hak insanı kıyaslamak ve hayal etmek gibi şeylerle onurlandırmıştır. Zeka ve gücünü iyi yola sarf edenlerle fena yola sarf edenlerden, faziletlilerle iflah olmazlar takımı ayrılır. Okul bizi çalınmaz, kaybolmaz bir servet olan ilimle süsleyecek ve fazilet yolunu gösterecek bir edep evidir. Okulun terbiye edemediğini dünya ve zaman terbiye eder. Zamanın terbiyesine kalmaksa pek büyük bir felaket ve talihsizliktir. Burada gördüğümüz tahsilin kadrini bilmek, ve bize verilen emeğin hakkını ödemek ancak bu yüce okula layık bir öğrenci olduğumuzu göstermekle olur. Okul, bir ilim ve edep dünyası olduğundan, o dünyanın insanları arasında ne haset bulunmalıdır ne rekabet. O dünyanın yüceliği gibi, o alemde bulunanların da hislerinin yüce olması gerekiyor. Tüm öğrencilerin talebi ilim değil midir? Madem ki hepsinin talebi ve amacıdır o halde okul arkadaşları da bir kardeş gibi olmalıdır. Burada kardeşliği öğrenmeli ki ileride birçok vatan evladına annelik ve mürebbiyelik demek olan öğretmenliği tanıyabilmeli. Aynı okulda bulunduğu, aynı sırada çalıştığı arkadaşına kardeş gözüyle bakmayan ileride öğretmen olduğu zaman da vatanın kızlarını evlat sevgisiyle sevemez. Öğretmenlik görevi önemli bir meseledir. İnsan görevinin önemli yönlerini tanıyamazsa onu iyi bir şekilde gerçekleştiremez. Öğretmenlik görevini iyi bir biçimde yerine getirmek için öğrencilere şefkat ve sevgi gereklidir. Sanatını sevmeyen kişi sanatkar olamayacağı gibi öğrencilerini sevmeyen öğretmen de iyi bir öğretmen ve mürebbi olamaz. Okul bu sevgi ve ana şefkatini arkadaşlık içinde sevgi ve vatanperverlik duygularıyla bizi alıştıracak. Vatan evladı arasında gerekli olan yardım, şefkat ve sevgi insanlığın esaslarından olduğu için, o gibi yüce duygularla dolu kişiler, insanlara nasip olabilen olgunluk mertebesine doğru yol almış olurlar. Bu yolun ehli olan insanlar, insanı kamil olmak için ne kadar yücelirse Haset, kıskançlık, hıyanet gibi hisleri kalbinde besleyen, fikrini, zekasını o yala başına harcayanlar da o kadar değersizliğe tenezzül etmiş olurlar. Cenab-ı Hak kullarına akıl ve zekayı bağışlayarak hayırlı ve erdemli işlerde harcamasını emretmiştir. Onu suistimal edenler Allah'ın katında sorumlu ve suçlu olurlar. Öğretmenlik görevinin önemi düşünüldüğü için Darül Muallimat açılmıştır. Ahlak Güzelliği Ödülleri En önemli ödüller sırasına konulmuş, aksi halin cezası da en şiddetli ceza olarak belirlenmiştir. Bir öğretmen, vatanın kızlarına yalnız bilgisini nakledecek değil, ahlak ve terbiyesini de aşılar. Okulumuzdan öğretmen olmak isteyenlerden başkaları da faydalanıyor. Darül muallimat bir bilgi evidir. Nice senelerden beri Osmanlı kızları bilgi sahibi olmak için buraya koşuyorlar. Bu kadar sürede birçok öğretmen meydana getirmişse yüzlerce de bilgili Osmanlı kızı yetiştirmiştir. Okul bize vermiş olduğu ilim ve meziyeti onaylayarak diplomalarımızı elimize verecek. Biz de gerçek yeterliliğimizi ondan sonraki hallerimizle kanıtlayacağız. Okulun adını, şanını ve diplomanın şerefini koruyan mezunlar sonsuza kadar hep birbirinin kardeşi ve öğretmenlerinin evladı makamında kalacak. O şanı lekelemek amacında olanlarsa hiçbir şey kazanamayacak, hep kaybedeceklerdir. Onları gören arkadaşları, karşılaşan öğretmenleri onlara bakmaya tenezzül etmeyerek baş çevireceklerdir. İşte bizi yetiştirerek ve bizi öğreterek ilim ve fenle süslemek ve erdem giysileriyle donatmak görevini okul gördükten sonra onun korunmasını da bize emanet edecektir. Yazık o emanete ihanetle okulun emeğini mahvedenlere. Akıl, zeka ve gücünü güzelce yönetip şanına şan katanlara ise aferin. Mümeyyizler gözleri sulanmış bir halde, ''Berhüdar ol evladım.'' diyorlardı. Öğrencilerin hepsi başlarını yukarı kaldırmış, dudakların hiçbirinde tebessüm olmayıp ciddi bir tavır almıştı. Gözler hoş ve heybetli bir biçimde bakıyor, hepsinin sanki tavırları ''Evet, bizim hepimiz de bu hissiyatla duygulanıyoruz. Evet, biz de Refet'in dediği faziletlerden olmak, olgunluk mertebesine varmak isteriz.'' demek istedikleri anlaşılıyordu. İki baş, yalnız iki baş aşağı doğru eğilmiş, gözler yere yönelmiş. Evet, yalnız iki vücut ezilmiş, kırılmış gibi büzülmüş. Her bir parçası titriyordu. Bunlar Faize ile onun dal kavukluk etmek istediği sakı Öğrencilerin önceden ezberledikleri şeyleri yazmamaları ve başarılarının derecesini hakkıyla tayin etmek için neye dair bir şey kaleme alınacağını ancak imtihan verilirken söylüyorlardı. Refete okul ve öğrenim hakkındaki fikrini ve yorumunu yazmak düştü. Öyle dememiş olsalar da, faziletin ne olduğunu sorsalardı, Refet'in sözleri yine o söylediği sözlerin ana fikrine varacaktı. Edebin ne olduğunun tarifini isteseler de yine öyle olacaktı. İmtihan sırası sınıfın üçüncüsü olan Faize'nindi. Mümeyiz efendiler, ''Hadi bakalım kızım, sen de başla.'' dediler. Faize yazı yazabilmek bir yana düz duracak halde değildi. Durduğu yerde sallanmaya başladı. Zar zor rahlenin önüne oturdu. Şaşkın şaşkın duruyordu. Öğretmenlerden biri, ''Haydi kızım, ne duruyorsun?'' dedi. Mümeyyizlerden bazıları bu kızın geçen sene göstermiş olduğu yazma başarısını hatırlatıyorlardı. Öğretmenlerce de Faize'nin o başarısı biliniyordu mümeyiz efendilerden biri, edebiyat hakkındaki fikir ve yorumlarını yaz, dedi. Öğretmenlerin yüzü güldü. Zira Faize bu konunun uzmanıydı. Demin Refet Düzü'nden övünmüşlerdi. Bir de Faize yüzünden övünmeyi, memnuniyetlerinin artmasını istiyorlardı. Faize ezildi, büzüldü, yazdı, çizdi. Yine yazdı. Onu da bozdu. Bir süre düşündü. Kalemi birkaç kelimeden fazla kelime dökemiyordu. O, kelimelerin birleşmesinden meydana gelen söz dizisinde anlam şöyle dursun, sözlerin dizilişi bile doğru dürüst çıkmıyordu. Anlamın olmayışından başka yazma usul ve düzeni de yoktu. Meydana koyduğu şey bir iki satır saçma sapan sözlerden ibaret kaldı. Eksik söylemeyelim kalemden dökülen mürekkepten başka bir şey de kağıdı lekeliyordu. Faizenin yüzünden dökülen ter taneleriydi. O kadar çalıştı. Faize mümkün değil yazamıyordu. Zira zihni perişan olmuştu. Siniri ona yardım etmiyordu. İş uzadı. Mümeyizler sıkıldılar, öğretmenler şaşırdılar. Çünkü faizeden bekledikleri bu değildi. Artık ''Yetişir kızım, ver bakalım.'' denilince, Faizle mecburen kağıdını uzattı. Kağıt mümeyizlerin elinden geçtikten sonra, sınıfın dördüncüsü olan Şahap Hanım'ın imtihanına geçtiler. İmtihanlar tamamlandı. Kitabet notu verileceği zaman, sıra faizeye gelince mümeyizler birbirleriyle bakıştılar. Hiç olan şeye sıfırdan başka bir şey koyamadılar faize en çok başarılı olduğu kitabette sıfır aldığı gibi, diğer derslerde aldığı notlar da pek zayıftı. Zira kitabet imtihanında kaybetmenin üzüntüsü kendisini bir kat daha sıkmıştı. Mümeyizler gitmiş, kızlar da birbirleriyle konuşuyorlardı. Refet, tenha bir odada kağıt kalemini çantasına yerleştirmekle meşgulken, Faize içeri girdi. Refet'e doğru gelip sessizce. Refet, beni mahvettin. Pek şiddetli intikam aldın, dedi. Refet, sizi mahvetmek, sizden intikam almak gibi bir harekette bulunduğumu bilsem çok üzülürüm, diye cevap verdi. Faize oradaki sandalyeye kendini bırakıp, daha nasıl mahvedeceksin, daha büyük intikam nasıl olur? Ben kitabetten sıfır alayım ha, ben, ben, düşün Refet. Her zaman bunda birinci derecede ödül alan tüm öğrencilere üstün gelen faize. Refet şaşırarak, kolunuzu mu dürttüm de yazınızı bozdum yahut eteğinize mi bastım da zihninizi şaşırttım. Hiç sanmıyorum. Sıramız icabı yanınızda bulunuyordum ama hiç size öyle şeyler yaptığımı hatırlamıyorum. Hayır, öyle şeyler yapmadın. Keşke yaptıkların öyle olsaydı. Ondan ne çıkardı ki? Kolumu dürtmedin, Eteğime basmadın ama beynimin içini sarstın. Kalbimi çiğnedin. Kalbimden beynime hislerimi nakleden yolları kapadın. Fikrimin hissiyatımla olan ilişkisini kestin. Hislerimin kaynağını tıkadın. Akış yolunu kapadın. Doğaçlamama set çektin. İlhamı benden kaçırdın. O sözlerin, ah, o sözlerin beni öldürmüştü. Beni kendimi dahi hissedemez hale getirdin. Lütfeder de meseleyi açıkça anlatır mısınız efendim? Ben bunlardan bir şey anlayamıyorum. Pek Pekala anlıyorsun. Fakat bilmezlikten gelerek beni bir kat daha ezmek istiyorsun. Fakat artık yetişir. Kusurumu biliyorum. Sana durduğun yerde iliştim. Cezamı çektim. Seni hiç vetmek neme lazımdı benim? Ya o sözler bana mıydı efendim? Fakat emin olunuz ki benim kitabet imtihanında söylediğim sözler size değildi. Bana öğrenim ve okul hakkında fikirlerimi, yorumumu söylememi emrettiler. Ben de onları kağıda döktüm. İşte bu kadar. Ama sizin öncesinde söylediğiniz varmış da, siz ona alınmışsanız, bu yine sizin duygulu ve akıllı, her şeyden ibret alır biri olduğunuzu gösterir. Madem ki o sözleri bana söylemişsiniz de, sonra da benim sözlerimden üzülmüşsünüz.'' Bu üzüntü, mahcubiyet ve pişmanlık sizin kendi dediğiniz gibi yüreği çiğnenmiş, fikri dağılmış biri değil belki yürek ve fikir sahibi olduğunuzu gösterir. Bu defa kaybettiklerinizi gelecek sene imtihanında kazanmanız dileğinde bulunduğuma emin olunuz efendim. Refet bu sözleri söylerken Sakıbe içeri girdi. Refet'e doğru gelip, Affet Refet, affet, affet. zira cezamı çektim dedi. Refet, sizin affa muhtaç bir kabahatinizi bilmiyorum. Pekala biliyorsun. Ben gizli söylemedim ki bilmeyeceksin. Herkesin içinde söyledim. Yavaş da söylemedim. İşittin ama cevap vermedin. Ben itiraf ediyorum. Af da istiyorum. O halde benden af istememelisiniz. Teşekkür beklemelisiniz efendim. Siz beni o kadar üzmeseydiniz Kalbimde o hisleri meydana çıkarmasaydınız, zihnimde o düşüncelere neden olmasaydınız, ben de o anda o sözleri bulup yazabilir miydim? Bu halde bugün aldığım takdir ve alkışlara siz sebep olduğunuzdan ben size teşekkür ederim. Refet'in bu sözleriyle iki arkadaş daha çok ezildiler. O sene Refet birinciliği, Şule de ikinciliği almıştı. Refet Şahap'tan ve kız kardeşinden gördüğü iyiliklere minnettar olduğundan ara sıra konaklarına giderdi. Cazibe ile kız kardeşi yazı Göztepe taraflarındaki köşklerinde geçiriyorlardı. Okulun tatil zamanı geldi. Cazibe Hanım iki aylık tatil süresini kendi yanlarında geçirmelerini Refet'e teklif etti. Şule'yi de beraber getirmesini ve Binnaz da isterse gelmesini söyledi. Zira Refet'i pek zayıf görmüştü. Şahap Hanım bunun için Refeti e ısrar etti. Refet bir hava değişikliğine ve iyi yiyip içmeye olan inancını kendisi de hissediyordu. Annesi Binaz işten geldiği zamanlar oraya gelmek üzere Refet de Şule köşke gittiler. Refet sabahleyin süt, öğleyin hanımların sofrasında mükemmel yemek, ikindiye doğru Şahap Hanım'la biraz kahvaltı, akşam yine mükemmel yemek ve öğle yemeğinde çoğu zaman taze yumurta ve tereyağı gibi şeylerle beslenerek adeta bir hafta süresince başkalaştı. Hele 20 gün geçtiğinde haylice toplanmıştı. Refet babasının vefatından sonra bu derece güzel ve muntazam yiyip içmemişti. Su en iyisinden kayış dağı suyu. Kısacası kızcağız adeta sağlığını kazanıyordu. Şahap yaya çıktığında ve arabayla gezdiğinde iki kızı da alıyordu. O açık kırlar, o saf hava sanki Refet'in göğsünü genişletiyor, vücudunun etlenmesinden başka kemikleri de irileşiyor gibi görünüyordu. Refet o zamana kadar öyle yiyip içmediği gibi dünyayı da öyle bir şekilde seyretmemişti. Dünyayı, denizi, gökyüzünü, güneşin doğuşunu, gün batımını daha ilk defa o halde görüyordu. Yüksek kaldırımın daha ötelerinde ikamet ettikleri evlerin bahçeleri varsa da bakışlar o bahçe duvarlarından ileri geçebilse de görülen şey birçok evin damı ve duvarlarıydı. Şimdi ise ne görüyordu? Nasıl görüyordu? Köşkün ortasındaki salon bina boyunca olup bir tarafı Akdeniz'e bakıyor, diğer tarafın manzarası da Çamlıca tepesine kadar genişliyordu. O Çamlıca tepesine varıncaya kadarsa çayırlar, çimenler, muntazam bağlar, bahçeler, zarif köşkler bir harita gibi bakışlara sunuluyordu. Köşklerin boyalarının çeşitleri, bahçelerdeki çiçeklerin düzeni ve renklerinin o haritayı ne biçime koymuş olduğunu düşünmeli. Bu sanatla tabiatın birleşmiş olduğu doğal harita öyle Refet'in her gün okulda gördü. Memleketlerin sınırını ayrı ayrı renkler dayıran haritaya benzemiyordu. O dershanenin bir duvarında asılıydı. Bu nice fersah yerleri kapsayan doğal bir haritaydı. Salonun Akdeniz tarafına bakan manzarası ise sağ taraf yan penceresinden moda burnu üzerinden geçen bakışla boğaz içine kadar varıyor. Sol taraftaki yan pencere ise Erenköy Bostancı'ya kadar alıyor. O taraf köylerinin eskilerinden olan Erenköy'ün yetişmiş ağaçlarını, muntazam bahçelerinin çamlarını, insan sanki gökyüzüne doğru biraz yükselmiş de onları aşağı doğru bakarak görüyor gibi gelir. Marmara'ya nazır olan ön tarafta ise sola doğru bakılınca adalar görünür ve Maltepe ile adalar arasındaki kanal halinde bulunan aralık gözlenir. Doğru bakıldığındaysa, ah evet doğru bakıldığındaysa, köşkün yeri denizden epeyce yüksek olduğu halde, önündeki geniş ve zümrüt gibi yeşil arazi, uzun bir mesafe üzerinden hafif bir meyille geçtiğinden sanki düz bir kırlıkmış gibi görünür. O geniş yeşilliğin denizle buluşmasıysa, sanki zeminin orada rengi değişip yeşilden sonra mavi geliyor gibi oluyor. Yeşilden maviye zemine geçen bakışlarsa ondan ileri Engin'e doğru dalıp ufka varıyor. Bakış daha ileri geçmek istiyormuşçasına ufukta önüne geçen göğe doğru dalmak istiyor. Ondan sonra nereye varacağını bilmeyerek insana şaşkınlık veriyor. Bu salonun bir tarafındaki yüksek minderin üzeri Cazibe'nin yeri, onun karşısındaki minderde Şahap oturur orta yerdeki pencerenin önüne, birbiri üzerine konulmuş olan yumuşak minderlerin üzeri ise, refete mekan olmuştur. Şule, kah şahapın minderi yanındaki erkan minderine, kah refetin yanına gelirdi. Cazibe Hanım, refetle konuşmaktan o kadar hoşlanıyordu ki, yalnız şahapın hatırı için değil, kendi de memnun kaldığı için bu kızları ağırlıyordu. Cazibe gibi yardımsever bir kadın hoşlanmasa da, hava değişikliği için iki fakiri, iki ay için yanında alıkoymakla büyük bir zararı uğramış olmasa da, onlarla birlikte oturmak mecburiyetinde bulunmazdı. Onları köşkte bulundurmak, yedirip içirmek sevap için olduğu halde yanında bulundurmak ve karşılarında oturtmak kendilerinin hoş vakit geçirmeleri, bir iki kırdı etmeleri içindi. Şule şen bir kızdı. O çoğu zaman şahapla 42 dönüme yayılan köşkün arazisinde koşar, gezer. Yabani çiçeklerden demet yapmayı, tavşan bıyıkları toplamayı pek severdi. Cazibe çoğu zaman refetle kalıyordu. Şahap onu da sürüklemek istiyorsa da bazen götürüyor, bazen de ablasının hatırı için bırakıyordu. Doğrusu Refet de Şahap'la hoplayıp koşmaktan çok Cazibe ile bahçede gezinmekten hoşlanıyordu. Şahap 17 yaşında bir kız, Şule de henüz 20'sindeydi. Refet artık 22 yaşına geldiğinden 20 yaşı geçmiş kızlardaki ağırlık tabii Refet'e de gelmişti. Refet ise çocukluğunda bile ağır mizaçlı olduğundan 20 yaşına geldikten sonra bütün bütün ağırlaşmıştı. Cazibe Refetle Şule'yi ortak kattaki odaların birinde yatırıyordu. Refet güneşin doğuşunu seyretmek için erken kalkıyor. Pencerenin önüne geçiyordu. Yattıkları oda Akdeniz'e bakan taraftaydı. Köşk panjurluydu. 42 dönüm arazinin orta yerinde bina edilen köşkün panjurları açık olurdu. Bu manzaralara baktıkça Refet kendinden geçiyor, mest oluyordu. Pencerenin kenarına dirseklerini dayayıp iki avucu içine başını alarak o kadar dalıyordu ki bir gelip çağırmasa o şaşkın halinden kendini alamazdı. Refet bu gözlem ve hayranlıktan pek büyük zevk alıyordu. Ve o zevk alışlar kendisinin yeni hissettiği şeyler olduğundan bir türlü doyamıyordu. Bazen bahçede serilmiş olan küçük halılardan birinin üzerine oturur ve hanımlar olmadığındaysa onun üzerine kendisi de serilirdi. Bir kolunu başının altına yastık niyetine koyar, diğerini yanına bırakır, öylece uzanırdı. Bahçenin etrafı duvarla çevrilmiş olduğundan ve yan tarafta sırayla yetişmiş ağaçlar bulunduğundan, civar köşklerden ki onların da her biri birçok dönüm araziler içinde bulunuyor, bahçenin içinin seçilmesi imkansızdı. Lakin o küçük alının üzerinden kırlar, denizler, adalar, ufuk tepesi görülüyor. Hatta çifte havuz yolundan fenere doğru giden arabalar bile sinek kadar görünüyordu. Doktorların yazın açık havada yaşamanın faydalarından bahsetmelerinin doğruluğu köşk halkında görülüyordu. Köşke geleli hepsi başkalaşmış, renkleri daha güzelleşmiş, kuvvetleri artmıştı. Zavallı Refet ise yalnız hava değişikliği değil, gıda değişikliğiyle gün be gün hatta her saat sağlık ve kuvvet kazanıyordu. Hele o açık havada geçirdiği vakitler ona ne kadar iyi geliyordu. O saf havayı teneffüs ettikçe o zamana kadar yiyemediği leziz bir yemek veya meyveyi yiyen birinin hoşnutluğu gibi hoşlanıyor yahut en çok sevdiği şerbeti içiyormuş gibi nefes aldıkça göğsünde, kalbinde bir ferahlık duyuyor ve doyamıyormuş da daha içmek istiyormuşçasına havayı sömürür gibi yutuyordu. İşte o havayı teneffüsünden Refet en sevdiği bir şey içiyormuş gibi lezzet alıyordu. Refet'in vücudu köşkteki yemekler ve lezzetli içeceklerle doyarken ruhu da doğanın güzelliklerini gözlemlemek ve seyretmekle besleniyordu. Refet tek başına o latif manzarayı seyretmekten o kadar hoşlanıyordu ki Herkes gülmekte, koşmakta, yiyip içmekteyken o tenhalara çekilip seyredalardı. Köşkün denize bakan tarafında ve biraz uzağında set gibi bir yer vardı ki oradan her taraf görünüyordu. İki taraftan bir takım tellerle birbirini tutturularak birleştirilmiş ve duvar gibi bir siper meydana getirmiş olan rengarenk güller veya seminler, salkımlar öyle güzel bir biçimde düzenlenmiş ve sıralanmıştı ki, bu maharette her bahçıvanın kârı değildir. O fidanlar altındaki zemin zümrüt gibi çimendi. Onun aralarında o kadar doğal bir şekilde zarif çiçekler dikilmiş ki, hayran olmamak mümkün değil. Ya o ağaçların altından bir menba taklidi olarak yapılmış kayalıkların arasından çağıl çağıl akan sular, fıskiye biçiminde bırakılmayıp, kayaların arasından sızıyormuş gibi gelen berrak bir suyun döküldüğü, içi ve kenarları mermer döşeli, suni bir derecik. Öyle doğal bir biçimde oturulmaya ayrılmış o yerin önünden geçirilmiş ki, bunların bahçıvan işinden çok bir doğa aşığı tarifi olduğu anlaşılıyor. Ya mini mini söğüt ağaçlarının o dereye doğru sarkması, ya bir asma köprücüğün zarifliği. Keten bezinden bir tente orayı daima gölgelendirirdi. Refet o yerin aşığıydı. Ne zaman bir iş olmasa oraya gider otururdu. Çoğu zaman cazibe de oraya çıkar, kitabını orada okur, kahvesini orada içer, dantelini de orada Refet'le konuşarak örer ve yorulduğunda bırakıp oraya konulmuş kanepesine yaslanarak söyleşirdi. Refet'in sohbeti bile başkalaştı. Edebiyattan daha parlak bahsediyor, şiirleri daha zengin bir tavırla okuyordu. Hele kendisine o kadar hoş sohbet geldi ki, cazibe artık Refet'i yanından ayırmaz oldu. Refet, o güzel kokuların içine girdiği, o ruh okşayıcı güzellikle manzaranın karşısına geçtiği vakit adeta keyifleniyordu. Refet, cazibenin yanına geldiği bir buçuk aydan beri bilgi açısından da ilerlemişti. Cazibe, Refet'teki fikir genişliğini ve fevkalade zekaya hayran olduğu için onu dinlemekten başka ona kendisi de anlatıyordu. Refet, o bir buçuk ay zarfında Yunan filozofların bir tarihçesini, Sokrat'ın, Eflatun'un, Aristo'nun kısa yaşam öykülerini, Batı filozoflarını, Avrupa felsefesini hep tanımıştı. Felsefe kelimesinin ne olduğunu, felsefenin nereden gelmiş olduğuna dair iddiaları ve Avrupa edebiyatının tarifini, Avrupa'nın meşhur şair ve yazarlarının isimlerini hep dinleyip ezberliyordu. Bir işittiğini bir daha unutmayan Efet, bunların hepsini yutmak istiyormuşçasına Cazibenin ağzından çıkanları hep belliyordu. Refet'in burada yalnız vücudu değil, fikri de besleniyordu. Sanki cazibe bir aristoydu da, yürürken ve hareket halindeyken öğrencisine ders verip onu yetiştiriyordu. Refet'in bu sohbetlerdeki şeylere dair sorduğu bazı sorularda, fikrinin nerelere kadar vardığını, düşünme kabiliyetinin genişliğini, zekasının keskinliğini gören cazibe, Refet'i daha çok takdir ettiğinden söylediği sözlere acımıyor ve söz anlayana söylemekten sıkılmayıp daha çok söylemeye hevesleniyordu. Mehtap'ın olduğu gecelerde bahçede biraz vakit geçiriyorlar, Mehtap olmadığı gecelerde salondan gökyüzünün berrak olduğu zamanlar parlak yıldızları seyrediyorlardı. Refet coğrafya okumuştu. Fakat astronomi hakkında bilgisi yoktu. Refet cazibeden yer ve göğü, yıldızları, alemleri öğreniyordu. Refet dünyanın yuvarlakça olduğunu, seyir ve hareketini, yıldızları kuşatan alemi biliyorsa da, bu alemin sonlu veya sonsuz olması hakkında edilen bahisleri, gök cisimlerinin oluşumu meselelerini, nebulözler hakkındaki bölümleri ve volkanların niteliklerini yerin katları üzerine araştırmaları işitmemişti. Bunların öyle bir buçuk ayda öğrenilmesi mümkün değilse de, onları güzelce öğrenmiş olan cazibenin verdiği özetler, bir dereceye kadar onların ne olduğunu Refet'e anlatıyordu. Refet öğrendiğine sevindikçe, cazibe de bu kadar çabuk belliyen ve hızlı kavrayış yeteneğine sahip olan birini anlatmaktan hoşlanıyordu. Hele bahçede, o güzel yerlerde cazibe Refet'e böyle öğrettiği zamanlar, Refet sanki o dağının eserleri hep dile gelmiş de cazibenin ağzından söz söylüyorlar sanıyordu. Refet artık estetik, felsefe ve tabiatı da anlamaya başladı. Zaten felsefenin dilini anlamaya, tabiat kitaplarındaki yazıları okumaya önceden beri yeteneği vardı. Önceleri heceliyordu, şimdi söküp okumaya başlamıştı. Refet de anlama ve farkına varma kabiliyeti fazlaydı. Refet, eski adamların lep demeden leblebiye anlar diye tarif ettikleri kimselerdendi. Yargılarında ve yorumlarında bazen o derecelere varıyordu ki cazibeyi de düşündürüyordu. Evin içinde oldukları zaman bazen Şahap'ın öğretmeni, Paris'ten gelen gazete ve kitapçıklar, veya Fransızca bir kitap okur. Cazibe ile Şahap'ta dinlerdi. Refet, bu okunan Fransızcadan hiçbir şey anlayamadığı halde yine Cazibe'nin karşısında belki onların anlamından bir şey söyler diye beklerdi. Bir gün Cazibe Hanım'la Şahap Hanım hastaları yoklamak üzere çıktılar. Şule de Şahap'ın kendisine aldığı bir basmayı dikmekle meşguldü. Refetse köşkün önündeki o sevdiği yere can attı. Cazibe'nin kanepeye oturduğunda ayaklarını koyduğu yerde serili halı üzerine oturdu. Yanına bir de kitap almıştı. Cazibe ile Şahap, Refet ve Şule'ye açık bir kütüphanede bulunan kitaplardan istedikleri vakit kitap alıp okumak üzere izin vermişlerdi. Refet'in aldığı kitap, yeni edebiyat ve şiirlerimizden bazı parçaları içeren bir mecmuaydı. Yerdeki geniş bir minderi de başının altına çekip Refet uzandı o şekilde elindeki kitabı okumaya başladı. Refet duvarın önüne doğru uzandığından, iki taraftaki gül fidanlarından oluşan duvarlar, sağ ve sol tarafın manzarasına engel oluyordu. Kayalıktan inen suyun çağaltısı, derenin akışı, manzaranın güzelliği, kuşların ötüşü, çiçeklerin hoş kokusu, köşkün önüne güzel bir manzara vermek için Cazibe tarafından ileri doğru diktirilen arpanın yükselmiş olan yeşilliği ve onlar arasındaki fidanların hoş bir şekilde esen rüzgardan hışıldayışı, önündeki kitabın güzel güzel yazılmış olan parçalarının gönlünü ve fikrini okşayışı, Refet'e o hale getirdi ki çoğunlukla bu gibi şeylerle keyiflenen Refet, bu defa keyfi çoğalarak adeta mest oldu, sızdı. Elinde kitap yalnız duruyordu. Artık okuyamıyor, önündeki manzaraya doğru bakıyordu. Ekinler rüzgardan dalgalanıyor, fidanlar sallanıyordu. Zümrüt gibi kırlığın birleştiği mavi denizinde dalgalandığı görülüyor, onun üzerinde beyaz yelkenli gemiler çektirmelerde sallanıyordu. Refet hayretle bakıyordu. Bu yeşillikte güya bir denizmiş de onun dalgaları arasındaki fidanların dalları da gemi yelkenleri gibi o dalgalar üzerinde eğilip bükülüyor. Havanın güzel olması nedeniyle berrak görünen gökyüzünün mavi rengi üzerinde pamuk gibi beyaz bulutlar ne güzel şekiller ve resimler olarak geçip gidiyordu. Refet hep bunlara bakıyordu. Bu ne hareket? Bu ne gezinme? Bu ne dönüp dolaşmak? diyordu çayırlığın ortasını yararak çifte havuzlara ve oradan fenere inen geniş şose yolu üzerindeki bir tek beygir koşulmuş köy arabaları, deniz üzerinde kayıp gitmekte olan gemiler, kayıklar gibi akıp gitmekte. Ada ve sahillerdeki vapurların dumanları halkalar oluşturarak, bacası havada dumandan, çarkları da deniz üzerinde köpükten geçici bir iz bırakmaktaydı. Düdüğünün sesi karaya aksetmekte, dumanlarını savurarak treni sürükleyip gelen lokomotifin düdüğü de ortalığı çınlatmaktaydı. Kırların ortalarında yabani çiçek toplamakta olan çocuklar, bastonla dayanıp dolaşmakta, şemsiyesine yaslanıp gezinmekte olan kadınlar da o kırların üzerinde mesafenin uzaklığından ötürü kelebekler kadar görünmekteydiler. Refet'in yüreği her zamankinden başka çarpmaya. Ciğerleri daha fazla kabararak solumaya başladı. Bir süre sonra bütün bütün daldı, gözlerini kapadı. Uzaktan görecek olanlar onu uyuyor sanırlardı. Lakin uyumuyordu. O çiçeklerin kokusundan, denizin mavi renginden, hafifçe kabaran dalgaların beyaz köpüklerinden, kuşların ötüşmelerinden, kısacası Refet'in etrafında ve gözü önünde var olan şu söylediğimiz bütün tabiat güzelliklerinden gelen şiir gücü, sanki havaya karışmış da Refet'in içine nüfuz ediyormuş ve onun kaçınılmaz eserlerinden olan hayallerle zavallı bahtsızı oyalamak, onunla alay etmek istiyormuş. Bir hayli süre gözleri kapalı ve hareketsiz kalmış olan Refet, korkulu rüya görmekten uyanan biri gibi birdenbire kalkıp silkindi. Elini parmakları arasına alıp sıkmaya başladı. Ya Rabbi, ya Rabbi, vücutça kazandım. Fikirce kaybettirme, dedi. Ve biraz durduktan sonra elini şiddetle çarpan kalbinin üzerine koyup Sen ne demek istiyorsun? Kendi varlığını bana bildirmek mi? Benim sana emrim, benim sana hükmüm bu değildir. Ben seni inkar ediyorum kabul etmiyorum. Hükmetmek istiyorsan çık git. Kendine layık bir vücut bul. Bu haraphane, bu gamhane sana mekan olacak bir şey değildir. Nafile, çırpınma. Ben yine seni inkar edeceğim. Elini kalbi üzerine bastırarak, ben burada, bu miskin ve zavallı vücutta kanın akışına hizmet eden kalp dedikleri bilet parçasından başka bir şey tanımıyorum. Refet yerinden kalktı. Sallanarak güç bela yürüyordu. Oradan giderken, istemem. bir daha burayı istemem. Hele böyle yalnız başıma böyle bir seyir istemem, diyordu. İçeri geldi. Şule'nin diktiği tarihe yardım etmeye çalıştı. Akşam olmuş, Şahap'la Cazibe dönmüşlerdi. Cazibe, Refet'i, Şule ve Şahap'ı Şahap'ın öğretmenini de yanına alarak o duvara doğru gitti. Refet o sevdiği yerden şimdi ürküyordu. Biraz oturduktan sonra ileri doğru gezinmeye çıktılar. Cazibe bir ara durup, ''Ah ne güzel manzara, bakınız hele'' dedi. Hava pek berraktı. Güneş batmak üzereydi. Bulutlar tarifi güç renkler almışlardı. Sarı değildi, kırmızı değildi, bütün bütün pembe ve turuncu da değildi. Hele etraftaki tepeciklere ne hoş aksetmişti. Sanki yeşil elbiselerle olan güzellikleri azmış gibi üzerlerine bir de altın yaldızlı mantolar almışlardı. Refet yine kendinden geçecekmiş gibi olduğundan korkmaya başladı. Daha önce olduğu gibi serilmekten, mest olmaktan korkuyordu. Gözlerini yere doğru dikti. Artık bakmaktan korkuyordu. Şairliğin kendisine hükmetmeye çalıştığını anlıyordu. O da ona meydan vermemek için uğraşıyordu. Refet artık sürekli meşgul olmaya çalışıyor ve seyretmekten ürktüğü için sözle vakit geçirmek gayretinde bulunuyordu. Kendiliğinden uyanan hayal kurma gücünü yıkmak, kendini hissettirmek isteyen gönlünü ezmekle uğraşıyordu. Gönlüne daima hükmetmeye alışkın olan kızcağız onun birkaç gündeki çarpıntısını ve şairane hislerini kesti. Cazibe ve Şahap da o türlü manzaraları seyretmekten duygulanıyor ve Refet'in o gün mest olmuş sızmış bulunduğu yerde saatler geçiriyorlardı. Hele Cazibe orada pek çok defa Refet gibi yalnız da seyrediyordu. Refet niçin onlar gibi buna dayanamıyordu? Çünkü onlar o güzel manzarayı nice zamandan beri görüyorlardı. Refet ise ilk defa bunları görüyor, ilk defa öyle açıklık yerde, böyle bezlenmiş bahçede, öyle güzel kokular içinde, öyle bir manzarayı seyrediyordu. Karanlık yerde bulunmakta olan kimselere, aydınlığa çıkınca ışık birdenbire nasıl çarpıyorsa, Refet'e de öyle oluyordu. Sanki o zayıf ve asabi vücut Doğan'ın güzel eserlerinin tesirlerine ve hisli bir kalbin darbelerine dayanamıyordu. O aciz vücut, o geniş fikre, o kuvvetli zekaya sahip kafanın düşüncelerine ve tasavvurlarına tahammül edemiyor, eziliyordu. Bir gün Cazibe bir köy arabası getirtmiş. Şahap, Refet ve Şule ile beraber Fener'e doğru çektirmişti. O gün cuma ve pazar değildi. Fener'e birçok aile kadınlar erkekli gelmişti. Çoluk çocuklarıyla beraber kenara serdikleri hasırlar, sandalyeler üzerine takım takım oturmuşlardı. Kimisi akşam yemeğini de beraber getirmiş, hatta su karlıklarını da, yemiş sepetlerini de. Cazibe Fener'e ulaştığında güneşin batmasına bir saat vardı. İleri denize doğru çıkmış bir yerde sandalyelerde oturdular. Yüzlerini deniz tarafına çevirmişlerdi. O mevki ne kadar güzel sohbetlere meydan açıyordu. Bunlar başkaları gibi orada burada dolaşanlara bakmak, herkesin hal ve tavırlarına dikkat etmekle uğraşmıyorlardı. Çekilmiş oldukları yerde arkalarını halka doğru dönmüşler, yüzlerini çevirmiş oldukları hikmet saçan tabiat manzaralarına vermişlerdi. Ha, şunu da söyleyeyim ki bunlar öyle bir takım gerek kadından gerek erkekten seyre daldıklarını göstermek için acayip vaziyetler alan sahte tavırlı kişilerden değildiler. Cazibe ve şahap zaten bazı kırlarda ve seyir yerlerinin boş günlerinde kimi ağaca dayanmış, kimisi kayaya yaslanmış, kalemi kulağının üzerine sıkıştırılmış, kitabı veya kağıt kalemi elinde gözleri başka tarafa bakan yapma şair ve yazarları hiç de takdir etmiyorlardı. Cazibe tebessüm ederek kız kardeşine, ''Zavallılar, kendilerine şair ve yazar süsü vermek için ne kadar zahmet çekiyorlar. Fakat boyalarla yüzlerini boyayan kimseler ne kadar güzel olabilirlerse, işte bunlar da o kadar kendilerini beğendirebiliyorlar.'' dedi. Ve kız kardeşi Şahap'a daima böyle sözlerle her şeyi öğretmek, kabul edilen ve beğenilen şeylerle, beğenilmeyen ve eleştirilenleri anlatmak, onun ciddi bir şekilde terbiyesini tamamlamak arzusundaydı. Kız kardeşine, bir adam kendi gücünü ve bilgisini kendisi herkese söyleyerek gereksiz, yersiz, münasebetsiz sözler ve eylemlerle tanıtmaya çalışmamalıdır. İnsanlar onu tanıyıp takdir etmelidir diye nasihat ederdi. Cazibe, sahte tavırların, yapmacıkların ne kadar çirkin şeyler olacağını kız kardeşine anlatırdı. Bu nedenle Cazibe ve Şahap, Refet'le Şule'den ibaret olan bu topluluk hiç de dışarıdan bakışların dikkatini çekecek halde değildiler. Hele hanımların giyinişi tamamıyla sadeydi. Bunlar etrafı ve karşılarındaki doğal tabloları seyreyledikçe, güzel güzel sohbetler açıyorlar, yavaş yavaş sözlerle konuşuyorlardı. Dışarıdan onlara dikkat edecek olanlar, hiç şüphe yok ki onların önemsiz şeyler konuştuklarına hükmederler. Bir ara resim üzerine söz açtılar. Refet ve Şule de resim meselesinde bütün bütün boş değillerdi. Zira bunlara okulda kara kalem ve sulu boya resim gösteriyorlardı. Ancak Şahap doğayı taklit yolunda resimler çizmeye çalıştırıldığı için bu kopyacılıktan başkaydı. Meşhur ressamlardan bahsedildi. Şahap, meşhur ressam Rose Morey'nin yaşamına dair okumuş olduğu bir parçayı anlatıyordu. Bir gün, o zaman Fransa'nın Milli Eğitim Bakanı bulunan tanınmış tarihçi ve meşhur alim Victor Dorit demiryolu istasyonunda treni beklemek üzere dururken, 5 yaşındaki bir kız çocuğunun, elindeki deftere kurşun kalemiyle kendi karşısında bir şeyler yapmakta olduğunu görür. Çocuğum, o yaptığın nedir? diye sorar. Kızcağız, sizin resminiz Mösyö, der. Victor Dury gülerek, sen onu bana gösterir misin çocuğum? dediğinde çocuk, büyük bir memnuniyetle Mösyö, diyerek defterini takdim eder. Victor Dury bakar ki kızcağız kendisine çok benzeyen bir resim yapmış. Hemen kızın babasını sorar, o istasyonun kondüktörü olduğunu öğrenince adam adamcağızı resim okuluna yakın olan bir istasyona naklettirir. Kızı ressamlık okuluna koyar. İşte bu kızdan meşhur ressam Rose Murray çıkar. Şahap sözü buraya kadar anlattığında cazibe, ''Evet, Matmazel de Rose Murray'e dair gazetelerin birinde okumuş olduğu bir köşe yazısını anlatıyordu.'' Şahap, ''Nasıl?'' Cazibe, sen yok muydun? Şu bir gazeteciyle mülakat meselesi. Hayır, işitmedim, anlatsana. Cazibe, uzun, evde anlatırım. Cazibe ile Şahap, meşhur ressamların tablolarının kaçar bin franga satıldığına dair konuşurken, Refet gözlerini normalden fazlaca açıyordu. Bir kadının gayretli elinin ürünü olan işlemeli bir yorgan, veya bohça, yastık bu kadar emekle meydana geldiği halde ancak birkaç kuruş kazanabiliyor da resmedilen bir tablo şu kadar bin frank getiriyor. Bu kazanç mühimdi. Fakat ne yapmalı ki? İşte öyle bir ressam olmak da herkese nasip olamıyor. Dikiş nakışı ise herkes yapabiliyor. Bu ressamların kazandıkları para Refet'in aklını meşgul etti. Ne olurdu ben de bir ressam olsaydım? Bu resimle şu kadar para kazanır, birkaç tabloyla geleceğimi temin ederdim diye düşünüyordu. Cazibe Hanım'a dedi ki, Efendim, ressamlara yazarlar ve şairler gibi yalnız yetenek ve çalışma yetiyor mu? Yoksa sermaye de lazım mı? Yani fakirler de ressam olunca öyle birdenbire zengin oluyorlar mı? Cazibe sermaye mi? Ressam için kendisinde maya olduktan sonra işte sermaye diyerek eliyle ön tarafı gösterdi. Bundan güzel sermaye mi olur? Of! Hakikaten ne kadar güzel manzara. Bakınız çocuklar. Bu gökyüzüne bakınız. Bir de denize. Ressam doğa ne güzel resmetmiş. Öbürleriyle beraber Refet de cazibenin gösterdiğine baktı ayın on dördüncü gecesiydi. Bir taraftan güneş batıyor, diğer taraftan da ay çıkıyordu. Ayın doğuşuyla güneşin batışını bir anda seyretmek. Hakikaten ne güzel tablo. Hava sakin, durgun deniz üzerinde dalga değil, kıvrıklık bile yok. Mavi atlas çarşaf gerilmiş gibi. Ayna gibi parlak. Bir yandan batmakta olan güneş, İstanbul yönüne parlak ışıklar saçarak gönül çelen zülfünü dökmüş bir dünya güzeli gibi gözleri kamaştırmakta. Fener denizinin önüne kadar gelen deniz üzerinde altın oluk gibi yansıması sanki o mavi denizin ortasında altın renkli bir dere akıyor gibi görülmekteydi. Ayın yansıması ise öbür taraftan denizin üzerinde gümüş renginde bir yol oluşturmuştu. Yani şairlerin Boğaz içinde Gümüş Servi adını verdikleri şey orada, o meydanlı denizde geniş bir şose gibi yayılmıştı. Velhasıl deniz üzerinde sağ tarafta bir altın renkli nehir, sol tarafta bir gümüşlere resm olunmuştur. Gün batımının hüzün veren manzarasını, ayın doğuşunun sevinçli yüzü takip etmekteydi. İşte güneş batıyor, artık karanlık olacak endişesi yok. İşte ay da doğuyor, Mehtap da ne hoştur, neşesi var. Bu da Refet'in hiç görmediği bir manzaraydı. Gün batımıyla doğuşunu bir arada seyretmek. Küçük yelkenli kayıklar ve sandallar denizin üzerinden geçerken, o altın dere içine girince ve oradan çıkıp da biraz yol aldıktan sonra gümüş ırmağı tutulmuşçasına akmaya başlayınca, aman ne hoş oluyordu. Refet gözlerini bir gökyüzüne kaldırıp batan güneşle doğan aya, bir de denizde onların yansımasına bakıyordu. Bu bir aynaya olan yansımaya benzemiyordu. Güneşle ay denize aynen yansımamıştı. O deniz üzerinde dereler gibi yansımış ve resmedilmişlerdi. Refet kendini tutuyordu. Benzi sarardı Gözleri mahmurlaştı. Bahçede meydana gelen halin kendisine gelmesinden korkuyordu. Başı dönmeye, kafası karışmaya başladı. Ondan sonra ne söylediğini, nelerden bahsedildiğini artık işitemiyordu. Haydi kalksana Refet, gidiyoruz, diye Şule'nin kendisini dürtmesi üzerine kalktı. Ayakta sallanarak yürüdüğünü görünce büyük bir gayret etti halini sezdirmemek için kendini toplamaya çalışıyordu. Ama onun geçirdiği mesali cazibenin gözünden kaçmamıştı. Arabaya bindikleri vakit, ''Ne kadar duygulandın Refet?'' dediğinde Refet, ''Lakin duygulanılmayacak bir manzara mıydı efendim?'' diyebildi. Arabadakiler söyleşip konuştukları halde Refet donmuş gibi bir şey söylemiyordu. Gittikleri yollarda bazen ağaçlar ve çimenler arasından geçiyorlar, Bazen de şosenin sağ tarafında Akdeniz'i seyrederek gidiyorlardı. Çifte havuzların ağaçlıklarını geçip, kırlık ortasından geçen şoseyi de bir hayli gittikten sonra, Akdeniz'i ayaklarının altındaymış gibi bir yükseklikten seyrederek, mesafe kat ediyorlardı. Nihayet araba köşkün bahçesi kapısından içeri girdi. İki tarafı akasya ve salkım, türlü türlü gül ağaçları, Sarı ve beyaz güllerin çardakları arasından geçen bir geniş şoseden köşk'e varmak için hayli gitmek gerekiyordu. Yan taraftaki çimenliklerde suni göller, adacıklar ve o adacıklar üzerindeki güzel çiçekler, bodur çiçek ağaçları kendi adalarına pek yakışıyorlardı. Mesela birçok şakayık ve o cins boyları pek yüksek olmayan ağaçlar bulunuyordu hele ırmak halini vermiş oldukları bir derecik öteden beriden kendini gösteriyor, bazen bir setten diğer sete dökülürken meydana gelen çağaltı pek hoş oluyordu. Cazibe, tam gün batımı dedi. Refet gülerek, bir ressam olsaydım ayın 14. gecesi mehtabında şöyle bir yerde gün batımını canlandıran bir tablo resmederdim. Malzeme o kadar mükemmel ki Tablo şüphesiz beni ihya ederdi. Lakin zenginliğe ne kadar hevesin var Refet? Refet acı acı gülerek. Kazanmıyor mecbur olanların birden kazanmaları daha iyi değil midir? Elde bir sermaye olunca vücudunun müsaade ettiği kadar çalışır. Yani artık ihtiyacı için değil, sanatı, şöhreti için çalışır. Geçinmek için çalışmaysa her gün her saat mecburdur. Hasta olsa da mecburdur, hali kudreti olmasa da. O türlü kimseler ya bütün bütün çalışamayacak derecede vücuttan düşse, sağlığını kaybetse, o halde demek ki vücudu ve sağlığı yerindeyken lüzumu kadar çalışıp geleceğini teminle çalışmak elbet daha makul değil midir? Maksadım zenginlik değil efendim, geçimimi sağlamak. Cazibet düşündü. Refet'in sözlerini haksız görmüyordu. Köşkte akşam yemeğinden sonra alt kattaki salonun, biri Akdeniz önünde olan bahçesine, diğeri öbür yandaki bahçeye olan iki kanatlı büyük kapıları açılmıştı. Her iki yanından da dört beş basamak geniş birer merdivenle bahçeye inildiğinden, iki tarafın bahçesiyle salon birleşmiş oldu. Kahveler içildikten sonra cazibe sigarasını yaktı. Şahap ablasına ''Evde anlatacağını vaat ettiğim bir hikaye kaldı.'' dedi. Cazibe ha Rosemary hakkındaki hikaye mi? Onu senin öğretmenin bir gazetede okumuş da anlatıyordu. Gazete yazarlarından biri Rosemary ile bir mülakat arzusunda bulunur. Bunun için de ünlü kadın ressamların dostlarından bir Mösyö'ye müracaat eder. Mösyö, yazara filan gün filan saatte Rosemary'nin kendisini kabul edeceğini müjdeler. Yazar o gün ve o saatte Rosemary'nin evine, yaşadığı yere gider. İsmini haber verince uşak hemen önüne düşüp bir salon kapısı açmış. Yazar bakmış ki bir kadın elinde fırçası kolunda boya tahtası bir tablo resmediyor. Ressam misafirini selamladıktan sonra oturması için yer göstermiş. O yine işine devam etmiş. Bir hayli oturmuş. Rosemary işiyle meşgul. İki saat mi, üç saat mi oturmuş yine öyle. Bakmış ki ev sahibesinin kendisinin yanına gelip de konuşmasını beklemek beyhude. Yerinden kalkıp çıkmış. Sonra doğru bu mülakat için müracaat ettiği Mösyö'ye gidip hakareti uğradığından dolayı şikayet etmiş. O da bundan mahcup olarak reslama gidip kendisini küçük düşürmüş olduğunu sitem yollu söylemiş. Rosemary buna cevaben, ''Hayır, bilakis kendisine pek çok hürmet ettim. Saatlerce süre karşısında aralıksız resim yaptım. O kadın mı görmek istiyordu karşısında yoksa sanatkar mı demiş. Şahap, ama ne güzel söz. İşte her gün ve geceleri böyle güzel güzel sohbetler ve takdirler, gezmelerle geçen iki ay okul tatili süresi tamamlandı. Refet bu defa okula geldiğinde zengin konaklarına sıkça gidip gelen kızların diğer kızlardan farkını daha iyi anlayabildi. Gördü ki bunların akıllarında kendisinin iki ayda kazandığı gibi okulda gördükleri derslerden daha fazla bilgi var. Neredeyse genel bir kural gibi hali vakti uygun olan ailelerin evlerinde kızların eğitimi için öğretmenler bulunmakta. Ve öğretmenler gelmekte olduğu için oralara gidip de o küçük hanımlarla sohbet edenler sözde epey bilgi sahibi oluyorlar. Ve orada buldukları mecmua ve kitapçıkları incelemeleriyle bilim ve fende haylice bilgilerini artırıyorlar. Hatta bunların içinde o küçük hanımların sayesinde evlerdeki öğretmenlerden biraz Fransızca öğrenenler de bulunuyor. Refet bu defaki dikkatiyle anladı ki köşkte kendisinin olduğu gibi o yönlerden yararlananlar yalnız kendisi değil. Ve o köşkler ve o konaklarda 1, 2 veya 12, 22'den ibaret değil. Fakir kızlar bir yandan okullardaki dersleri okurken bir yandan da İslamlığın, Osmanlılığın övge değer niteliklerinden olan bu yardımseverlik icabı bir takım fakirler büyük evlerdeki yiyeceklerden doydukları gibi Öğrenim ve öğretimden de faydalanıyorlar. Evet, Refet okul kızları içinde bu defaki dikkatiyle şahaf ve Cazibe gibi hanımefendilerin İstanbul'da öyle bir iki kişiden ibaret olmayıp çok olduğunu anladı. Kendisinin şimdiye kadar o yönden istifadeden mahrum olması, zengin kızlarına yaklaşmamasından ileri geliyordu. İçlerinden Şahap Hanım kendisini zorla kendine alıştırmıştı. Hatta okuldaki kızların birçoğu bu okul arkadaşlığı ilişkisinden başka biçimlerle de büyük ailelerin arasında bulunuyorlardı. Kimi birinin uşağının kızı, kimisi çırağının kızı, kimisi de bir vesileyle mensup olmuştu. Bizim konak, bizim yalı, bizim köşk gibi sözler birçok kızın ağzında geziniyordu. O, bizimden maksat, kendisinin bir üyesi olmaktan şeref duyduğu evlerdi. İşte okul sıralarında yiyeceklerini fukara kızlarıyla paylaşan Osmanlı kızları, evlerinde aldıkları derslerden ve okudukları kitaplardan da onları nasiplendiriyorlardı. Hem de bu yardım yalnız okul arkadaşlığında mı geçerli oluyor ya? Büyük aile kızlarından okula gitmeyip evlerinde öğrenim görenler de evlerine gelip giden fakir kızları bilgilerinden faydalandırıyorlardı bu yardım ve yardımlaşmalardır ki Osmanlı kadınlarını az zamanda ilerlemenin bu derecesine ulaştırmıştır. Refet bu defa bir şeye daha dikkat etti. O da okul arkadaşlarının arasında Farsçadan hafız divanını okumuş ve hatta mesneviye başlamış, Arapçadan da İmam Gazali'nin İhya-ı Ulumunu ve benzerlerini okumuş öğrenciler var. Bunların nerede okuduklarını sorduğunda anladı ki kimini amcası, kimini dayısı okutmuş. Kimisi de ulemadan bulunan bazı öğretmenlerden ayrıca ders alıyorlar. Daha çok şaşırdığı şey de bunların hafızı tamamıyla çevirme ve yorumlama yeteneğine sahip, mesnevi de oldukça güzel anlayan halaları, teyzeleri, hatta anneleri olanlarının da bulunmasıydı. Refet arkadaşlarına bu defa sokulmaya başlamıştı. Anladı ki okuldaki dersleri okumakla yalnızca bir öğretmen olacaktı. Ancak bilgin olmak için daha okunacak çok şey vardı. Kızların akrabalarından olan o yaşlı hanımların önceleri okulları olmadığı halde bunları nereden öğrendiklerini merak edip araştırdı. Ona bunların kiminin babasının öğretmen tutarak öğrettiğini kimininse ulemadan akrabası olması sebebiyle onları okutmuş olduğunu söylediler. Okul kızlarının içinde biri, ''Halam sevabı pek sever. İsterseniz rica edin, o size biraz hafız ve ihya ulum okutur.'' demesin mi? Refet'in gözleri açıldı. Okumak onun için hiç istenilmez olur mu? Bir de Refet o kızın halasının İstanbullu bile olmayıp Kastamonu kibarzadelerinden bir hanım olduğunu haber alınca bütün bütün şaşaladı. Bu işi Şule'ye açtı. Şule de heveslendi. Eğer hanım kabul edecek olursa okul çıkışı doğruca onun evine gideriz. Dersten sonra da kendi evimize geçeriz diye düşündüler. Her durumda o hanımı hiç olmazsa bir ziyaret etmek üzere evine gittiler. Gittikleri vakit okul dönüşü olduğundan hanım yeğeniyle beraberdi. Hanımın huzuruna vardıklarında gördüler ki bu elli yaşlarında bir hanımdır. Nefti kadife ile kaplı bir vaşak kürkü sırtında, oyalı yemeninden hotozu başında, şirin yüzlü ve tatlı bir kadın. İstanbul'da temelli oturmayıp bazı kışları geçirmek üzere buradaki dayısının evine gelir, misafir olurmuş. Bu defa biraz erken gelmişse de kışı geçirecekmiş memleketinde malı mülkü olup o mal mülkün sahibi ve müdürü de kendisiymiş. Hesabını kendisi görür, mevsiminde çiftlikte işinin başında kendisi bulunurmuş. Hanımı, babası birçok öğretmenlerden tahsil ettirmiş. Arapça ve Farsçayı o kadar güzel okumuş ki, eline aldığı Arapça ve Farsça kitapları hep anlar, Türkçe'de güzel yazar, hatta şiirleri de vardır. Eski tarzda güzel şiir söyler. Refet Deşule'yi güzel karşıladı. Niyetlerini anladığında ise ilmi talep edenden sakınanların ağzına ateşten gem vurulacağına dair olan hadisi şerif okudu. Altı ay kadar kendilerine ders verebileceğini söyledi. Refet Deşule, ertesi günden itibaren derse başladılar. Okulun son sınıfında bulunduklarından, Arapçadan İshar'ın sonuna kadar gelmiş ve Farsçadan da Gülistan'ı bitirmiş olduklarından pek güçlük çekmiyorlardı. Fakat i̇hya ve Ulumu ve Mesnevi ile hafıza anlamak, yalnız lisan bilmekle olmayıp, o lisanın içinde bir diğer lisanı da anlamaya bağlıydı. Onlar bu derse devam ederken, Binaz da bedence zayıfladığı için artık hizmete tahammül edemeyerek olduğu yerden çıktı geldi. Çamaşıra da gidemiyordu. Artık midesi yemek hazmedememeye başladı. Karnı da şişiyordu. Bir doktora muayene ettirdiler. Hiçbir işe gitmemesini, sütle et suyundan, gayet yumuşak ve sulu külbastıdan başka bir şey yememesini tembih etti. Binnaz'ın çalışmamasıyla bunlar önceki yedikleri şeyleri bile bulamayacak halde olduklarından, eti ve sütü bulmak nasıl mümkün olacak Şimdi iş yalnız refetin geceleri diktiği dikişti. Onunla ne kazanılabilir? Köşkte geçirdikleri iki ayda ev masrafı görmediklerinden, binazın önceki geçirdiği hastalıkta çalışmamakla edilen borçlar ödenmişse de bundan sonra için ne yapacaklarını şaşırdılar. Binaz ancak oturduğu yerde mangal üzerinde yemek pişirebilmeyi ve ev içinde ufak tefek iş görmeyi becerebiliyordu gayret edip de çamaşıra gidecek olsa veya dikişe eğilse hastalanıyordu. Refet bu yolda çalışmanın sonucunun böyle olacağını zaten önceden düşünmüştü. Kendisi de o yolda çalışmış olsaydı, binnaz kadar da vücudu dayanıklı olmadığından ikisinin birden o hale gelme ihtimali bulunduğunu düşünüyor ve annesini artık çalıştırmamak için bir çare arıyordu okul arkadaşlarından birinin vasıtasıyla haftada üç defa çocuklara ders vermek üzere bir yer buldu. Buna mukabil ayda dört mecidiye vereceklerdi. Bu yüzden inayet Hanım'dan ders almaya sarf ettiği saatleri şimdi ders vermeye ayırması gerekiyordu. Bu tarafa ilim almak için gidiyordu, şimdi öbür tarafa para almak için gidecekti. Refet'e kalsa İlmi bin kere paraya tercih ederdi. Lakin ihtiyaç onu istediğine bırakmıyordu. Dört ay kadar inayet Hanım'dan öğrenime devam edebildi. İstifade edebileceği daha iki ay olduğu halde onu kaybediyordu. İşte o zaman Refet zenginlerine kadar gıpta etti. Tatmış olduğu ilmin tahsilini böyle bırakmak ona ne güç geldi fakat annesine çalışmanın dokunduğunu görünce artık onu çalıştırmamayı gerekli görüyordu. Refet bir kere daha akrabalara başvurma gereği hissetti. Zira Binnaz'ı iyice tedavi ettirmek, süt ve et suyu içirmek için ne kadar çalışsa kazandığı yetmiyordu. İkisi birden çalıştıkları zaman bile değil böyle et suyu ve sütle beslenmek, ekmek ve katı güç buluyordu. O sene Şule'nin de masrafı çoktu. Diploma birinciliği almak için elişinden de tam not ve ödül gerekti. Refet'in yakın akrabalarından biri İstanbul'a gelip ticarete atılmıştı. Halice servet edindiğinden evi barkı düzmüş, idaresi yolundaydı. Refet annesini önüne düşürüp o adamın idarehanesine gitti. Binnaz o aralar geçim sıkıntıları pek çok olduğundan biraz yardımda bulunmasını rica ettiğinde, önceleri kendilerini hürmetle kabul etmiş olan o adam gözlerini açtı, solumaya başladı. Beş paraya beş daha katmak için saatlerce düşünen kimselerdendi. Binaz adamın hareketini gördüğünde yalvaran bir tavırla dedi ki, ''Çok bir zaman için yardım isteyecek değiliz. Artık kızım diplomasını bu sene alacak. Ondan sonra size yük olmayız hem de çok bir şey rica etmiyoruz. İmtihana koyacağı ilişkileri için masraf gerek. Yeğeninizin yapıp yeteneğini göstereceği ilişkileri için ne layık görürseniz bağışta bulunmanız için merhamet diliyoruz. Kendisi ayda dört mecidiye dersten alıyor, iki mecidiye kadar da dikişten kazanıyor. Altı mecidiye. Dikiş bulsak daha çok dikecek ama her zaman bulunmuyor. Zavallı yavrucak, bunları hep benim ilaçlarıma ve yiyeceğime veriyor. Fakat yeterli olmuyor. İşte kaç aydır oda kirasını veremedik. Hastadır diye bana çamaşır, entari ve hırka aldı. Kendisi çırılçıplak bir haldedir. Hastalık olmasa biz altı mecidiye ile geçiniriz. Ancak ne yapalım ki işte ben bu hale geldim. İşte nasıl geldiğimi ve nasıl yürüdüğümü halimi görüyorsunuz. Çocuk yalnız gelmeye sıkıldığı için ben de gayret ettim. Yoksa oda kapısından güç çıkıyorum. Binnaz, hallerine acınması için böylece söylendi. Ve son söz olmak üzere de, Artık size müracaat etmiş olan yeğeninize elbet ümitsiz göndermezsiniz, dedi. Refet, dilenme biçimini alan bu son sözlerden fena kızardı. Ve buna biraz daha hiddetlendiyse de, hastanesine bir şey demek istemedi. Ve hastalık ızdırabıyla onu da maruz buluyordu. Bu sözlere karşı amcaoğlu, ''Kardeşlerini ya para göndermiyorlar, özellikle Refet'in miras payından onlar istifade ediyorlar.'' Binnaz, ''Onu yine onlara sormalı efendim. Birkaç kere mektup yazıp hissesine düşen şeyin gelirini olsun, seneden seneye göndermelerini söyledik. Mektuplara cevap bile vermediler. Oradan gelen biriyle bir para bile vermeyeceklerini ve istersek dava edip almamıza haber göndermişler. Yiyecek bulmada müşkülat çekenlerin dava açmaya paraları nereden olacak? Neyse efendim. Şimdi biz şu halimizi düşünelim. Amcaoğlu olduğunuzdan siz de bir kardeşi demeksiniz. Amcaoğlu hiddetle ne bileyim ben amcasının oğlu olduğumu? Binnaz, aman efendim, o nasıl lakırdı? Nasıl lakırdı olacak? Bas bayağı lakırdı. Amcamın kızı olsaydı, amcamın oğullarının da ona bakmaları lazım gelirdi. Amcamın mirasını onun da alması gerekirdi. Beyefendi, memleketteyken siz amcanızın kucağında bu çocuğu görmediniz miydi? İstanbul'dan gönderdiğiniz kırmızı telli papuçlar buna değil miydi? Babası mektup okurken sizin Refet'in de gözlerinden öptüğünüzü aktardığını ben biliyorum da. Siz yazdığınızı bilemiyor musunuz? Refet ayağa kalkıp yüzü kıpkırmızı bir halde. Sus anne. Bu efendi söz söylenmeye bile layık değilmiş. Senin deminden beri ağzını yorduğunu acıyorum. Amca olna hitaben Efendi siz beni birkaç para vermemek için inkar ediyorsunuz. Ben de sizi reddediyorum. Hem de şimdi önüme avuç dolusu altın koysanız hepsini kafanıza atacağımdan dahi şüpheniz olmasın. Sizin gibi bir adamın akrabalı bana şan vermez. Bilakis utanç getirir. Refet annesinin koltuğuna girip kaldırdı. Kapıdan dışarı çıktılar. Evlerine geldiğinde Binnaz ağlayarak Refet sana vasiyetim olsun. Bundan sonra ne kadar muhtaç olsan bu herifin on parasını kabul etmeyeceksin. Onu akraban olarak tanımayacaksın, dedi. Aradan birkaç gün geçtikten sonra, Refet de Şule köşkten konaklarına geçen Cazibe ve Şahap Hanımları ziyarete gittiler. Elişinin masrafı için Refet onlardan bir cömertlik umut ediyordu. Şule aylığından biriktirdiği parayla pek mükemmel olarak işler için gerekli şeyleri almıştı. Refet'in o seneki çıplaklığı görülemeyecek derecede olmadığından, cazibe onun pamuksuz bir hırkayla titrediğini görür görmez, oraya gelen bir satıcı kadından entarilik, hırkalık ve üç çift yün çorap aldı. İki makara tiresini de yanına koyup verdi. Ve Şule'yi de Refet'ten ayırmayıp ona ne aldıysa ona da aynısını aldı. Gerçi bu Refet için pek büyük iyilikse de Refet'in elişileri için cazibeden bir ümidi vardı. Halbuki bu kadar yardımın üzerine onu isteyemeyecekti. Herhalde biraz süre geçmesi lazımdı. Fakat nakış ustaları imtihana işlerin yetiştirilmesi için artık gergeflerin gerilmesi gerektiğini, sonra işlerin yetişemeyeceğini söylüyorlar ve sabırsızlık gösteriyorlardı ki onlar da haksız değildiler. Refet bu elişinin masrafı için ne yapacağını şaşırmış haldeydi. O sene diplom alınacaktı. Maaşı bolca olan birinci öğretmenle uygun olmak için notlarının tam olması ve elişinden de tam not alması elzemdi. O kadar emek verdiği halde o sene bunu kaybetmenin kendisine ne büyük fenalık olacağını düşündükçe çıldıracak gibi oluyordu. Şule'nin parası kalmış olsa ona yardım edeceğinde şüphe yoktu. Ancak Refet'in kazandıklarının çoğu annesinin hastalığına harcandığından ev masrafının çoğunu şule yükleniyordu. Nihayet herkesin gergefi gerilmiş, işe hazırlanmış ve başlanmıştı. Ustaların biri, Refet sen pek geçe kaldın kızım, sonra yetiştiremezsen karışmam ha dediğinde Refet verecek bir cevap bulamayıp ağzını açmadığı halde gözleri birkaç damla gözyaşını zapt edemeyip döktü. Derken kızlardan biri. Benim aldığım ketenle tireler duruyor. Hazır işlendikten sonra benim de işime yarar. Usta, ha şu başlayıp da sonra vazgeçtiğiniz iş mi? dedi. O sene usta, öğrencilerine beyaz keten üzerine tireyle ince bir iş modeli göstermiş, bunu hepsi beğenmiş ve son moda bir şey olduğu için Çoğu heveslenmişse de iğneyle kuyu kazmak kabilinde bir iş olduğu için kimi başladıktan sonra bırakmış, kimi de işte böyle gergefi gelmeden başlayanların sıkıldığını görüp vazgeçmiş. Bu sözün üzerine usta hanım tekrar, ''İyi olur Hürmüz Hanım, bu hususta beni de memnun etmiş olursun. Zira refet işe işlemiş, sen de işlenmiş bir şeye sahip olduktan sonra ben de bu işi bu sene imtihanına koydurduğumdan dolayı çok memnun olacağım. Çünkü Beyoğlu okullarında bundan kızlara çok başlatmışlar. Bizim okulumuzda da bulunsun istiyorum. Çok moda bir iş. Hürmüz, ama bak imtihanı konulup bittikten sonra entari benim olacak. Refet, şüphesiz efendim. Bana yalnız not almak için lazım. Ondan sonra mal yine sizin. Hürmüz sevinçli. Oh işleyemedimse hiç olmazsa işletiyorum ya. Ertesi gün Hürmüz ketenle tirelerini getirdi. Usta hanım gergefi gerdi. Keten kumaşın ipliklerini ayırıp sayarak işlenmesi güç ve gayet geç biten bu işe Refet başladı. Usta hanım da okullarının o seneki imtihanına o işi koyacağından dolayı pek hoşnut oluyordu. Usta hanım Refet'i teşvik ederek sen de sakın sıkılayım da bırakayım deme ha Refet dediğinde Refet hüzünlü bir tebessümle sıkılmış olsam ne yapacağım efendim bir başka iş görmeye gücüm var mı diye cevap verdi. Refet ilk defa hocalarının ve ustalarının yanında güçsüzlüğünden, ihtiyacından bahsetmiş oldu. Bu defa elişi görememek korkusu onun gururunu epeyce kırmıştı. Fakat yine bir defaya mahsus olarak söyleyip, bir daha o şeylerden bahsetmedi ve bunu da iş bulup başladıktan sonra söylemişti. Bu işle ince bir ketenin tarihinin bütün önü, kolları, yakası, etekleri işleniyordu. Refet bir yandan böyle kimsenin işlemeye tahammül edemediği bir işi işlemeye onca meşguliyetinin yanında mecbur kaldığını sıkılıyor. Bir yandan, o sene okul öğrencilerinden hiç kimsenin işlemediği o işi, yalnız kendisi ortaya çıkaracağından işinin mümeyizlerin dikkatini çekerek bol bol not ve ödüllere layık olacağı için memnun oluyordu. Dersler yapılmakta, iş ilerlemekteyken, Binaz da zayıflamaktaydı. Refet'in kazandığı para ve Şule'nin yardımıyla Binaz asla işe gönderilmiyor ve kendileri peynir, ekmek ve zeytinle vakit geçirip onu mümkün olduğu kadar iyi beslemeye gayret ediyorlardı. Ancak Binnaz kilo alacak yerde kaybediyordu. Refet, annesi çalışmayacak ve iyice yiyecek olursa sağlığını kazanır zannediyordu. Fakat heyhat, Binnaz'ın vücudu artık yıpranmıştı. Eski bir bezin tamir kabul edilmeyişi ve dikilen yerlerinden açılması gibi o harap vücutta tamir kabul etmiyordu. Refet bu halden korkmaya başladı. Artık annesinin çalışmasına lüzum görülmüyordu. Zira işle onu şimdiden bu şekilde geçindirmeye başladığı gibi, birkaç ay sonra diplomasını alacak ve birinci derece diploma aldığında Taşra'ya gitmeye de razı olduğu için bin kuruş kadar maaşla bir birinci öğretmenlik alabilecekti artık annesinin çalışmasını değil, yaşamasını istiyordu. Önceleri iki kişi çalıştıkları halde kendilerini güç beslerken, bundan sonra yalnız kendisi çalışarak annesini besleyecekti. Ve beslemeye de başlamıştı. İşte ayda 6-7 mecidiye kadar para kazanıyordu. Annesini beslemek için İnayet Hanım Efendi'den aldığı dersi bırakmıştı o kendisine ne kadar güç geldiyse annesini oturtup çalıştırmamak da o kadar hoş geliyordu. Ne fayda ki bu gayretlerinin hiçbir semeresi Binaz'ın üzerinde görülmüyordu. O gittikçe fenalaşıyordu. Binaz'ı yerinden kımıldatmıyorlardı. Şule eve önce gelip yiyeceklerini pişiriyor ve ondan sonra da Refet ders verdiği konaktan gelip yardıma yetişiyordu. Refet annesine günde yarım kıyıya süt tayin etti. Kendi mahallelerindeki sütçü ileride parasını vermeye razı etti. Kasaptan da veresiye günde yüz dirhem et alıyordu. Öğretmen olmasına az kaldığı için eline geçtiğinde ödemek üzere annesi için artık borca girmekten çekinmiyordu. Cazibe hanımefendiye rica etti. Onların doktorlarına annesini muayene ettirdi. Doktorun muayeneden sonra yüzü pek ekşi göründüyse de Refet'e bir şey demedi. Kendi muayenehanesine 15 günde bir gelmelerini söyledi. Ücretlerini Cazibe Hanım'dan alacaktı. 15 günde bir mecidiye Cazibe Hanım için çok bir şey değildi. Cazibe bu paraların beyhude olduğunu bilerek veriyordu. Zira doktor hanımefendiye bir pek iyi bakıldığı halde bile ancak birkaç ay yaşayabileceğini söyledi. Fakat son ana kadar tedavisiz kalmaması için ilaç verebileceğini söylemesi üzerine cazibe de tedavisine emretti. İlaçlar da cazibe hanımın hesabına verilecekti. Binazın karnının şişi geçmiyor ve solunumundaki zorluk, dizlerindeki dermansızlık günden güne artıyordu. Zavallı Refet bu karamsar zihinde ders çalışıyordu. Kazanmak için çalışmak, ders çalışmak. Annesinin çamaşırını yıkamak, yatağını serip toplamak, odayı süpürmek, hep Refet'e bakıyordu. O zayıf vücut o kadar yükü yüklenmeye mecbur oluyordu. Eğer Şule yardım etmese Refet'in de yatacağında şüphe mi vardı? Zira Binnaz'ın sağlam vücudunun tahammül edemediği zahmete, Refet'in dayanabilmesi nasıl mümkün olabilirdi? Hatta eğer Refet iki ay süre tatilinde işlemeye de ara verip köşkte öyle güzelleyip içerek vücutça pek çok kazanmamış olsaydı belki yine bu kadar çalışmaya tahammül edemezdi. Refet o sene imtihanına konulacak resim manzarasını ustasından kendisi seçmeyi rica etti. Kızcağız ayın doğumu ve güneşin batımını bir anda tasvir eden bir model edinmek istiyordu. Ancak mümkün değil bulamadı. Sonunda ayrı ayrı iki model bulabildi ki bunların birisi güneşin batışını, biri de ayın doğuşunu gösteriyordu. Okulda yaptırılan resim kara kalem Sulubay'a desendi. Refet, batan güneş ışınını ve denize yansımasını, ayın doğuşunu öyle güzel bir biçimde resmediyor ve renkleri o kadar güzel uyduruyor, gölgeleri o kadar mükemmel veriyordu ki bundan kendisi de hoşlanıyordu. Zihnine yerleşen Fener'deki 14. geceyi resmetmek arzusunda bulunuyordu. O yüzden tabloları o kadar güzel resmediyordu ki usta şaşırmaya başladı. Karşısındaki modele bakmadan o tabloları resmedecek gibi geliyordu. Daha tuhafı güneşin batışında ışınların gerek dağlara ve gerek denize yansıması olan çizgileri yaptığı zaman ustası "Lakin ne yapıyorsun Refet?" modelden başka olmuş. Benzetememişsin diye azarlayacağım ama senin yaptığında fena olmuyor. Yalnız bir başkalık var diyordu. O akşamın manzarası Refet'in zihnine o kadar yerleşmişti ki önündeki modele bakmayı unutuyor, o akşamkini unutamıyordu. Tabloların ikisi de bittiğinde ustası şaşırdı. Refet'in hiçbir sene resme o kadar yatkınlık ve yeteneği görülmüyordu modeller bunların yanında hiç kaldı. Fakat Refet'e başka bir model verilseydi, belki o kadar iyi yapamazdı. Bu tabloları çerçeveletmeden önce bir kere Cazibe Hanım'a götürüp gösterdi. Modellerini de beraber götürdü. Cazibe hayrete düştü. Zira tablolar modellerin tıpkısı olmadığı halde onlardan kötü değil, belki daha çok doğallık vardı. Zeki kadın derhal hatırladı. Gülerek, Gün batımıyla ayın doğuşunu bir yerde resmeden bir model bulamadın mı?" dedi. "Hayır efendim, çok aradım lakin bulamadım." Cazibe yine gülerek. "Ancak o akşamki manzara sana ne kadar tesir etmiş. Aferin Refet. Aferin sana. Yani gerçek modele çalışsaydın güzel bir ressam olacaktın. Ben sende bu yeteneğin olduğunu bilseydim seni Şahap'la beraber resim dersinde bulundururdum." Şimdi senin bu resimlerini beğendiğimi ispat için şunları ben çerçeveleteyim. Bırak da birkaç gün sonra gel al. Birkaç gün sonra Refet tablolarını almaya gittiğinde hayretinden şaşırdı. Bir örnek olarak o kadar güzel çerçevelere geçirilmişti ki Refet bu kadarını ummuyordu. Resimler bir kat daha güzel göründü. İmtihan zamanı yaklaşıyor, öğrencilerde yürekler oynuyor, Refet'in yüreği ise hem bu yüzden oynuyor hem de annesi için yanıyordu. Binnaz bir yandan kızının böyle kendi kendini beslemeye, rahat ettirmeye çalışmasından övünüyordu. Bir yandan da Refet'in bu kadar işle uğraştığını, bu kadar yüke göğüs gerdiğini görerek üzülüyordu. Doktor Binnaz'a bir hava değişikliği denemesini de tavsiye etti. Refet buna şaşırdı. Daha Cazibe ve Şahap Hanımlar köşke geçmemişlerdi ki annesini götürüp oraya bıraksın. Annesini bırakabileceği başka bir bildiği de yoktu. Ana kız buna dair fikir alışverişinde bulunduktan sonra boğaz içindeki akrabaları düşündüler. Onlardan birinin evinin yeri ve bahçesi pek güzeldi. Eğer kabul ederlerse bir ay kadar Binaz'ın orada kalmasını düşündüler ve bir akşam Refet gidip buna dair izin elde ettikten sonra annesini götürdü. Anayla kız o zamana kadar akrabalarına pek yük olmadıklarından bu kadar esirgemeyeceklerini umuyorlardı. Zira artık Refet öğretmen olduktan sonra kimseye ihtiyaçları kalmayacağından kimsenin başına ekşiyip kalmak korkusu olmadığını düşünüyordu. İmtihan günleri gelmiş olduğundan Refet gelemeyecekti akşam sabah gidip gelmeye vapur parası lazım olduğu gibi. Şule'yi de yalnız bırakamayacak ve üç kişi birden oraya yük olmaktan çekineceklerdi. Binaz da Refet'e oraya kadar gidip gelmekle geçireceği vakti dersine, işine sarf ederek güzel imtihanlar vermesini tembih etti. Refet, ev sahibi olan hanımın eteklerini ve ayaklarını öpüp annesine iyi bakılmasını rica etti. Çıkıp İstanbul'a indi. Refet annesini boğaz içine bırakalı 10 gün olmuştu. O 10 günü Şule ile beraber geceli gündüzlü çalışmaya ayırmışlardı. Artık imtihana birkaç gün kalmıştı. Bir gün sabahleyin kapı çalındığında tanımadıkları bir adam ''Binnaz Hanım'ın kızı Refet Hanım burada mı?'' diye seslendi. Kapıyı açan Şule de Refet'e haber vereceği sırada Refet koştu. Gelen adam Binaz hanımın kızı sen misin? Adın Refet Hanım mıdır? Refet heyecanla. Evet benim. Aman ne var? Çabuk söyle." dedi. Anneniz aman gelsin beni buradan alsın diye sizi istiyor. Bana pek yalvardı da geldim haber veriyorum. Hanımefendi ne dedi? O bir şey söylemedi mi? Nasıl hanımefendi? Canım sen nokta noktadan gelmiyor musun? Yok, ben Haseki Nisa Hastanesi'nden geliyorum. Ben oranın hizmetçilerindenim. Refet şaşırıp, hay diye bağırdı gelen adama. Ne o be, annenizin orada olduğunu bilmiyor musunuz? Onu oraya siz koymadınız mı? Hayır, aman hayır. Beş günden beri oradadır. Hem de bana, Refet'e söyle artık pek fenayım. İyi olamayacağımı anlıyorum bari evimde onun yüzünü görerek öleyim. Eğer beni buradan almazsa analık hakkımı helal etmem dedi. Anacığım, zavallı anacığım, hastanede ha, beş günden beri ha. Ah, sen bana niçin daha evvel gelmedin? Niçin onu getirdiklerinde hemen haber vermedin? Bu da tuhaf, amma çattık be. Ben ne bileyim de geleyim söyleyeyim. Hasta yalvardı diye sevabına geldiğim için şimdi kabahatli mi oluyoruz? Refet ağlayarak. Kusuruma bakmayınız efendi. Annemi hastaneye gönderecekleri asla aklıma gelmezdi. Ah zavallı anacığım. Hastanede ha. Ah şimdi çıldıracağım. Ben onu faydalı olacak diye hava değişikliği için götürdüm. Böyle olacağını bilseydim hiç kendi elimle götürür müydüm? Ah bari böyle yapacaklarını söyleselerdi. Anneciğimi orada bırakmasaydım. Of ne yapayım? Aman vakit geçiriyorum. Anacım hastanede. Haydi efendi, haydi babacım. Sen beni oraya kadar götür de annemi alıp getireyim. Yayan gelecek halde olmadığını da önceden sana haber vereyim de bir araba götür. Hem ben duramam, işim var. Sen hangi arabacıya Haseki Nisa Hastanesi desen götürür. Ya ben orada annemi nasıl bulayım? Ben oradayım. Kapıya gelince nokta nokta diye sor. Bana haber verirler, seni götürürüm. Adam böyle deyip çekip gitti. Refet şaşırmıştı. İki çeyrek araba parası lazımdı. Daha kendisi sormadan şule kesesini çıkarıp içindeki iki kuruşu Refet'e göstererek Aksiliğe bak, yarın aylığım gelecek diye dün kömür, soğan, pirinç aldım, paraları bitirdim. Şimdi ne yapalım? Refet örtünüp sokağa fırladı. Nezaket Hanım'ın evine koştu. Nezaket Hanım köyünden gelmiş, çocuğunun biri vefat etmiş, bir çocuğuyla kalmış. Sonra da ikinci bir kocaya varmışsa da hali vakti pek uygun olmayıp haylice borçlu bulunuyordu. Refet kapıdan gelince meseleyi acele anlatıp on kuruş istedi. Nezaket derhal kesesini açtı. Yalnız on kuruşu vardı. Ondan fazlası yoktu. Refet, nezaketin parasını tümü olan o on kuruşu almaya sıkıldı nezaketse al refet al kızım ben bu gece binaz için aç kalsam da razıyım bir gece de açlıktan ölmem ya hem akşama bizim ekmeği getirir olmazsa veresi alırız haydi durma kızım benim kardeşliğimi binazca mı bekletme diye zorla on kuruşu refetin avucuna koydu Refet Binnaz'ı görünce bütün bütün şaşırdı. Zira pek fena hale gelmişti. Hizmetçilerin yardımıyla arabaya konup odalarına getirdi. Şule okula gitmişti. Yatağa serip hastayı yatırdıktan sonra yanı başına geçti. Anne, bu iş nasıl oldu? Ah kızım, beni pek orladılar. Hiç bakmadılar. Yiyeceğim hasta yiyeceği değildi. Bir tas çorba olsun önüme koymadılar. Sofradan artan yemeklerden veriyorlardı bunlarıysa midem hazmedemiyordu. Ne oldum bilmem. Olacağı mı vardı yoksa perhiz yemeğimi bulamadığımdandır nedir? Fenalaştım, ağırlaştım. Ayaklarım da şiştiğinden ve karnımın işte şu gördüğün gibi şişi arttığından bana iyi olmak için hastaneye gitmem gerektiğini ve orada çabuk iyi olacağımı söylediler. Ben de razı oldum. Ancak sana da haber versinler demiştim. Bak sana haber vermemişler. Fakat hastanede bulunduğum sürede daha çok fenalaşmakta olduğumu gördüm. Hastanede iyi baktılar ama ben iyileşeceğime fenalaşıyordum. Artık anladım ki ben iyi olamayacağım. Halimi hissediyordum. Onun üzerine sana haber gönderdim. Refet ağlayarak Sen haber göndermemiş olsan benim hala haberim olmayacaktı. Bense bu akşam seni yoklamaya gidecektim. İhtimal ki şu olayı yüce okurlarım içinde abartılı bulanlar vardır. Ancak ne yapmalı ki dünyada Şule'nin dayısı gibi kendi yeceğinden, içeceğinden keserek akraba ve yakınlarına bakanlar olduğu gibi işte Refet'e bu şeyleri yapan gibileri de bulunuyor. İşte bu anlatılanlar nasıl gerçekse Refet'in bir yandan annesine bakması bir yandan da imtihanını vermeye çalışması da öylece olmuştur. Ev sahiplerinin o günlerde hakikaten insaniyetleri görüldü. Binnaz, kızının kendiyle meşgul olduğunu görerek çalışmayıp da imtihanını vermezse diye pek korkuyor ve üzülüyordu. Ev sahibeleri imdada yetişti. Bu bir haftalık iştir. Sen üzülme Refet Hanım. Eğer senin kadar bakmazsak bizi azarla. Sen işinle meşgul ol diyorlardı. Evet, imtihana bir hafta kalmıştı. Altı aydan beri kira veremedikleri ev sahibinin bu iyiliklerine Refet nasıl teşekkür edeceğini bilemiyordu. Ve görüyordu ki annesine pek iyi bakıyorlardı. Refet işlediği tarihi dikti, bitirdi. İmtihana üç dört gün kala tablolarla onu okula götürdü. Hoca ve usta hanımlara teslim edeceği zaman Hürmüz gelip kendisinin ertesi gün bir düğüne davetli olduğunu, ve malı varken başka hediyeye para veremeyeceğini, işlenen entariye geline hediye götüreceğini söylemez mi? Refet önce bunu şaka sandı. Hem de pek adi ve soğuk bir şaka. Ancak işin ciddi olduğunu anlayınca şaşırdı ve sonra hiddetlendi. Bunun olacak işlerden olmadığını anlatmak istediyse de Hürmüz, ''Malım varken başka şeye para mı vereceğim?'' diyor da başka laf anlamıyordu. Refet'in zaten canı yanıyor, yüreği sızlıyordu. Artık daha fazla şeye tahammül edecek halde değildi. Açtı ağzını, yumdu gözünü. Hürmüz'e söylemedik bir söz bırakmadı. Ve nihayet, ''Aklını başına topla Hürmüz. Sanki ne yapabilirsin, malım değil mi? Ne zaman istersem o zaman alırım. Sözleşmemiz imtihana konulup ben not aldıktan sonra almak değil miydi? Ben öyle laftan korkmam kuzum, alacağım.'' Canım düşünmüyor musun? Seni onu alırsan ben elişinden işinden not alamam. Bu durumda belki de bu sene sınıfta kalırım. Benim içinse bir sene çalışmanın ne demek olduğunu bilir misin? Bu sene diplomadan mahrum kalmanın ne büyük felaket olduğunu anlamıyor musun? Bense diplomanın da en yüksek derecesini almak için bu kadar çalıştım. Kaç para masrafı varsa bir merhamet sahibi bulurum da ondan borç alır sana masrafını öderim. Hürmüz alaycı bir şekilde. Oh canım ben onun masraf parasıyla bu entare gibi bir entari alabilir miyim? Ya ben şu andan sonra böyle bir entare işleyip yetiştirebilir miyim? Ben onu bunu bilmem. Alacağım diyorum. Senden korkacak değilim ya. Elini sürme Hürmüz. Elini sürme. Hem de eğer almaya kalkışırsan benden kork. Ah bu da tuhaf. Bana ne yapabilirsin ki? Bana bu sene sınıfta kalmak, diplomayı elde edememek ölmekten güçtür. Anlıyor musun? Ölümden güçtür. Daha beterdir diyorum. Refet bu sözü bağırarak, yumruklarını sıkarak söylüyordu. Bu gürültüyü işiten hoca ve usta hanımlar koşuştular. Bu iki kızı boğaz boğaza gelecek bir halde bulunca şaşırdılar. Refet, Refet, senden böyle şey beklenir mi? diyorlardı. Refet ellerini yanına salıverip hüngür hüngür ağlamaya başladı artık halini bile anlatabilecek halde değildi. Şimdi de güzel ahlak notunun kırılmasından korkuyordu. Şimdiye kadar okulda sesini yükseltin, yükseldiğini işiten olmadığı halde, onu böyle bağırtmaya sebep olan hürmüze lanetler okuyordu. Orada bulunan kızlardan biri, işi olduğu gibi hoca ve usta hanımları anlattı. Usta dedi ki, ''Refet, eğer pek çok haklı olmasaydın, böyle gürültü ettiğinden dolayı ceza gerekirdi.'' Hürmüze hitaben. Biz seninle sözleşme yapmıştık. Şimdi o sözleşme dışında hareket etmek nasıl olabilecek? Yalnız masraf parasıyla güzel işlenmiş bir şeye sahip olduğun için teşekkür etmiyorsun da bir de gürültü çıkarıyorsun ha. Hele elini sür de göreyim seni. Hükmün parana geçer. İstersen şimdi masrafının parasını sayayım. Hürmüz süt dökmüş kedi gibi çekildi. Okul gelin gibi donanıyordu. Bir odanın duvarları öğrencilerin eleme olan resim tablolarıyla donanıyor. Diğer bir odanın duvarları ve masa üstleri de el işleriyle doluyordu. Nihayet imtihan günleri geldi. Refet sınıfının birincisi, Şule de ikincisi oldu. En yüksek derecedeki diplomaları kendilerine müjdelendi. O haberi aldıkları gün Refet annesinin yanına, Şule de telgrafhaneye koşuyorlardı. Şule dayısına şöyle bir telgraf çekti. Sınıfın ikincisi olarak en yüksek derecede diplomaya sahip oldum. Kızın Şule. Şule telgraftan sonra şu mektubu da yazıp postaya verdi. Dayıcığım, yardım senden olduğu için telgrafla bildirmiş olduğum gibi sınıfın ikincisi olarak en yüksek dereceli diplomaya ulaşmamdan dolayı asıl tebrik edilmeye layık sizi görüyorum. Zira bu başarı ancak sizin yardımınızla ve gayretinizle oldu. Daha doğrusunu söyleyeyim, fedakarlığınızla oldu. Sizin bana ayda 3 lira yardımınız sizin için bir fedakarlıktı. Zira sizin ayda 13 liralık bir geliriniz yoktu. Fakat dayıcığım, siz benim gözümde o kadar büyüdünüz ki, aylık bin lira geliriniz olsa benim için o kadar büyük adde olunamazdınız.'' O bin liranın ayda 30-40 lirasını versen yine böyle olamazdı. Zira bunda büyük bir fedakarlık bulunmayacaktı. Sense masrafından keserek bana verdin. Ben de bu iyiliklerine layık bir evlat olduğumu size ispat için çalışacağım. Nokta nokta öğretmenlik kadrosu açılmış. İkinci olduğum için Taşra'ya gitmek istediğimde benden esirgemezler sanırım. Ah ne ala! senin yanında yaşamak, senin bulunduğun memleketteki okula öğretmen olmak ne büyük mutluluk. İyi biliniz ki bugün yardımlarınızın kıymetini takdir eden Şule, sonsuza kadar bu minnettarlıkta bulunacak ve sizden gördüğü iyiliklerin teşekkürünü size pek huysal ve layık bir evlat olmaktan ayrılmayarak yerine getirmeye çalışacaktır. Yardımınla beni okutturarak bilgi öğrettiğin gibi Davranışlarına da insanlığı, insaniyeti öğrettin. Baki ellerinden öperim, benim yüce babam. Kızınız şöyle. Refet de evine vardığında kendisini annesinin kollarının arasına attı. Ana kız gözyaşlarıyla birbirinin yüzünü yıkıyordu. Binnaz, birinci mi dedin Refet, birinci mi? Evet anneciğim. Diploman en yüksek derece değil mi? Evet anneciğim. Binnaz ellerini kaldırıp hamd ederek. Ya Rabbi şükür dedi. Refet bir yandan annesini öpüyor, bir yandan da artık zahmetten, mihnetten kurtulduk anneciğim. Artık tatlı tasavvurlarımız gerçekleşti. Artık ben seni rahat ettireceğim. Bundan sonra sana çalışmak yok. Birinci derece öğretmenlik bin kuruş maaş. Sen ne istersen onu yapacağım. Sen yalnız emret anneciğim. Sen yalnız benden iste. Oh ne ala. Senin arzularını, emirlerini yerine getirmeye gücümün yetmesi benim için ne mutluluk. Bir kadın tutacağız. Senin yemeğini pişirecek, sana bakacak. Sana ben de bakacağım. Ben de yine hizmet edeceğim. Ben okuldayken hizmetçi bakacak. Artık bu hastalığı üzerinden at. Şimdi hasta olacak günümüz değil. Sevinecek, gülecek, eğlenecek günümüz. Sıkıntılı, zahmetli zamanlarda sen sağlam geziyordun. Şimdi ise asıl sevinçli gezecek zamanımız. Of, nasıl edelim de şu hastalığı çabuk senin üzerinden atalım? Binnaz okşanmaktan hoşlanan bir çocuk gibi kendini Refet'in öpücüklerine, okşamalarına bırakmıştı. Refet sözüne devam ederek, sen ne istersen şimdiden iste. Şimdiden emret. Emin ol artık esnaf bize ne istersek tereddütsüz verir. Artık geçimimiz temin olundu, diyordu. Arkadan şöyle gelip de yetişti. İki sene kendisine analık eden bir naza o da sarıldı. Anacığım, bak iki kızım da mükemmel çıktı. Biri birinci, diğeri ikinci oldu. Bugün senin iftar edecek günün, diye bir nazı öpüyordu. Bu buğseler, bu memnuniyetler Binaz'da manevi bir güç meydana getirdi. Kendisinde bir iyileşme görüldü. Fakat heyhat! Ne kadar geçici olduğu hastanın sonraki haliyle anlaşıldı. İki kız hastaya nasıl bakacaklarını, onu nasıl besleyeceklerini bilemiyorlardı. Artık okula gitmedikleri için evde bulunup bakıyorlardı. O senenin ödül töreni olduğu gün ev sahiplerini hastanın yanına bıraktıktan sonra Şule ile Refet giyinip gittiler. Koyu tahin renginde yünlüden olmak üzere hep bir örnek olan elbiselerin siyah kadife yakasının yan taraflarında Darül Muallimat yazılıydı. Yeldirmelerin kollarında da son sınıfı gösteren dört sıra şerit dikiliydi. Davetliler birinci öğrencilerin diploma ve mükafatlarını almak üzere gelmelerini beklerken Refet çıktı. Çıktığı her ödül için bulunduğu yerin gereğini yapabilecek yetenekteydi. O kadar ki orada bulunanlar kendisini alkışladı. Etraftan ''Güzel değil fakat ne kadar şirin kız'' ve ''Gözlere bak gözlere, zekasını nasıl gösteriyor, boş yere birinci olmamış'' deniliyordu bazı taraftan da yüzü hiç güzel değil ama yürüyüşü, duruşu, tavrı, bakışı ne kadar hoş. Ne nazik bir bakış ve duruş. Kendi güzel değil ama hali tavrı güzel deniliyordu. Evet, o günkü sevinç ve kıvanç Refet'e manevi bir güzellik vermiş ve zaten yürüyüşünü, duruşunu, bakışını bilir, nazik tavırlı bir kız olduğundan birincil mevki kendisine pek güzel yakışmıştı. Yalnız Refet, o gün annesi bulunmadığı için üzgün olduğundan yüzü gülmüyor ve dudaklarında tebessüm görülmüyordu. Şu var ki, yüzünde ve tavrındaki tevazu izleri de çehresine yakışıyordu. İki arkadaş diploma ödülleriyle birlikte odalarına geldiler. Bunları Binnaz'ın önüne döktüler ve birçok defa ikisi de zavallı hastaya sarılıp sarılıp öptüler. Zavallı çocuklar. Hala Binaz'ın iyi olmasından ümitliydiler. Ancak birkaç gün sonra işin tehlikesini anladılar. Zira hasta çok fenalaştı. Binaz artık işi anladığından dedi ki, Refet, artık ben gideceğim. Bu anlaşılıyor. Refet, niçin böyle söylüyorsun anneciğim? Sen yaşayacaksın. Sen bundan sonra dünyayı göreceksin. Rahat edeceksin. Binnaz, İş bizim arzumuzla olsa ben de senin dediğini isterim. Ancak ne yapalım yavrum ki mesele başka. Ben gideceğimi anlıyorum. Bundan bir sene önce öseydim benim için daha fenaydı. Şimdi ise gözüm arkada kalmıyor. Sen diplomanı aldın. Şimdiye kadar arzuladığımız şeye sahip olduğunu gördüm. Artık bundan sonra kendi kendini geçindirebilirsin. Lakin anneciğim ben onu seni rahat ettirmek için istiyordum. Sen öldükten sonra benim neme lazım? Yaşayacaksın anneciğim, yaşayacaksın. Hem de yakında gideceğim Refet. Kendimi anlıyorum. Korkma, gayretli ve sağlam olmak lazım. Çok kederlenme, vücudunu hırpalama. Bana sen baktın, hasta olursan sana bakacak yok. Refet dayanamayıp ağlıyordu gözlerinden sel gibi gözyaşları akıyordu. Binnaz da ''Ya bundan bir iki sene önce ölseydim ne yapacaktın? Şimdi ise ben gönül rahatlığıyla ölüyorum. Seni annenden iyi idare edecek, babandan daha çok himaye edecek olan diplomanla bırakıyorum. Evet, beni diplomam idare edecek, himaye edecek. Çok doğru. Fakat beni kim sevecek? Ben kim seveceğim?'' ''Ah, anneciğim, sen yaşamalısın.'' diye ağlıyordu Refet. Ancak bu ağlamaların hiçbir faydası olmadı. İki gün sonra Binnaz artık ölmüştü. Ev sahipleri ve Şule, Refet'i nasıl zapt edeceklerini şaşırdılar. Refet, ''Ah, anneciğim, cefamı çekip de sefamı süremeden gidin anneciğim. Ben senin için çalıştım.'' Sen olmayınca bana dünyada hiçbir şey lazım değil. Artık ben de ölmeliyim diye kafasını rast geldiği yere çarpıyordu. Cenazeyi defin için paraları olmadığından ne yapacaklarını düşünürken akrabalarından bir adam gelip o hizmeti yerine getirdi. Refete bir ara artık hep emekleri heba olmuş, kendisine ne kazanmanın ne de öğretmenliğin lüzumu kalmamış gibi geliyordu. Fakat Zaman geçip de açlığını duyduğunda yaşadığı süre boyunca kazanmanın gerekliliğini hissediyordu. Fakat keder kendisini o hale getirdi ki yaşamak değil ölmek istiyordu. Yaşamak, ölmek eğer kendi seçimiyle olsaydı o anda ölmeyi tercih edeceğinden asla şüphe yoktu. Ondan sonra kendisi hiçbir ümit ve arzuyla yaşayamayacak gibi geliyordu. Odasında yalnız kaldığında annemi geçindirecektim. Onu rahat ettirmek için birbiri ardı sıra gelen isteklerimi yerine getirmeye çalışacaktım. Yorgunluğumu onun okşamaları ve iltifatlarıyla geçirecektim. Onu mutlu etmek için mutlu olmak isteyecektim. Onun yüzünü güldürmek için şen görünecektim. Bundan sonra artık bu dünyada ne işim, ne vazifem kaldı? Bu miskin ve çirkin vücudu sürüklemek için mi yaşayacağım? Ah anneciğim. Bu miskin vücut her türlü acısını senin tarafından sevilmekle unutuyordu. Zavallı yüreğim, senin muhabbetinle dolu olduğundan haline kanaat ediyordu. Şimdi bu boşluk, bu hiçlik, bu vazifesizlikle ben nasıl yaşayacağım? Ben ne yapacağım? annemin yanına gitmekten başka benim için acımı yatıştırmaya çare yoktur. Ah anneciğim. Refet bu son anneciğim sözünü bir çığlıkla söyleyip sanki anasına kavuşmak istiyormuş. Onu arıyormuş gibi ellerini uzatmıştı. O anda hayırlı ve metin bir ses. Allah'ım dedi. Refet başını kaldırdığında Şule'yi ciddi bir tavırla karşısında gördü. Refet bir kere titredi. Şule heybetli bir bakışla, yüzü güçlü bir tavır almış duruyordu. Refet hem titriyor hem de Şule'ye bakıyordu. Şule büyük bir saygıyla ''Allahu Ekber'' dedi. Refet derhal kendini toplayıp ayağa kalktı. O da büyük bir saygıyla ''Allahu Ekber'' dedi. Şule yine sert bir yüzle kederle kendini kaybedenlerin aklını başına getirecek olan bu yüce ifadeyi söyledikten sonra sana söz söyleyebilirim. Allah'ı unutma dedikten sonra beni unutuyor musun diyebilirim. Seni sevecek ve senin seveceğin artık kimse yokmuş. Öyle mi? Ya ben seni ne zamandır yalnız bıraktım ve seni sevmediğimi, senin tarafından sevilmeye layık olmayacağımı sana gösterecek bir harekette ne zaman bulundum? Şule kusuruma bakma çünkü çok ızdırap çekiyorum. Ah bilsen ne haldeyim. O ızdırabı bana tarif etmene gerek yok çünkü onu çektim onu gördüm. Ben sana refet yetimdim öksüzle kaldım dediğim gün anneciğimin vefatından bir iki gün geçmişti. Onu kaybettiğim andaysa yanımda beni öyle kucağına alacak göğsüne basacak gözyaşlarımı eliyle silecek bir arkadaş yoktu. İki gün sonra okula geldiğimde derse bakıyordum. Sen beni o halde buldun. İşte o zaman ben de kimsesiz kaldığımı gördüm. Ancak vazifesiz değil. Öyle olmadığı için sen beni derse bakarken buldun. Evet, İstanbul'da kimsem yoktu. Hem zavallıydım hem kimsesiz. Ancak her yerde hazır ve nazır olan Allah'ım karşıma bir refet çıkardı. Annemin acısı kalbimden çıkamadı. Babamınki de tamamıyla duruyordu. Lakin o yaralı ve acılı kalpte sizin sevginiz için değer buldum. Refet, senin kalbin o kadar küçük mü? Refet mahcup önüne bakıyordu. Şöyle yine söze başladı. Benden ibret alsana. Ben annemi senin anneni sevdiğinden daha az mı severdim sanıyorsun? Düşün Refet, bir arkadaşımı nasıl sevdiğimi düşünerek kabul et de öyle sevmeyi bilen birinin annesini de ne kadar seveceğini anla. Refet Mahsun Sen kendini bana örnek göstermek istiyorsun fakat senin durumun başka dedi. İzah eder misin anlayayım, bu başkalık neymiş? Öncelikle senin bir dayın var ki, merhameti, yardımı bir ana ve babanınkinden aşağı kalmıyor. Benimkilerse bilirsin. İkinci olarak, ee ikinci olarak, Refet mahcup bir halde. Senin geleceğin benimki gibi ümitsiz ve neticesiz değil. Şule Refet'in elinden tuttu. Minderin üzerine götürüp oturttu. Kendisi de yanına oturdu. Ondan sonra dedi ki, ''Bu ümitsizlik ve neticesizlikten bahsedemeyiz. Buna dair konuşmalıyız. Refet, dört senedir okul arkadaşıyız. İki senedir beraber yaşayan iki yoldaş ve kardeşiz. Birbirimize hiç kalplerimizi dökmedik. Çalışmaktan, uğraşmaktan buna vaktimiz olmadı.'' Evet, o süre boyunca buna vaktimiz olmadı. Ancak artık derslerimiz bitti, diplomaları aldık. Şimdi tatil zamanımız. Geçen sene bu vakitler güzel bir yerde iyi vakit geçirdik. Senin orada olan üzüntülerini, meydana gelen hislerini bütün bütün benden gizleyebildin sanırsan aldanırsın. Ancak sen o şekilde üzüldüğün zamanlar arkadaşlarından kaçıyordun. Şahap'la da benimle de bulunmaya korkuyordun. Arkadaşlık hissine dayanamayıp kalbini bizden gizleyememekten korkuyordun. Veya o üzgün ve duygulu halde seni görmemizi istemiyordun. Ben de o zaman senin arkana düşmedim. Üzerine varmadım. Çünkü ben de meşguldüm hem vücutça o güzel yaşayıştan istifade etmek istiyordum, hem de Şahap'ın öğretmeninde birkaç kelime Fransızca kapabilmek ve Şahap'tan Fransızca okuduğu kitapların konularını dinlemekle zaman geçiriyordum. Ancak şimdi artık memuriyete tayinimizi bekliyoruz. Az bir süre sonra ayrılacağız. Bu kadar süre birlikte yaşamış, bu kadar hoş geçinmiş iki arkadaşın kalbi birbirine kapalı mı kalacak? Bu durum her ikimizin de birbirimize güvenilecek kimselerden olmadığımız fikrinde bulunduğumuzu onaylamak demek değil midir? Şöyle, emin ol ki kalbimi hiçbir zamanda senden gizlemek fikrinde değilim. Şimdi onu sana açsam ne göreceksin? Kalbimi bulanık bir derenin dibi gibi örtülü bulacaksın. Taze yaradan fışkıran, Durmadan akan kanlı bir dereden başka ne göreceksin? O kanlı derenin altındaki refet. Onun altındaki benden gizli olabilir ama sana elbet kendini bildirir ya. Hayır. Ya Refet. Darılma kardeşim. Senden gizlemek istemiyorum. Hayır diyorum. Çünkü ben orada arzu ve heves adına bir şey tanımak istemiyorum. Onun hislerini anlamak istemiyorum. Zorlamasını kabul etmiyorum. Reddediyorum. Annemin sevgisiyle duygulandığı zaman ona izin verdim. Hem de bol bol izin verdim. Şimdi onun acısıyla sızlanışından başka şey düşünmüyorum. Ya demin sen ümitsiz ve neticesiz diye ne söylüyordun? Ha, o kalbimin hesabı değil, fikrimin. Hani ya şu kalpten gelen şeylerin gittiği beyinde tartıldıktan ve incelendikten sonra ortaya çıkan şey. Ben doğrudan doğruya kalbimden gelen heves ve arzunun zorlamasıyla hareket etmem. O zorlamaya hiç yüz vermem. Onun beynimin hükmüne bırakırım. İşte orada kabul edilen ve beğenilen şeyle hareket ederim. Uygun ve elverişli görülmeyeni yine geldiği yere, yani kalbime iade ederim. Onları geldikleri yere tıkmaya çalışıp bastırırım. Ama kalbim bundan ezilecekmiş. Ne sakıncası var? Sonra da onun acılarını, sızlamalarını çekerim. Ümitsizlik dedim. Evet, seni de severim. Ancak sen de bana artık arkadaşlık edemeyeceksin. Zira sen de işinin başına gideceksin. Ben yalnız kalacağım. Duygularıma ortak olacak. Üzüntülerimle üzülecek. Yanımda bir kimsem, bir arkadaşım olmayacak. Hastalansam bana kim bakacak? Sense böyle değilsin. Çalışıp biraz geleceğini temin ettikten sonra uygun bulduğun birini kendine arkadaş edebilirsin. Evlatların olur. Onları da seversin. Onlar da seni severler. İhtiyarlığında sana bakarlar. İşte ümit, işte netice, işte söyledim. Daha ne söyleyeyim? Lakin benim için tasarlanan bu şeyler senin için neden olmuyor? Refet sert bir yüz ifadesiyle. Şule, benimle alay mı etmek istiyorsun? Anlamıyorum kardeşim. Bugün senin sözlerini anlamıyorum. Şule, budala değilsin. Ahmak hiç. Yahut beni mi ahmak yerine koymak istiyorsun. Ben kendimi bilmeyecek kadar budala mıyım? Ya Refet, onun için mi sen evlilik falanla kırtısı olduğu yerde başını çevirir, başka tarafa bakar, hiç dinlemezsin? Öyle ya. Bana ait olmayan bir şeyi ne dinleyeyim? Öncelikle senin için evliliğin mümkün olmadığı fikrinin ne kadar boş olduğunu ve kendi hakkında zalim bir hükümde bulunduğunu anlaman gerek. Özellikle evlilikte mutluluğun güzellik yüzünden olduğu kabul edilebilir şeylerden değildir. Ben senin gibi kendim için zalim değilim. Evet, biraz güzelim. Lakin bu güzellikle mutlu olacağıma o kadar güvenemiyorum ki, işte geleceğimi sağlayacak bir dereceye kadar kazanmayınca, kendi halime göre bir servet edinmeyince evlenmeyeceğim. Güzel olduğum için mutlak sevileceğime, mutlu olacağıma emin olsam bu noktayı düşünmem değil mi? Sen kendi hakkında ne kadar yanlış fikirde bulunduğunu anlayacaksın. Sana çıkacak birçok talip bu düşüncenin yanlışlığını ispat edecek. Evet, toplayacağım birkaç parayı ve alacağım maaşı beğenip isteyecekler değil mi? İşte ben de öyle taliplere daha şimdiden ve hep birden red cevabı vermek için kocaya varmayacağım diyorum. Ne söylüyorsun kardeşim? Doğru söylüyorum. Senin maaşını ve biriktireceğim parayı bilmeyenlerden de sen isteyenler olacak. Benim sözümün çıkacağını görürsün. Şule, sen bugün beni pek kurcalıyorsun. Coşturmak istiyorsun. Haydi dinle. Ben sevdiğimi pek çok seviyorum. Arkadaşımı da, kadın dostlarımı da. Kısacası kimi seversem pek çok seviyorum. Tabiatım böyle. Evlenirsem kocamı da pek çok severim diye korkuyorum. İyi ya. Yok, dinle. Çok sevdiğim gibi çok sevilmek de isteyeceğim. Layık olmadığım şeyi kocam olacak adamdan talep etmeye hakkım olmayacak ben sevilecek kadar güzel olmadığıma hükmettiğim halde kocadan onun aksini beklemeyeceğim. Ama o arzumdan da geçemeyeceğim. Sevilmediğimi bilerek sevmektense hiç evlenmem. İşte benim evlenmemek fikrinde oluşum bundandır. Yoksa birkaç talibin ortaya çıkacağını ben de biliyorum. Ben kocam olacak adamdan sadakat isteyeceğim, muhabbet bekleyeceğim. Hakkım olmayan şeyleri talep etmek gibi haksızlıkta bulunmaktansa böyle evlilikten vazgeçmeye karar verdim. Bu kararım verilmiştir şöyle. Hem de pek çok düşündükten sonra verilmiştir. Deminki sözlerinden yalnız birisi bana tesir etti ki o da vazife meselesidir. Sen evet kimsesizim fakat vazifesiz değil diyordun. Evet doğruydu. Ben de vazifemi bilmeliyim. Bilmelisin elbette. Yalnız ölümünü hayal edip duruyorsun. Halbuki sen, o yok olmasını arzu ettiğin vücuda tamamıyla sahip olmadığını anlamalısın. Seni okul bunun içine itti. Sana devlet bu kadar para sarf etti. Öyle hocaları nerede bulup da ders alabilirdin? Onların içinde öyle öğretmenler var ki, onlardan parayla ders alsan, ayda binlerce kuruş sarf etmek lazım gelir. Şimdi devlet senden istifade edecek. Binlerce vatan evladının eğitim ve öğrenimi senin görevin oldu. Sen daha sana verilen emeğin hakkını ödedin. Senin yetiştiğin gibi çoklarını da daha yetiştirmeden kendine sahip oldun mu zannediyorsun? Bari birkaç tanesinin eğitim ve öğretimini tamamla da Ondan sonra vücudunun lüzumsuzluğundan bahset. Hakkım var. Tamamıyla hakkım var. Evet, ben de vazifemi tanıyacağım. Vazifemi ve okuttuğum çocukları seveceğim. Acaba içlerinden beni sevenler de bulunacak mı? Ah, bu sevilmek lezzetinden bir türlü vazgeçemiyorum şöyle. Bundan şüphen olmasın kardeşim. Seni bir arkadaşım bu kadar seviyorsa öğrencilerin de elbet sevecekler. Şule böyle diyerek Refet'e sarılıp öpmeye başladı. Derken sofada, o ev müdavimlerinden olmayan bir camfes kumaşın hışırtısı ve bir ayak tıkırtısı işitildi. Bir de odanın kapısı tık tık diye vuruldu. Şule kapıya koştu. Kapıyı açınca önce kapıyı vuran eldivenli eli sonra da onun sahibi olan Şahap'ı gördü. Şahap, daha dün akşam duydum Refet, inan ki daha dün akşam duydum, diyordu. Şule Refet'e, işte gördün mü Refet, seni arkadaşlarının ne kadar sevdiğini, Şahap hanımefendinin buraya teşrif etmesi de isabet etti. İşte sevilmeye ne kadar layık bir varlık olduğunu, böyle saygıdeğer kimselerin sana yakınlık göstermeleriyle anla, dedi. Şahap, Refet'i konağına götürmek istedi. Fakat Refet o üzüntülü haliyle kendilerini rahatsız etmek istemediğini ve birkaç gün sonra geleceğini söyledi. Şahap ne kadar ısrar ettiyse de o da o kadar rica etti. Birkaç gün sonra Şule ile Refet memuriyetlerine tayin oluncaya kadar ikişer yüz kuruş maaşla okulda muavinlik yapma emri aldılar. İstanbul'da birkaç öğretmenlik açıksa da bu yerler az maaşla ikinci ve üçüncü öğretmenlikti. Onlar çok maaşla birinci öğretmenlik istiyorlardı. Refet vücudu ve sağlığı yerindeyken birden para kazanmak istiyordu. Zira kendi sağlığına güvenemiyordu. Ben bir kere geleceğimi kazanayım da ondan sonra yine yoruluncaya kadar çalışırım diyordu. Şule'nin dayısının memleketindeki okulun birinci öğretmenliği açılmıştı birinciliğinden ötürü önce Refet'e sorulacağından, Refet orasını Şule'ye bırakacağını dair söz vermişti. Bir sabah iki arkadaş erkence kalkıp okula gitmeden önce, biraz kahvaltı etmek için davrandıklarında hızla kapı çalındı. Ev sahibine gelen biri olmalıdır zannettiler. Ancak kapı ev sahipleri tarafından açıldığında bir takım lakırdılar söylüyordu. Derken ev sahibi aşağıdan Refet Hanım seni bir erkek soruyor kızım deyince Refet hayretle kimmiş o dediğinde ev sahibi merdivene doğru yaklaşıp bilmem kızım amcasıyım diyor. Bir şeyler söylüyor ama mahallemizde büyüdüğün halde böyle bir akrabanızı şimdiye kadar hiç görmedim. Nihayet bizimki içeriye aldı. Aşağıki odadadır. Üstü başı pek temiz. Arabayla geldi.'' Refet bütün bütün şaşırdı. Merdivenden Şule ile beraber inip oda kapısının aralığından bakınca "Bu ne demek?" dedi. Şule "Tanıdın mı?" diye sorunca Refet "Evet, amca çocuğu. Yalnız bir kere annem götürdü de yüzünü görmüştüm." dedi. Yanlarında bulunan ev sahibi "Madem öyledir kızım, odanı al." deyince Refet "Hayır." Ben sizin yanınızda onunla görüşürüm. Görüştüğüm vakitte annem vardı, dedi. Ve yeldirmesini giyip başını örttükten sonra ev sahibiyle beraber içeriye girdi. Ve sert sesle, ne istiyorsunuz, dedi. Gelen amca çocuğu, Binnaz'la Refet'e hareket eden kişiydi. Refet'in bu sorusu üzerine, sormaya gerek var mı, seni aramaya geldim, Beni şimdiye kadar aradınız mı ki şimdi arıyorsunuz? O zaman annem vardı. Şimdi seni düşünmek vazifesi bize düştü. Benim şimdi düşünülecek hiçbir şeyim olmadığı gibi bir şeyde ihtiyacım yok. İhtiyacımız olduğu vakitler size müracaat etmiştik. Bilirsiniz ya. Konuşmanın aldığı biçim adamın hoşuna gitmediğinden yanlarındaki ev sahibini. İzin verirseniz hanım, yeğenimle Biraz yalnız konuşmak istiyorum," dedi. Ev sahibi dışarıya çıkmak üzereyken Refet engelleyerek. "Oturunuz anne. Benim hiç kimseyle yalnız konuşacak sözüm yoktur ve olamaz. Hem burada böyle emir vermek yetkisini size kim verdi?" Refet, annesinin namusuna dokunur sözler söylenmesinden ve kendi hakkında hakarette bulunmasından dolayı Mucip Efendi denilen amcaoğlundan o kadar nefret etmişti ki, o hakaretin acısını ondan nasıl çıkaracağını bilemiyordu. Mucip, Fakat bu hırçınlıklar nereden geliyor Refet? Sana bu evdekilerden uzak mıyım? Senin İstanbul'da benden yakın bir kimsen var mı? Ben senin amcanın oğlu değil miyim? Refet alaycı bir halde. Bilmiyorum. Mucip, Neyi bilmiyorsun? Amcamın oğlu olduğunuzu. Mucip'in evvelden binaza, naza, ben onun yeğenim olduğunu ne bileyim diye söylediği sözün karşılığını şimdi verdiğinden Refet pek hoşnut oluyordu. Mucip hayretle. Bu da tuhaf. Beni aradı diye teşekkür edeceğine saçmalayıp duruyorsun. Neyse, boş lafın lüzumu yok. Haydi bakalım, hazırlan da düş arkama.'' Refet gülerek. Nereye gidiyoruz? Nereye olacak? Bizim eve. Bir borcun vereceğim falan da varsa söyle de. Ev sahibi bu sözü işitince Refet'e cevap vermeye meydan bırakmayıp kendi satılarak. Tam yedi meci diye ev kirası var. Artık elbet lütfedersiniz. Mucip, şüphe yok. Refet hiddetli. Telaş etme beyefendi. Kendinize pek büyük yetkiler, izinler veriyorsunuz. Ama ben bunları kabul etmiyorum. Ev sahibi Refet'e. Akızım, bırak versin. Sen şimdi paraları kim bilir ne kadar zamanda ödeyebileceksin. Efendi parayı toplu sayacak, değil mi? Mucip. Hemen şimdi. Esnafa falan da varsa, gücümüz yettiği miktardaysa onları da ödeyeceğim. Elbet yeğenimi buradan borçlu olarak çıkaracak değilim ya. Ev sahibi, ah bu ne cömertlik, bırak kızım versin, bırak. Yedi mecidiye birden, benim de işime yarayacak. Refet ev sahibine, valide hanım, şimdi sizin yedi mecidiyenizi birden veririm. Lütfedin de bu meseleye müdahalede bulunmayın. Yedi mecidiyeyi vermek için para çıkaran Mucipe, siz de o paraları kafanıza atıldığını görmek istemezseniz tekrar kesenize koyunuz.'' O neden kabul etmeyeceğimden? Niçin kabul etmiyorsun? Annem öyle nasihat ettiği için, o zaman da size söylediğim gibi kendim de öyle kesin karar verdiğim için. Bu o zaman sözlerinden ev sahibi bir şey anlamıyordu. Pekince fikirli olmayan kadın Refet'in bu retlerine şaşırıyordu. Zira henüz eline bir maaş alamadığını ve borç içinde olduğunu biliyordu. Mucip ekşi bir yüzle. Lakin senin bu türlü inat ve ısrarların işe yaramaz Refet. Benimle beraber gelmeye mecbursun. Sen gitmezsen ben seni zorla götürebilirim. Zira senin velinim. Ev sahibi, Refet'in inadını anlayamıyorum. Siz böyle iyilikte bulunmak istiyorsunuz. Size gitse elbet rahat eder. O muhtaç değilim falan diyor ama boğazına kadar borç içinde. Bakkala var, kasaba var, sütçüye var, ekmekçiye var. Hangi birini söyleyeyim? Refet hiddetli. Hanım, herkesin işi kendincedir. Bunların böyle sayılıp dökülmesi size yakışmaz. Dolandırmadım, inkar etmiyorum. Vereceğim. Kendim vereceğim. Hem madem ki böyle telaş ediyorsun, senin yedi mecidiyeni bugün vereceğim. Ev sahibi. Nereden vereceksin, akızım? Ben senin için söylüyorum. Böyle iyilikleri ayağınla tepmek adeta çocukluk. Hiç para bulamazsam ne varsa hepsini satıp sizin kiranızı vereceğim. Öyle yapıp yine sıkıntı çekmeye razı oluyorsun da bu inattan vazgeçmiyorsun. Anlaşılan vaktiyle bir şeye gücenmişsin. Sür git dememişler ya biraz da unutuver. Ev sahibi böyle dedikten sonra biraz önce amcaoğlunun kendilerinin yalnız bırakmaları hakkındaki ricasını hatırlayıp pek cömert gördüğü bu beyefendiye hürmetini göstermek maksadıyla yavaşçacık ve usulca odadan çıktı. Refet bunun farkına vardıysa da bunun üzerine kendisinin fırlayıp çıkmasının bir nevi hoppalık olacağını ve artık konuşmaya girişilmiş olduğunu gördü. Fakat dedi ki, bu teklifinizi niçin eşiniz vasıtasıyla yapmadınız? Mahallede sizi şimdiye kadar kimse görmediği için gelmeniz uygun düşmedi. Sizin gelmenize ne gerek vardı? Karınızı gönderir, söyleyeceklerinizi onun vasıtasıyla söylerdiniz. Ben de vereceğim cevapları ona verirdim. Mucip tebessümle "Evli değilim." dedi. Refet hiddetinden kıpkırmızı olup Öyle olduğu halde beni evinize davet ediyorsunuzsa? Mucip sırıtarak, orası da düşünüldü. Onun da bir çaresine bakarız. Mucip gibi cibiliyetsizliği ve insaniyetsizliği önceden görülmüş olan birinin bu gibi hareketine şaşıracak olan okuyucuları meraktan kurtarmak için şurasını anlatalım. Mucip 250 kuruş sermaye ile İstanbul'a gelmiş, bir zaman Bedesten'de şurada burada telallıkla işe başlayıp biraz alıp satmaya da başlamış, beş parayı on kere hesap ederek üzerine beş daha koymak için çalışarak altı yedi bin lira sermayeli bir tüccar olmuş. Fakat kendisi iyi okuma yazma bilmediğinden ve hesap ilmine vakıf olmadığından bin kuruş maaşla katiplik ve muhasebecilik görevini yerine getiren birini çalıştırıyordu. Mucibin 40 para için içi titrediğinden, daima yapılan hesapların doğru olup olmadığını incelemek için saatlerce çalışıyor, yoruluyor ve kimseye güvenemiyordu. Kendi dostu olan bir Hristiyan tüccar bu çektiği zahmetleri görünce, insanın kendisinin mükemmel hesap bilmesinin hakikaten güç olduğunu ve ticaret meselesinde çok zahmet çekileceğini söyler. Kendisi mükemmel hesap bildiği halde bile yine mükemmel hesap bilen karısının yardımına muhtaç olduğunu, karısının kendisine olan hizmetini bu konuya naklederek, bu hesapta yardıma başlandığından beri karının iki kat olduğunu belirtir. Ve ne kadar çok maaş verilerek tutulsa ve kaç tane çalıştırılsa da, katiplerin el olmaları münasebetiyle bir eş kadar canla başla bakamadığını, bir eşin karı da zararı da eşe de ait olduğundan, işin bu yoldaki çıkar ve faydası anlaşıldığı için Avrupa'da tüccarların çoğunlukla hesabı karılarına tutturduklarını söyler. O zamana kadar masraf olacak diye evlenmemiş olan mucip, bu yüzden olacak faydayı düşününce mükemmel hesap bilen bir karı almayı katiyen zihnine yerleştirir. Ancak kendisi yine para harcamak istemediğinden, bunun içinde Gayet kanaatkar bir eşe gerek görür. Derken Refet aklına gelir. Bir defini bulmuş gibi sevinir. Zira Refet'in ne kadar yoksulluk ve sıkıntıyla yaşamaya alışmış olduğunu bilir. Darül Muallimat'ta hesabın eksiksiz öğrenildiğini işitmişti. Kendisi gibi zengin bir adamı Refet'in kabul etmeyeceğini de asla aklına getiremezdi. Kendiliğinden bir hesap yapar. Refet çamaşırımı yıkar, çamaşırcı parasından da kurtulurum, hesap tutar, yazılarımı yazar. O zaman bin kuruş maaşlı bir katip kullanmaya gerek kalmaz. 200 kuruşluk bir kayıt memuru hizmetini yerine getirebilir adam yeterli gelir. Yemeği pişirir, o yüzden de karlı çıkarım. Pek olmamış 2-3 mecidiyeye kadar bir hizmetçi de tutarsam yine karlıyım. İşte oldu gitti diye harekete geçer. Binnaz'la Refet'i sorar, araştırır. Binnaz'ın öldüğünü haber alır. Hemen koşarak mahalleye gelir. Önce esnafa borçlar olup olmadığını ve onların miktarını sorar, öğrenir. Yalnızca 2-300 kuruş kadar olduğunu haber alınca bir şey değil. Zaten Refet'i alırken biraz masraf edecek değil miyim? İşte bunları veririm, o masrafı da etmem. Der, gelir. İşte Mucip'in gösterdiği cömertlik falan bu meseleden dolayıdır. Mucip, Refet'e bir eş diye değil, aylık kendisine 800 veya 1000 kuruş getirir bir gelir nazarıyla bakıyordu. Ve öyle bir gelir elde etmek için Mucip nasıl hırslı olursa Refet'e de öyle göz dikmişti. Yukarıda sözünü ettiğimiz gibi, katip maaşından, çamaşırcı ve benzeri ücretinden edeceği karları toplayıp, Aylık 800 veya bin kuruş gelir elden kaçırmamak için mucip gibi bir adam ne kadar çalışırsa o da refeti elde kaçırmayıp yakalamaya işte o kadar gayret gösteriyor. Mucip onun da çaresine bakarız deyince Refet ne cevap vereceğini şaşırdı. Daha fazla kızardı. Onun bu halini mucip mahcubiyete verdi. Ne yapalım? Gerçi bu söz sana edilmemeliydi ama burada senin de kimsen yok benim de. Birbirimizin en yakını yine kendimiziz. Nikah falan burada olamaz. Zira ben böyle yerlere şahitlerimi göndermeye utanırım. Onun için eve gidelim diyorum. Laf anlamadın, beni böylece söyletmeye mecbur ettin. Refet hiddetinden titriyordu. Mucip bu halleri hep mahcubiyete vererek. Haydi kalk kalk, böyle mahcubiyetle vakit geçirmeye gerek yok. Refet'in artık tahammülü tükenmişti. Hiddetinden kilitlenmiş gibi olan çenelerini zorla açıp ''Boşuna beklemeyiniz'' dedi. Mucip şaşırarak ''Ne? Sayıklıyor musun yoksa sözlerimi anlamıyor musun?'' ''İşte anlattınız ya, daha fazlasına gerek yok.'' ''Yahut sen beni bir züğürt falan bir şey mi sanıyorsun? Aklını başına topla Refet.'' Pantolonun ceplerine eliyle vurarak Cebim altın dolu kız, altın. Biliyorum. İdarehanenize geldiğimiz vakit gördük. Kasanız da vardı. Mucip şaşkınlıkla. Yoksa beni orada memur falan bir şey mi sandın? Orada bulunanlar benim maaşla çalıştırdığım kişiler. Sen galiba daha beni tanıyamamışsın. Refet alaycı bir tavırla. Gerçi daha bu ikinci müşerref oluşumuz ama ben sizi ilk gördüğüm anda pek iyi tanıdım. Öyleyse bu davranışın ne demek oluyor? İşte sizi tanıdığım için böyle oluyor. Mucibin canı sıkılarak. Ben bu kadar lafını bilmez adamdan da hoşlanmam ama. Haydi akrabalığa hürmeten seni affetmiş olayım. Çocukluğun lüzumu yok Refet. Öyle bir şeye gücenmekle şimdi kin gütmek akıl kârı değildir benim evlenmeye talip olmam senin için pek büyük bir nimettir. Servet sahibi olmamla beraber yaşım da pek büyük değil. Gerçi seni kucağımda hoplatırdım ama o zaman ben de pek yaşlı değildim. Sen 23 yaşındasın, ben de 45 varım. Erkek için o kadar yaşlı sayılmaz. Senden küçük bir yaşta kız istesem de verirler. Hiç durmayınız, verdiklerini alınız. Ben evlenmeyeceğim. ''Niçin?'' ''Oo, orası sizin vazifeniz mi ya?'' ''Evet, vazifem elbette.'' ''Efendi, haklarıma sataşıyorsunuz.'' ''Senin velin değil miyim? Seni böyle kendi aklının kararına mı bırakacağım sanıyorsun?'' Refet, koynundaki şapın bir bayram hediyesi olan Fakfon Saat'e bakarak, ''Oo, sana laf anlatacağım diye az kaldı vakti geçiriyordum.'' Saat dokuz. İşte kahvaltımı etmeme engel oldunuz. Ayağa kalkıp telaşla dışarı çıkmak üzereyken Mucip hızlı hızlı ''Nereye gidiyorsun?'' deyince tekrar odaya dönen ev sahibi ''Okula gidiyorlar. Muavin oldular ya. Birkaç ay sonra da taşraya gidecekler.'' Mucip ''Ne? Ne? Ben seni ne okula gönderirim ne de taşraya. Hayır olmaz efendim. Olmaz.'' Refet kötü bir tavırla. Ağzını topla. Artık çok oluyorsun. Deminden beri boşuna durup da sana çene çalmışım. Sana öğren de öyle söyle diyorum. Sen ne kaba adammışsın? Refet böyle diyerek fırlayıp çıktı. Odadan çıkınca Şule, geç kalacağız. Haydi kardeşim. Haydi vaktinde yetişelim. Şule Hazırım işte, örtündüm. Seni öyle bekliyorum diye elinde kendisinin ve Refet'in şemsiyesiyle koştu. İki arkadaş hızlı hızlı yürümeye başladılar. Şule giderken, ''Bak, kimsesizlikten şikayet ediyordun. Gördün mü işte, amcanın oğlu da seni aramaya gelmiş. Ev sahibi biraz dışarı çıkmıştı ya, o zaman söyledi. Sana para yardımı da yapacakmış. Artık ev sahibini görme Refet. Bir anlatıyor ki, bir altın saati kordonu var ki kor gibi altın. Parmağında bir yakut yüzük var ki gözler kamaştırıyor. Ama galiba Refet Hanım'ın annesiyle bir tartışma mı geçmiş, ne olmuş? Refet Hanım ona küskün diyordu. Sıkıntı eksikti de bir de bu sabah bu bela musallat oldu. Neden? Ne de olsa akrabandır. Kardeşim affa şayan bir kusur etmişse unutuver. Refet gülerek. Yalnız akrabam ya hem de talip. Şule. Ben sana demedim mi? İşte gördün mü? Bak senin aylığına ve parana göz koymaksızın da zengin kimseler. Hem de seni bilip tanıyanlar seni istiyor. Daha şimdi ne param var ne aylığın. Beni nereden tanıyacak be kardeş? Şimdiye kadar yalnız annem hayattayken bir kere görmüştü. İşte iyi ya Beğenmiş demek. Hayır, hayır. Bunda bir şey var ama ben daha anlayamıyorum. Beğenmekten başka bir şey var. Ertesi sabah Refet'i yoklamaya gelen komşulardan biri halini hatırını sordu ve bir yere tayin oluncaya kadar kendi yanlarına gelmeyi teklif etti. Kocası geçici olarak bir yerde bulunduğundan yalnız kaldığını anlattı. Yani geceleri yalnız korktuğundan onları can yoldaşı olmak üzere davet etti. Ev sahibi de oturuyordu. Refet, ev sahibi hanıma yedi mecidiye kadar vereceğim var. Nasıl çıkabilirim? Bakalım onun bir çaresine bakayım da sonra düşünürüz deyince ev sahibi. O ne demek Refet Hanım kızım? Ne zaman olsa senin vereceğini bilmez miyim? Hem de böylelikle üstüne konur yoksa ödenmez ki sen oturdukça aylık birikiyor," dedi kadın. Bu sözleri de Refet'i evinde istemediğinden kasten söylenmiş bir söz değildi. Kadın gayet saptı. Refet'i de evladı gibi bildiğinden mucip'in yanında söylediği de bu sözde Refet'i kayırmak istediği içindi. Binaz'ın hastalığında Refet satı satı zaten bir şey bırakmamıştı. Binaz hastalandığında onun rahat etmesi için bir tanecik olan yatağı hastaya bırakıp iki arkadaş bir yatakta yattı. Binaz'ın vefatından sonra ise ev sahibi, ''Kızım, bizim şimdiye kadar bildiğimiz cenaze çıktıktan sonra arkasından yatağını da yoksullara verirler.'' deyince, Refet, adet neyse onu yapılmasını söylediğinden o yatakta verilmişti. Ev sahibi, Refet'in bir yatağı daha bulunmayan yoksullardan olduğunu düşünememişse de, Refet de zaten annesiyle geçen hayatını, sevgi dolu gecelerini o yatakta geçirmiş olduğu için orada yatmayı içi götüremeyecekti. Şule'nin dayısı 3 lira maaşı hala vermekteydi. Şule'nin maaşı oluncaya kadar verecekti. Şule artık Refet'in halini gördüğünden yarı yarıya harcamayı falan düşünmüyordu lazım gelen şeyleri parası yettiği kadar alıyordu. Refet, muavinlikten alacağı ilk maaşla bir yatak alacaktı. İşte Şule'nin tek yatağıyla birkaç parça şeyi mahalle bekçisine yükletip naklettiler. Misafir oldukları hanım, Refet'e bir takım yatak çıkardığından iki arkadaş daha rahat uyuyabildiler. Mucip Efendi, Refet'ten ayrıldıktan sonra Refet'i zorla evine getirip getiremeyeceğini ulemaya danıştı kendisine bu durumda refet hakkında asla böyle bir hak ve yetkisi bulunmadığını ve yalnızca güvenli bulunmadığı bir yerden diğer güvenli bir yere naklini mahkemeden talep edebileceğini anlattılar. Mucip'in ayakları suya erdiyse de böyle kendisinin ulemaya danışarak öğrenebildiği şeyleri Refet'in bildiğini anlayınca Refet'i almaya daha çok heveslendi. Bak bak neler biliyor haspa diye azmine güç veriyordu. Artık bu defa kendisinin refet üzerindeki bir hakkı bulunmadığını anladığı için yumuşak davranmaya ve güzellikle kızın gönlünü yapmaya karar verdi. Ve yine bir sabah erkenden refeti okula gitmeden bulmak üzere çıktı gitti. Mucip Efendi, Refet'i eski ikametgahında bulamadıysa da ev sahibi kendisini önceden tanıdı ve üstünü başını şatafatlı gördüğü için önüne düşüp Refet'in olduğu eve götürdü. O evin kapısını açan ev sahibi hanıma Aman kardeş, Berrakcığım, Refet'in amcaoğlu pek zengin bir efendi ha, parayla oynuyor. Eski ev sahibi bir anda bu kadar sözü Berrak hanıma söyledikten sonra Mucip efendiyi içeriye bıraktı. Ev sahibi selamlık gibi kullanılan odayı tarif ederek Mucip efendiye "Oraya buyurunuz." dedi. Kendisi başörtülü olmadığından çıkmadı. Refet'e amcaoğlunun geldiğini haber verdi. Refet telaşla ve yavaş sesle. Yok değiniz Berrak Hanım, yoktur. Akşamdan beri misafirlikte kaldı Deniz. Beyrak, a kızım ben buradadır dedim gitti. Refet, öyleyse kuzum efendim. Refet sizinle konuşacak, söyleşecek bir şey olmadığını, Bundan dolayı yanınıza gelemeyeceğini söylüyor Diniz. Aman kızım bu nasıl söz? Ben böyle söz söyleyemem kızım. Sen kendin ne istersen söyle. Refet yeldirmesini giyip başını örttükten sonra Berrak Hanım'a birlikte gelmenizi rica ederim dedi. Berrak da başını örtüp birlikte odaya girdiler. Refet ciddi bir tavırla. Ne söyleyeceksiniz? Kısaca söyleyiniz ve bitiriniz ve öncelikle söyleyeyim ki bir daha da beni görmeye gelmeyiniz. Ne yazık ki bundan sonra kabul edemeyeceğimi bildiriyorum. Mucip, Refet'in o konudaki hak ve yetkisini bu defa öğrenmiş olduğundan o bahsileri götürmek istemiyordu. Büyük bir yumuşaklıkla dedi ki, ''İşte, kısaca söylüyorum. Bu hanımın yanında da söylüyorum. Yeğenim olan Refet'i, Allah'ın emri peygamberin kavliyle eş olarak almaya talip oluyorum. İstersen burada nikah olduktan sonra bizim eve gelirsin. Ev sahibine hitaben. Buna müsaade buyurursunuz değil mi? Masrafını adeti gereği öderim. Size hiçbir para masraf ettirmem. Beyrak Hanım, şüphe yok efendim. Niçin müsaade etmeyeyim? Refet elimizde büyüdü. Bu mahalleye geldiği vakit mini miniydi. Refet Efendi, ben evlenmeyeceğimi size söyledim. Hem böyle şeyler kızların kendisine söylenmez. Birisiyle haber gönderirsiniz. Ben de bu vereceğim cevabı ona verseydim daha uygun olurdu. Böyle yolları siz benden mi öğrenmelisiniz? Mucip burada Refet'e karşı biraz bilgiçlik taslamak istedi. Bazı din büyüklerinin kitaplarını okumuş bulunduğundan dedi ki, ''Sen bazı ashab-ı aldığı kadınlardan daha büyük müsün? Bu ne gurur?'' onların yaptığı bir şeye olmaz şeylerden denilir mi? Münasebetsizliğin lüzumu yok Refet Hanım. Hoppalık da lazım değil. İşte nikah için hangi günü münasip görüyorsanız bir karar veriniz ve icabına bakalım. Refet artık sözü kısa kesmek istediğinden. Lakin yorulmayınız efendi. Bu iş olur işlerden değil. Çünkü siz benim dengim değilsiniz. Gözlerini açıp hiddet ve hayretle ne dedin? Ne dedin? Aslımız bir ailedeniz. Servet bakımından da artık ne diyeyim? Ben o tarafı da kabul ettikten sonra neden dengin olamıyormuşum? Refet ayağa kalkıp ağırbaşlı bir tavırla iğrenilen bir şeyden bahsederken yapıldığı gibi dudaklarını bükerek. Çünkü siz cahilsiniz dedi. Bu söz yıldırım gibi mucibe tesir etti kendi bilgisizliğini, eğitimsizliğini alacağı işin bilgisiyle örtmek istediği halde, işte eğitimli, bilgili kızın kendisini beğenmediğini görünce fena halde bozuldu. Hiddetinden ne yapacağını, ne diyeceğini bilemiyordu. Nihayet hiddetin faydası olmadığını görünce, işte ben de onun için bilgili bir kız almak istiyorum, dedi. Refet, pekala, bu dünyada yalnız ben değilim ya. Bari Bildiğin okul kızlarının fakir olanlarından birini bana tavsiye et. Ev sahibi Berrak Hanım hemen söze katılarak. Refet Hanım, belki Şule Hanım varır. Madem ki sen istemiyorsun. Refet, pekala siz sorunuz. Mucip Berra, hanım söyleyiniz zenginim. Daha hiç evlenmedim. Şimdiye kadar bekar yaşadım. Bunu söylemekten maksadım karı boşamak falan gibi şeylerim olmadı. Refet'e o kız da senin kadar hesap filan biliyor mu? Ben ne okudumsa o da okudu. Okuduğunu da iyi okudu. Berrak Hanım dışarı çıktı. Refet, Şule'yi kendisi vazgeçiriyor falan gibi zannedilmemesi için dışarı çıkmadı. Biraz sonra Berrak içeri girip Şule'nin Refet'i çağırdığını söyledi. Refet dışarı çıkıp biraz sonra döndü ve Mucip'e kardeşim daha şimdiden evlenmeyecekmiş. Mucip sıkılarak. Neden? Orasına karışmaya bizim hakkımız var mı? Canım merak bu ya. Anlasak ne olur? Gençlik bu. Belki yanlış bir fikirle böyle söylüyor. Onu da sorsanız ne olur? Onu da bana söyledi. Kendisini geçindirecek kadar bir gelir tedarik etmedikçe evlenmeyecekmiş. Canım buna gerek yok. Benim servetim var. Berrak. Şule Hanım bana da öyle söyledi. Lakin ben Refet Hanım kendisi söylesin diye onu dışarı çağırdım. Zaten Şule'nin fikri odur. Ben biliyorum ama siz öyle söyleyince varınız bir defa sorunuz diye ses çıkarmadım. Mucip. Kadınların hepsi sizin gibi çılgın olsa erkeklerin hepsi de karısız kalırdı diye fırlayıp hiddetle çıktı. Kendi kendine. Kadın kıtlığı yok ya. Bir okullu fakir kız daha bulurum. Refet, Mucip'ten bu şekilde intikam aldığını görerek övünüyordu. Şule'ye Mucip'le önceleri aralarında geçen olayı anlattı. Şule, ''Ya sen bana böyle bir adamı layık mı görüyordun?'' ''Yok canım, o lakırdığı Berrak Hanım çıkardı.'' ''Hayır, olmaz söyleme diyebilir miyim? Ben zaten senin şimdi evlenmeme fikrinde olduğunu bilmiyor muyum?'' ''Latif ediyorum kardeşim.'' Zaten kendim varmadığın adamı bana layık görmeyeceğini bilmez miyim? Ben Berrak Hanım'ın işi olduğunu derhal anladım. Birkaç gün sonra okulda açılan öğretmenliklerin pusulasını önce sınıfın birincisi olduğundan Refet'e gösterdiler. Maaşları da bildirilmişti. Refet baştan aşağıya bir kere okudu. İstanbul'da ikinci, üçüncü öğretmenliklerden açık birkaç yer vardı. Bunların ise maaşı azdı. Refet bir yeri göstererek ''Uygun görülürse burasını isterim efendim.'' dedi. Görenler şaşırdılar. Gerçi maaş en çok yer orasıydı ama 17-18 günlük uzak bir yerde. Ondan sonra Şule'ye gösterdiler. Şule'nin seçeceği yer Refetçe malumdu. Zira dayısının memleketinin öğretmenliğinin de pusulada bulunduğunu Refet görmüştü. Şule sevinçli bir şekilde parmağını o noktaya koyup ''Burası efendim'' dedi. O gün odalarına döndüklerinde Şule Refet'e dedi ki ''Lakin kardeşim pek uzak bir yer seçtin.'' ''Kardeşim Şuleciğim eğer senin İstanbul'da kalmayıp katiyen dayının yanına gitmek arzusunda olduğunu ve mutlak orasını seçeceğini bilmeseydim veya senin gittiğin yerde ikinci öğretmenliğinde açık olduğunu görseydim.'' emin ol ki o tarafları kabulde tereddüt etmezdim. Öyle olmadığı halde ise bu seçtiğim yerin havasının ve suyunun iyi olduğunu işitmiştim ki bence en çok düşünülecek şeylerden biri de odur. Maaşı çok. Benim fikrim sağlığım yerindeyken çabuk biraz para tutup geleceğimi temin ettikten sonra gönül rahatlığıyla görevimi yerine getirmek. Yani her zaman sağlığımın bozulacağını hissedersem Uğraşımı terk edip kendime bakabilmektir. Ha, bir doğrusu bizim memlekete yakındır. Okul tatili zamanlarında oraya gidip babamdan kalan miras payıma el koyarım. Çünkü zaman aşımı yoktur. Mürüvvet Hanım'ın birisinden işiterek anneme tavsiye etmesi üzerine, annem birkaç senede bir miras payıma karşılık biraz maaş talebi hakkında bir dilekçe takdim etmişti. Hatta o vakit mahkemeden aylık yüz kuruş verilmeye karar verilmişken biraderlerim yine göndermemişlerdi. Şimdi oraya gidip de parlak ve nurlu olan Hazreti Muhammed'e ait yasaların bir kadını ve bir acizi nasıl himaye ettiğini onlara gösteririm. Ve kendi malımdan bile bana para vermeyerek beni mahvetmeye çalışanlara parasız, gelirsiz olarak nasıl adam olup meydana çıktığımı, mektebin, devletin himayesi ve idaresi sayesinde bugün geçimimi temin ettiğimi onlara göstermek isterim. Ah Şule, mucibe sen cahilsin diyerek aldığım intikamdan ne kadar hoşnut oldumsa, akrabama karşı böyle adam olup meydana çıktığımı ve onların benden esirgedikleri ekmeğe muhtaç kalmayarak kendi ekmeğimi kendim kazandığımı göstermekten o kadar zevk alıyor ve övünüyorum kazanalım, geleceğimizi temin edelim de. İnşallah yine birleşiriz. Sen bir ev falan edinecek kadar para toplarsan nerede oturmak fikrindesin? İstanbul'da. Ben de öyle kardeşim. Artık böyle güçsüz ve sıkıntılı değil. İnşallah geleceğimizi temin edecek kadar maaşlarımızdan para topladıktan sonra birer ev alırız. Bir de dükkan falan gibi bizi besleyecek şeyler alırız. Vazifelerimizi güzel yaparsak, vatanın evlatlarını iyi eğitirsek, kazandığımız para helal olacağından bizi de Cenab-ı Hak rahatça yaşatır. Son